House of the Dragon sezon 2 bölüm 1 tartışmalarıyla, güzellikleriyle, ölümleriyle, ee, Starklarıyla falan geldi. E, fena da gelmedi. Nerd Rage'i geçirenler, ne bileyim çok mutlu olanlar, oh be özlemişiz diyenler her telden çalıyorlar. Ama güzel işte House of the Dragon gelince herkesin bir konuşası geliyor. Biz de bugün e, tabi şimdi öncesini bilmeyenler vardır. Biz ilk sezonda böyle e, ilk bölümlerde biraz daha genel konuşuyorken ikinci, üçüncü bölümle beraber iyice böyle sahne sahne, sekans sekans ayırdığımız bir hale getirip böyle bir derin analize girmiştik. Bu sezonda aynısına devam edeceğiz. Hani ilk kez görüyorsanız bu videoyu ilk sezonda kanalda duruyor. Merak edenler olursa açıp izleyebilirler. Bugün de A Sun For A Sun bölümüyle başlayacağız. Mert'i de tanımayanlar için ufak bir hatırlatayım. Kendisi 20 senedir Avusturya'da yaşadığı için lütfen artık abi Türkçen niye böyle? Niye İngilizce kelimeler çok fazla? falan? Gibi. Beyin üzülü değilim. <laughs> ben bizzat biliyorum değil yani bunu test ettik. Vallahi değilim. Ben. <laughs> Eksi sözlük yazarıydık işte bir dönem. O zaman belki bir sıkıntımız vardı. Evet. Sen yazacak mı bu arada bu sezon yine ekşiye falan sezon? Arayız. Yok abi nereye yazıyorsun? Ya? <laughs> bir ara harbiden ona görev edinmiştim böyle yazıyordun şey her sezon, her sene Game of Thrones. İyi oluyordu aslında bu biz bu yayını yapmadan önce benim bir şeyleri yazmam çünkü toparlıyordum söyleyeceklerimi artık bu sezon komple freestyle. Freestyle. <laughs> ne gelirse söyleyeceğiz. Artık kafamıza Zaten göre. Türkçe unutmanın yanında bir de şey de var abi. Dizi İngilizce izliyorum, kitabı İngilizce okudum. Not alırken bile İngilizce yazıyorum her şeyi. Sonra buraya çıkıyoruz Türkçe konuşacağız. Karşımda böyle Dragon yazıyor. Ben Dragon neydi ya filan diye düşünmek zorunda kalıyorum. O yüzden salak salak yavaşlamak zorunda kalıyorum. Evet. İnsanlar sinir oluyorlar biliyorum da hani yapacak, yapacak bir şey yok. Böyle evet. bir iş yani. Aslında bir ara ileride böyle kitapları konuşabilirsek. Ben de Türkçe okuyayım sen İngilizce oku. İyice kafamızı yapsın. <laughs> Çevirilerde falan iyice gitsin yani. <laughs> Abi o iki saat oturur düşünürüz neydi abi kış kış mıydı neydi winter falan e neydi falan diye. <laughs> abi evet ona sözlük falan yapmak lazım ya konuşmak için çok zor çünkü. Diyor çok zor. Çok zor iş. Evet ilk bölüme geçelim. Ee, ben yine dediğim gibi sekans sekans sekansların içindeki farklı sah sahneleri de hep yani not almaya çalıştım. Detaylara gireceğiz. Zaten aslında bölümden önce konuşuyorduk. Ee, güzel bir şey söyledim. Böyle şeyden girdik. Ee, Starklardan girdik. Ta Game of Thrones'un ilk bölümü gibi. İşte kuzeyde uçan bir Raven'la beraber. işte haber taşıyan bir Raven'dan hop oradan e, Stark'a ve Jace'e geçtik. Güzel de özlemişiz kuzeyi Stark'ları falan. Tabii o... Stark'a girmeden bir şey var orada. Ha söyle değiştirdi adamlar. <laughs> ha doğru bak jeneriği konuşmadık doğru. Ee... Jenerikten gir. Jenerikten şey bir jenerik de konuşabiliriz ya. aynen. Sen peki şey diyecektim ben ya. <laughs> Sana soracaktım hatta mesaj atacaktım Sonra izlememişsindir daha diye spoiler olmasın diye. Bu Game of Thrones sahnesi, tarihinin en ağır sahnesini izledik. Sen ne hissettin bu sahnede o köpeğe tekme attığın derif? Abi oraya geleceğiz ben direkt orospu çocuğu diye bağırdım ya yani kusura bakmasın seyirciler ama çok sinirlendim gerçekten. <laughs> yani benim için bütün Game of Thrones sahneleri ko kafa kopmalar, göz patlamalar hepsi bir yana o köpeğe vurdu ya o yavşak. <laughs> Onun ben var ya. <laughs> Abi izliyorum. Um, şey böyle köpeğe vurdu ben söyle şey dedim böyle. Dağmadık. Bütün çoluk çocuk öldü. Tencan bir şey demedi. Bu köpeğe vurulan tekmeden sonra <laughs> dedim tamam. Şey yapacak. Rage. <laughs> 15 dakika. Aynen. O sahneyi Biz... bekliyorum. Orayı konuşacağız. O, harbiden Rage'imi orada geçirdim <laughs> ya. Bir de inanamadım başta. Geri alıp bir daha izledim o sahneyi. <laughs> Vurdum Çok mu lan yavşak olur. falan diye. <laughs> Oğlum insanlar bir de mesaj atmışlar HBO'ya köpek iyi mi falan diye. Abi, i̇yi <laughs> iyi. iyi. <gülüyor> Ya, tabii ki. Hani gerçekten... da yok aslında <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> yani ya, ejderhalar yani. da iyi. O, o da ölmedi aslında. Luke'un ejderhası ölmedi. Tabii, Hala hayvanat başında takılıyor. O şey, beni yani. Açık hava parkında takılıyor. Hatta İzmir'de var ya doğal yaşam park. <laughs> Oraya verdiler. Yani. Orada yiyip içiyor keyfi yerinde. E ne diyorsun Neyse. giriş için? E, i̇şlemeli böyle Helena'nın işlemesi tarzı bir şey geçmişler böyle iplikler vesaire. Kapasitör yapmışlar ya evet. Hmm. Ben jeneriyi izledim tam jenerinin sonunda bir şey eksik. E, de böyle tam jenerinin sonunda vizeri script kapasitörüye bakacağız ya? Buna bakılmaz abi. Ben <laughs> deseydim. <laughs> Süper olacaktı. Damon tepesleri sevmez ya filan diye. <laughs> Damon bayılır Yok, başladı. şey, Bence şey evet kesinlikle bir şey gelişme olmuş tabii. daha güzel olmuş en azından bir world building şeyi olmamış gene ama onu yapmayacaklar herhalde evet, hani dedik evet. harita harita koysunlar bu sefer history building olmuş daha anlaşılıyor ne olduğu yani üzerinde yani bir de şey olarak da güzel yani ne diyeyim sanatsal olarak da daha güzel üzerinde görebildiğim şeyleri not aldım bir Valeria'dan başlıyor sonra böyle bir bu ejderhaların yapımında Blood Magic olayını anlatmıştık ya onu evet. koymuşlar galiba. İşte wyvernlerle fireworm'ler falan diye. İlginç bir şey vardı böyle ejderha var ya böyle alevli, kanatlı. Hı -hı. Gördüm onu. O ejderhanın kafası böyle insan kafası filandı. Değişiktir. öyle. İşte George Martin. Ha George Martin de çok bayılır bu. Kitapta da çok 3-5 kere geçer böyle insan kafalı ejderha gören rüyalar, rüyalar falan böyle. Hani insan sacrifice ederek mi ejderhaları yaptılar gibisinden bir şey oluyor yani herhalde ona bir gönderme yapmaya çalışıyorlardı sonra böyle elinde şeyle hançerle bir kadının arkasında duran bir adam var dedim bu Azor mı acaba hani ha, olabilir. sevgilisi o da Nisa, Nisa sacrifice eder ya acaba Azor Ahay'ı soktular oraya falan dedim mi oha güzel onu. onu ben ona, ona, ona o kadar dikkat etmemiştim <laughs> Valla kanlı bıçak bilmiyorum. Azor Ahai aslında um, Valeria ile bir alakası yok ama hani aşağı, aşağı denilen yerin efsanesidir. Tabi ejderhaların bilgisinin oradan geldiği hani orada ejderhalar da var. Hani böyle artık bu kadar nerdlik mi yapıyorlar yoksa koy ya işte bir kanlı bıçaklı bir şey koyun falan mı diyorlar bilmiyorum hani belki büyük Ama ihtimal düşünmüşlerdir bizi hoplatmak için oraya. Şey mantıklı bu arada yani Helena'nın aslında dreamer olması biraz da böyle geleceği mi görüyor yoksa tamamen zihninde mi görüyor karmaşası varken ve devamlı belli ki o şeyleri işlemesi de boşa değil. Yani çok sıkılıyorum işte biraz da emek emek gücü falan gibi o yüzden yapmıyor. Kimse de ilgilenmiyor zaten kızla. Onun Aynen. işlemesi çok mantıklı olmuş yani. Burada böyle bir tek çözemediğim şey vardı böyle bir yatan bir kadın bir adamı tutuyor yaralı yaralı bir adam o Dennis the Dreamer mi acaba hani hani Valeria'dan kaçmadan önce Valeria'nın patlayacağını görür ya rüyasında Dennis the Dreamer o olabilir hani Helena'nın bir önceki versiyonu bu olabilir evet ondan sonra, evet. ondan sonra Doom of Valeria var işte ondan sonra Aegon's Conquest ondan sonra Torrent Stark'ın dizini çökmesi var Maegor var tahtta oturup böyle Kimi silmiş olan boğazı o Ma Mager the Krill um, ondan sonra J. Harris'de var ondan sonra zaten dizide de olan zaten diziye konse kon konsey sahnesi yeşil siyah bir tane en güzel şey vardı en sonda böyle bir badge var orada bir taraf uh, yeşillerden böyle kuzgunlar siyahlardan da ejderhalar um, böyle çıkıyor Kuzgunlar işte bu Otto'nun mesaj yolluyor ya abi böyle millete kuzgunlar. onları hani <laughs> İşte burada genel bir bölümde de tema oydu. Bir, bir taraf her iki tarafta da ejderhalara dalalım diyenler var. İşte yok hayır mesaj atalım, güç toplayalım, işte politikaya şey yapalım diyenler var her iki tarafta da. Onu güzel yapmışlar hani şeyde yeşiller daha çok. Kuzgunları kullanırken siyahlar ejderhaları kullanıyor gibi bir şey vardı. Yani güzel. An ben çok fazla da kasmadım. Hani bir iki güç yüzde işte bu kadar şeyi gördüm. O yüzden seyirci açısından da anlaşılır olmuş çok öyle. Kanların, manların aklı dur lan kimin kanı nereye gitti o şimdi? <laughs> kimin çocuğu geldi oradan yandan falan diye saçma bir, bir şey olmadı. Çok hızlıydı o ya. Onu dur yavaş yavaş bakman lazım falan. Bir de kamera... Kanı takip edince kopuyordun zaten. Arkada ne kaldı, önde ne var falan. <laughs> Bak, evet. geçen 10 sezonda ben hiç açayım da bir kere durdurayım demedim yani onu. Evet. Baktım böyle bir yok ya bununla uğraşmak falan deyip geçtim. <laughs> Biraz karışıktı. Bu güzel olmuş. Ben de beğendim bu arada. Ee, yani Helena tarafından hani böyle bir göndermeyle de yapılması güzel olmuş. Şey de güzel yani daha artistik de duruyor. Yani bunları Gidip böyle mesela benim kardeşim yapıyor işte arkada bir tane punch var mesela anime karakterinde. <laughs> Belki ona yaptırırım da bana bir dragon yap falan diye. <laughs> Diziden çek şey <şeyi> alırım screenshot'ı <laughs> yollarım bana. <laughs> benim için de iyi olmuş böyle artistik bir yanı var yani. Hani tancana, tancan'a böyle kafasını keserlerken falan yapıyor böyle. Rüyamda gördüm abi falan diye. <laughs> <laughs> Bir yolda ya, böyle kafa yok böyle kesin. <laughs> Dr Dreamer çıktı. <laughs> e kızım niye söylemedin bunca zamandır ya? Ona göre bakardık işimize gücümüze diye. Ben de kızıyormuşum e, geçiyorum Craig'ın Stark'a. E, evet, evet. Winterfell'e doğru uza abi. Winterfell'e <laughs> evet Winterfell'e doğru. Raven'ımız da yok. E, geçiyorum. E, burada tabii Craig Stark'ın ağzından çıkan cümlelerle girdik. İşte klasik due to his sacrifice honor. North also great due to the Seven Kingdoms. Seven Kingdoms işte ne no oldu da ne oldu falan. Ben ulu, uludum mu uludum ben <laughs> uludum mu orada? <laughs> oh be kurt falan diye böyle. Delikanlı <laughs> <Biri tam gülüyor> adam gördük en sonunda <laughs> falan diye. Genç bir de daha sakalı bitmemiş. Doğru mu sakalı falan? Sen kitapları biliyorsun yani her şey düzgün müydü? Hani sonra yanlış olmasın. E sakalı atılan ama adam genç yani evet. <laughs> evet. Jay'de anlatmıştık geçen um, özette Kragen Stark 13 yaşında babası Rickon ölüyor. Yani Winterfell ona kalıyor ama işte daha 13 yaşında olduğu için yani 16'sına gelene kadar amcasına veriyor kontrolü. Amcası sonra, sonra tahttan taht <laughs> inmiyordu değil mi? Aynen amcası <laughs> İyiymiş bu taht rahatmış falan diye böyle <laughs> inmiyordu. Sonra onu indiriyordu amcasını tahttan. Yani delikanlı bir adamdır kendisi kardeşimiz. 16 yaşında hemen kontrol alıyordu. Burada da bilmiyorum pek ben tabi alıcı gözüyle bakamıyorum da çok böyle yakışıklı bulanlar, ayılanlar, bayılanlar falan da var. <laughs> Neyse kısmet. <laughs> Üzgünüm ama bu sezon hiç göremeyeceğiz adamı. Çünkü büyük ihtimal bundan ibaret <laughs> bu ki <sezonki gülüyor> olayı. İleride göreceğiz ama herhalde 3'te işte post muhtemel bir 4. Yani zaten gibi. burada da kendisi de söylüyor kış geliyor diyor. Yani kışın bir de Westeros'ta kışın geldiğini böyle şey gibi değil hani ne diyeyim Westeros'ta olan büyülü olayların bir sonucu olarak e, mevsimler kaymış durumda. Hı hı. Öyle yaz 8 sene sürüyor, kış 4 sene sürüyor, kış 20 sene sürüyor. İşte hiç bitmeyen never ending kışlar falan hani 30 sene süren kış olmuş falan böyle eskiden. Küresel ısınma diyebiliriz mı? mesela buna. <laughs> yani küresel ısınma mı dersin artık bu George Martin götünden attı bunu böyle yazdı mı dersin. Her neyse. <laughs> Ama burada bir kışın geldiği hani kışın başladığı kitapta da aynı şey var. Hatta Staddle'dan beyaz güvercin mi uçuruyorlar ne uçuruyorlar işte şey. Kışı temsil ediyor. Kış geldi arkadaşlar evet filan diye. Meteorolojiden şey geldi. <laughs> Konfirmasyon geldi diye. Ha, öyle bir kışın geldiği için Stark'larda böyle bir şey var biz kışa hazırlanacağız artık siz savaşıyorsunuz ama iyi zamanlama olmadı bizim işimiz var falan diye. Ki doğru bir şey yani heriflerin kuzeyde öküz gibi kuş olduğu için. Tabii. Um, bilmiyorum sen burada notun var mı da benim var bir sürü. Anne hani sen ya ben etsin. şeyi soracağım sana ee, aslında burada bir taşla seçme muhabbeti var işte. Tabii ki herkes Game of Thrones'ta görmüştük hani bir ceza alıp duvara gidenler var. Vay sen bir işte ihanet ettin yok sen suç işledin diye yollananlar. Bir de harbiden Starklar arasından e, siyah taşı seçip gidiyorlarmış. Onu ilk kez gördük. Tombalasını çekiyor. Tombalasını çeken gidiyor. O kişi <laughs> mesela orada taşı çeken e, bilinen biri mi yoksa random bir Stark mı koymuşlar oraya? Yok aileden birisi herhalde bilinen birisi yani, değil. Yani. Yani, yani bu taş olayı e, dizinin icadı. E, genel olarak Starkların geçmişte daha doğrusu bütün diyarın geçmişte duvara daha çok önem verdiğini biliyoruz. Hani o zamanlar işte ikinci çocukları işte lordları, üçüncü çocukları filan oraya bir onurdu duvara gitmek. Game of Thrones zamanına gittiğin zaman artık sadece suçluların gittiği, böyle kimsenin sıklamediği, orada artık 200 kişi mi kalmış, ne kalmış? Böyle dökülen bir yere dönüşüyor ileride. Evet. Yani burada o yani bir, bir on, o her bir On Stark'tan birinin gittiği dizilen icadı ama daha da ilginç icad eden ettikleri şey bu ...Toran Stark'ın yani bunu başlatıyor olması. İlginç olan şimdi bu bu gerçi hani kesin konfirme olmuş bir şey değildir de hani geçen sezonda bu şeye kehanete çok fazla yer verdiler. İşte Aegon'a kehanet geldiydi. Kuzeyden gelen kış bilmem ne filan işte Aegon o yüzden istila ettiği Westeros'u diye. Her zaman içinde um, o Toren Stark'ın işte egon istila ederken önce bir gider Harrenhal'ı yakıyor, sonra gidiyor işte Lannister'ları, Gardener'ları bilmem nereyi yakıyor Field of Fire'da. Oradan sonra kuzeye dönüyor. O sırada da kuzeyden Toren Stark geliyor şeye kadar, Neck'e kadar işte bu Red Fork denilen bir nehir var ya Rob Stark'ın da Lannister'larla kapıştı. Hı -hı. Oraya kadar geliyor Toran Stark Kuzey'in ordusuyla. Orada karşılaşıyorlar. İşte bir iki üç gün bir görüşme oluyor. O görüşmeden sonra Toran Stark diz çöküyor. Ee, Kuzey'in kralı olmaktan vazgeçiyor. Kendi tacını veriyor Aegon'a. Aegon'un lordu... işte Kuzey'in Warden of the North oluyor. Yani Kuzey'in hmm. ne diyeyim koruyucusu, koruyucusu gibi oluyor. bir şey oluyor. Aynen. İşte hatta o verdiği tacın bile... E ne olduğu bilinmez o verdiği tacın. Sonra bir şekilde geri dönüp hani tekrar dizide mesela Sansa olduğuydu ya Queen evet. of the North. Eğer şeyde de mesela Jon Snow King of the North olursa belki belki o taş tekrar dönüp Jon'un kafasına ya da Sansa'nın kafasını bulabilir. Bilmiyoruz o Toren Stark'ın tacının ne olduğunu. Her neyse oraya geç şeyde hani burada Torren Stark'ın işte Aegon'la konuşup hem diz çöküp hem de bir anda duvara asker yollamayı ...bir gelenek, bir kural haline getirmiş olması... ...tabii o... E, ...kehaneti... ...Torrent Stark'a söylediği... ...dedikodusunu ya da teorisini... ...güçlendiriyor çünkü... ...neden Torrent Stark... ...hani konuştu, diz çöktü... ...okey hadi duvara adam yollamaya başlayalım... ...demek ki hani Aegon ona... ...Hacı Kuzey'den... ...tehlike gelecekmiş... ...ben oradan buraya geldim... ...sen bana dalma şimdi... ...biz birbirimizi öldürmeyelim... ...gel sen Kuzey'e karşı savaşalım mı dedi... ...hani ki... Böyle bir teori çoktandır var. Burada şey diyor aslında bu <laughs> e, bir yerde Craig'ın Jace'e dönüp e, en azından diyor beni ejderhanıza tehdit etmediniz diyor. E, evet. Jase de bir bozuluyor falan. Toran Stark da diyor ki işte e, pardon da diyor ki işte Toran Stark zaten e, Seven Kingdom'ı birleştirmeyeceğine inanmasa diz çökmezdi diyor. Yani inandırdığına dair kesin bir, bir şey var zaten. Bunu bütün Stark'lar da kabul etmiş. Sanki zaten bu benim paranoyak izleyişim olabilir de bunlar konuşurken ben direkt hani acaba bu konuda ya bir ipucu olacak mı diye bir şey vardım. Toren'inki zaten hani Toren hikayesi zaten ipucuydu da böyle sanki Craig'ın biliyormuş da bu kehaneti. Hmm. Acaba Jace biliyor mu bilmiyor mu emin değil böyle söylesem mi acaba annesi bunu söylemiş midir acaba falan diye düşünüyor <laughs> diye düşündüm ben. Hani ben söylesem mi kehaneti yoksa bu nasıl annesi söylemiş midir? Çünkü Viserys Rhaenyra'ya e söylüyordu. Evet. E, varisi olarak. E, varisi de Jace. Hani Rhaenyra'nın da bir noktada e, e söylemesini beklersin. Ama belli ki Jace bilmiyor. Aa, buralar nereler la burası. Yüksek la burası. <laughs> Soğuk turistik. Ulu yani, Uludağ'a kayağa gelmiş gibi gelmiş yaşıyor olacak. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ben sanki böyle bir şey hani Craig'ın böyle etrafında dolaşırken konunun ne olduğunu söylemiyor böyle. Hani, hani kehanetten haberim var mı diye. Sadece bahsediyor işte o. Acaba Jace biliyor mu diyor yokluyor. Sonra Jace bilmiyor Diyince de o da söylemiyor herhalde. Um, i̇lginç belki, um, bilmiyorum. Jason o konuyu biliyor olması belki Craig'ını daha da etkileyebilirdi. Evet, gerçek varismiş buna da söylemişler falan diyebilirdi. Evet ama herhalde biraz orada şeye güveniyor ya. E, Renylan aslında söylemediği şeyden de belli. Şey gibi yolluyor. Ya o da genç sen de gençsin anlaşırsınız. <laughs> Siz genç genç takılırsınız iki tavla atarsınız. Ya zaten bunu dedin bak aklıma şey geldi. Gene aynı şeyi söylüyor burada. Şeyin de Luke'un da yaptığı hatayı söylüyor. Reminding the old... İşte sana evet. yeminini hatırlatmaya geldim gibi bir laf geçiyor gene burada. Aynen. Şimdi bu dangalaklık. Çünkü buna Boros Baratiyan da kızdıydı. Luke... O oh, senin annem bana yeminimi hatırlatmaya mı yolladı bilmem ne falan diye konuştu. Şimdi Renier'e bu çocukları yollarken git onlara yeminlerini hatırlat denmesi büyük salaklık. Şimdi direkt adamın yeminini unuttuğu varsayımıyla gidiyorsun. Yani adamın onursuz olduğu varsayımıyla gidiyorsun. Aptal Hele Hiç gitme böyle. <laughs> yani zaten Baratheon'a da gitme. Hani Baratheon'a da gittin adam hani sanki şeymiş... Boromund paratiymiş. Hani babası yemin etmişti. Gittiğin adam Boros. Hani tanımıyorsun sen bu adamın. Hani gidip adama a yeminini hatırla filan deme artık. Tabii canım. <laughs> Burada da aynı şeyi şeye söylüyor. Crag'a söylüyor. Crag'ın da hani Stark. Stark'a da yeminini bozma, hatırlama hatırla denmez artık. Çakarım lan. Unutur mu Stark o <laughs> yemini? Hani. hani burada şey bir şey diyor. Benim Vol'daki düğütüm senin uh, King's Landing'i olan yeminimden daha önemli diyor yani. A, öyle de bir şey var hani de yine de sen gidip um, böyle bir dangalaklık yapma. Burada um, daha da bir siyasi meseleyi aslında benim aklıma getiren bir olay daha var. Um, a, bunu gerçi şeyde konuşuyorlar, bilmiyorum. Sen devam ediyor mu burada da duvara çıktıklarında? Evet, gerçi evet, devam orada devam edebilirsin. Yani. Yani, kitapta kitapta duvara gitmiyorlar bu arada. Kitapta hmm. Winterfell'de kalıyorlar. Çünkü duvar daha bir, o yolu bir, bir o kadar daha gitmen gerekiyor. <laughs> yani duvar böyle Winterfell'in karşıda falan değil. Yani. Tabii Gel ya, şuraya kadar yürüyelim değil yani. Game of Thrones yani haberi vardı. bayağı. Jon Snow bayağı gidiyordu falan yola çıkıyordu. hani evet. bir sezon gidiyor falan <laughs> bu, bu, şeyde zaten Jason yaptığı yol anasını satayım. Bu Littlefinger'ın teleporter'ı kullandı herhalde. Anası ağladı lan ejderhanın. Tabii <laughs> Herif canım. önce ve... gitti. Kitapta bir de Mandrill'lere vuruyor. White, White Harbour'a. oradan bir yere daha uğruyor. Oradan sonra şey gidiyor. Sonra bayağı bir sürüyor ama bu. Burada böyle bir bölümde gitti geldi yani. İyi bastı herhalde. Dönüşü hızlı ha. oldu. Evet. Aslında total süre geçen süre işte Renira'nın yokluğu vesaire muhabbetleri herhalde 7-8 gün falan çünkü bütün geçen süre gitmesi, çıkması. Yani burada artık bir şeyine basmıyorum ama 7-8 günde Winterfell'e gidiş dönüş yani bilmiyorum eğer ejderha boşsa yolda müsaitse bassam belki yaparsın bilmiyorum. <laughs> Bayramda da <laughs> gene... ücretsiz abi ejderhalar belki oradan da şey yapmışlar. Bilemiyorum. Her neyse bunlar şeyde um, duvara gidiyorlar ya duvarda diyor ya işte Ceheris'le Alisen gelmişti de işte ejderhaları geçmedi duvarın kuzeyine. Bunu evet. geçen sene söylemiştik bir noktada biz. Aslında gelen Ceheris değildi. Sadece Alisen geliyordu. Bilmiyorum tam olarak neden ceheris şey yaptılar herhalde seyirci Ceheris'i hatırlar diye düşündüler ceheris um, Winterfell'e Caheres da Alisan Winterfell'e gidiyordu. ceheris geç kalınca Alisan da ya o gelene kadar ben bir duvara kadar <laughs> ben gideyim, bir gideyim gidiyordu. <laughs> Tabii ejderhan olunca böyle şeyleri lüksün olabiliyor. Private jet gibi bu pisler. Öyle carbon <laughs> footprint falan istikinde değil <laughs> bu. Gibi, gibi geziyorlar değil mi? <laughs> aynen aynen. Twitter'da böyle loglayan adam var. Ceheris <laughs> bu kadar ejderha yaktı filan diye. <gülüyor> Her <gülüyor> neyse. <laughs> Biz burada ata biniyoruz, ata binmiyoruz kardeşim. Küresel ısıma var diye bu kadar ejderha geziyor. Olacak iş mi? Yani? Biz atı osuracak diye yürüyerek gidiyoruz her yere. Bu adam basıyor ejderha ile gidiyor. Rezalet. <laughs> neyse şey... Um, o da şeyi hatırlattı bana. ceheris'in Harris'in um, ve Alisan düzenli olarak ziyarete gidiyordu lordları kendi şehirlerinde. Ve de bu şeyi yaparak, ziyaretleri yaparak işte siyasi olarak daha güçlü güçlü bir şey pozisyon almaya çalışıyorlardı. Evet. Lord'larla iyi, iyi oluyor darları gittiğinde mesela işte bir takım evlilikler özellikle Alisan işte sizin kızla bizim oğlanı evlendirelim ya da sizin oğlanla bizim oğlanı evlendirelim falan diye öyle şeyler oluyordu. Alisan onları güzel yapıyordu. Hatta Renura'nın yapmadığı şeyi Alisan yaptı. Neden Alisa'nın İlk çocuğunun daha doğrusu um, ilk çocuğu değil de ölmeyen, yaşayan <laughs> ilk çocuğu. <laughs> yaşayan ilk çocuğu. Ilk, yaşayan ilk oğlunun um, Baratheonlarla evlendirdi. Jocelyn Baratheon, Baratheon'la. Hani o şey işte Rhaenys'in anne babası yani bunlar. Hı hı. Um, işte Rhaenyra'nın da belki benzer bir şey yapması gerektiğini geçen sezon gördük. Yani Baratheonlar'a gittiğinde Luke e sen benim kızla mı evleneceksin dediğinde yok ben ben dibeşik kertmeliyim falan demek zorunda evet. kalmıştım. Hatta aslında i̇şte bu, bu hatta ya... Viseris'ten başlıyor. Viseris de Reyna ile evlenmedi. Reyna ile evlenmedi. Aynen. Için bugüne kadar geldik yani. Aynen bir Baratheonları <laughs> siklememe durumu var işte. Baratheonları Alessandra Caesar's ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Çünkü Baratheonlar biz Valeriyeniz oğlum hani biz Valeriyeniz biz Targaryenizden bizim hani şeyimiz Aegon'un babasının piçi kurucumuz Oris. Bir de Egon'un en güvendiği insan hayatta Oris. Daha buna da 100, hani 80 sene olmuş. Hani öyle binlerce sene önceki şey de değil Tabii yani. Mı? Çok geç değil. Biz, biz Targaryen'iz. Bizi neden? Her, her gün Velaryon'lar. Her, Velaryon, Velaryon. Yürüyor. Corlys, Corlys. Her gün Corlys konuşuluyor falan diye. <laughs> biz de Targaryen'iz lan falan diye şey yapıyorlar. Zaten <laughs> en sonunda o Balatyonların Robert'a kadar gidiyor o gazları. <laughs> Targaryenler. Biz de Targaryen değil miyiz ya filan diye. Her <laughs> neyse demek istediğim işte o Rhaenyra'nın yaptığı hatalar hani bu siyasi şeyi yapmaması, ziyaret etmemesi bu çocuklar şeyi bilmiyorlar. İlk defa görüyor mesela işte Stark'ı Baratheon'u bilmem neyi belki daha önce hiç görmemiş. Bir de gidince böyle sana yeminle hatırlatmaya geldim filan diye konuşunca tabi seni denersin. Bir yandan, Aynen bir yani şey yapıyorlar. Hani çok fazla bilmiyorum dağıttık mı konuyu da bana hep bu şeyi hatırlatıyor yani Jason orada bir siyasi ziyarette olup sakarlıklar yapması. Abi yani... zaten şey hatta aslında Otto burada ya ikisi de bence doğru değil. Hani diplomatik ziyaret gerçekleştirme konusu daha ciddi alınması bir gereken bir şey yani mesela Otto direkt Raven yolluyor Ulan savaşa gireceksiniz. Haklı olarak mesela Aymond yani gaz bir tip olsa da e, Damon gibi düşünüyor. E, o da yanlış bence. Yani gidin bir adam gibi bir şey konseyi topla git mesela değil mi? Yani daha sağlıklı bir şey yap. Hani vakit yok gibi e, tabii ki hareket ediyorlar ama zaten bu vakti daraltan da Damon bir yandan da onun da kavgasına giriyorlar. Diğer taraftan Otton'un Otur, bir de ejderhası yok yavrum. <laughs> işte, aynen. Kal ee, bir sırtına <laughs> da binemez yani öyle dünyadaki e, kurtlar gibi bastırıp gidemiyor. Diğer taraftan da ama şey de işte çok doğru değil. İşte Jayce atlamıştı zaten. Bizi yolla anne işte biz gidelim. biz Bizzat orada olmamız iyi olur falan. Ya tamam da kral sen de işte çok daha hakim değilsin bu konulara yani. <laughs> aslında kitapta şey diyordu Jayce. Biz gidelimin sebebi şeydi. Bizden daha çok bizim üzerinde geldiğimiz lejdera ikna, ikna evet. eder lordları diyordu. O da yanlış aslında. Yine tehditle mi hani? şey yapacaksın. E onu yaptıysan sen işte ya git, Luke ejderhasını götürdü Stormzend'e. Ama daha büyük ejderhayı götüren eleman, getiren eleman aldı o zaman. Yani. <laughs> evet, bu evet. da getirdi, bu da getire. Bunu daha büyük buna vereyim kızı falan diye. <laughs> daha da komik olanı o noktada şimdi Veigar'ı getirdi Aemond. İşte Luke orada gerçi konuyu dağıtıyoruz da. <laughs> ya, ya. Boros Baratheon belki oğlum ben hani Eamon'a hayır dersem bu herif bütün kaleyi yakar lan. Vega var herifte filan demiş bile olabilir yani. Olabilir, o anda olabilir. belki adam o, otoparkta Vega'yı park etti. Piç ben buna hayır dersem. <laughs> yakar <Hayır>. mı? <ama>. Daha <laughs> böyle 50 sene önce herkes Harren de yanmasının yanmasını hatırlıyor Harren Yani o dönemde Ejderhan'ın gelip dümdüz etmesi, doğru dümdüz ediyorlar işte şey yapıyorlar. Herkesin hafızasında taze bu yani. Adam belki onu bile demiş olabilir hani. Oğlum bu herif de beygar ver buna bize de okay diyelim demiş olabilir yani. Belki o kadar basit adam korktu belki. <laughs> ya işte konu biraz şeye geliyor orada korkması da. Hem tarih bilgisine geliyor senin anlattıklarının paralelinde. Hem de iyi politika yapmaya geliyor yani. Hani gidip sadece siyasi bir karar aldım ben kafama göre gidiyorum diyemiyorsun işte. iyi politika yapmayı da bilmen lazım. Biraz da bu çocukların da aslında yetiştiremediklerini de gösteriyor. Yani Otto'nun da. Diğer taraftan Rhaenyra da. Damon zaten gaz hiç değil yani. Ki aslında o kadar kitap okuyan adam. Hiç de öyle ilgilenmemişler yani. Ejderha'yı basıyoruz ki Damon da aynı kafada. O da ben en kötü giderim. Ejderha ile hallederim falan diyor. Ama burada ilginç bir şey var. Ona ilerleyen sahnelerde geleceğiz. Jace diğer tarafı çok kolay ikna etmiş gibi geliyor. Oraya gelince yine konuşuruz. İşte bizden bir Veil'i. Ej... <laughs> <mi? gülüyor> Veil'i şey tabii ya. Um, orada tabii hem bir anne şeyi var. Jane Eyre'nin, sanırım teyzesi oluyor şeyin, um, Jason anneannesinin, ölen, ilk bölümde ölen Emma Eyre'nin. Evet. Orada bir kan var. Bir de um, Jane Eyre'nin lezbiyen, uh, birazcık aktivist kendisi. <laughs> o yüzden Rene'yi <laughs> destekliyor. Hani kadınlar da olsun canım, kadınlar olamaz mı? Bak ben kadının veli ve yönetiyorum falan diyor. Evet. Um, Orada biraz evet çok fazla detaya girmiyorlar ama ejderha istemiş olması birazcık yüksek bir meblağ aslında. Evet, işte Anladım. o yüzden aslında çok da kolay ikna olmamış ama <laughs> Jace kolay olmuş evet. gibi geliyor. <laughs> bir ejderhayı buraya bağlayacağız. Neden birisi gelirse filan diye yani ta Berlin tepesinde duracak filan diye. Ne yani hiç oraya... konuşulmuyordu. Jace zaten bu karar neye göre oldum? Bir soraydın anana babana falan diye. Böyle kimse ah babası gerçi de. <laughs> Oraya ağlama sahnesini koymuşlar ki güzel. Döndüğü güzel, zaman evet. belki biraz daha detayını çünkü çocuk cihaz konuşacaktı böyle. Ya işte böyle şu an sözleşme imzaladık. Sözleşme maddesi ağladı Çok falan dedim. böyle. Evet. oldu <laughs> Belki şey. ikinci bölümde detaylar ne oldu, ne verildi. Bu arada Winterfell hani şeyle olan anlaşması da kitapta bütün bu anlaşmalar bilmem neler tek içerisinde ismi konan böyle Pact of Ice and Fire ha, um, yani. Jace ile şeyin anlaşması, Craig'ın anlaşması Pact of Ice and Fire oldu filan diye geçer. Her zaman gene o ne pact oldu ya filan. Kehanetteki pact mi oldu filan ha filan diye adamlar. Onda hiç bahsetmediler. Bir, iki tane daha detay var. Şimdi komple atladıkları. Ki benim sevdiğim detaylardır çünkü Stark'larla ilgili. Onlar ileride olur belki ihtimaliyle bahsetmeyeyim onları ama kitabı i̇şte tamam. okuyanlar için yani bayağı önemli bir detay var bir tane de biraz daha az önemli bir detayı komple atladılar şimdi onların ne olduğunu bahsetmeyeyim gerçi şey belki ileride görürüz Olabilir belki Craig'ını da tekrar sahne yazmak için de tutmuş olabilirler yani tek de harcamamış olabilirler böyle bir detay varsa. Yani Jason bir daha oraya gitmek gibi bir şey olmayacak yani çünkü savaş hani bu olacak. Hmm. Tahanasının Winterfell'ine niye gitsin? O yüzden komple atıyorlar gibi geliyor bana. Hmm, okay. Çünkü Jason Winter ya bir tanesi mesela bunu söyleyeyim Vermax'ı, Jason ejderhası oraya üç tane şey bırakıyor. Hmm. Yumurta. Hmm. Hatta hala o yumurtaların orada olduğu işte John Snow'un onları bulacağı bilmem ne filan falan söylenir. Hani bir şeye bağlanan bir şey değil. O yüzden spoiler değil bu hani. hani sonradan o yumurtalar şey yapıyor oradan ejderha çıkıyor kuzeyden geliyor y öyle bir şey yok yani. Sadece Kim, kim sürecek bir zaten şey... onları yine? <laughs> evet söylenti var. O bir detay mesela komple bırakmışlar. Bir tane daha var onu söylemeyeyim hadi sonra belki Aa. bir şekilde bağlarlar o spoiler olur da belki ona girmeyeyim. Sonra bakarız ama hani işaretini alırsak ileriki bölümlerde girersin ona tekrar hatırlatırım ben sana. Ha, eğer zaten bu Jason Jason ne alıp ne verdiği Starkların yardımı karşılığında konusu açılırsa ve de Jason bunlardan bahsetmezse bil ki atladılar onu. Tamam. Kızan çok olmuş ona da atladılar diye ama ben çok sallamadım her zamanki gibi kızanlara. <gülüyor> <gülüyor> Ana konuya çok büyük bir etkisi yok yani. Ya evet zaten olsa bir şekilde girerdi yani. Ana konuya etkisi olacak olan şey de bu Greybeard'lerinden şey. Ona gelecektim. 2000 kişilik Greybeard evet. ordusu. Bu Greybeard'ları biz görmüştük galiba görmüş müydük görmedik Game of Thrones'tan. Yok var ya ne? bunlar zaten şey ya Stark ordusunun yaşlıları işte. Hı. Kış gelecek ya. Um, işte bu... kış gelirken bunlar aslında şey yapıyorlar. İ i̇lginç şeyi bu. Daha yaşlı olan eski ne diyeyim? Veteran savaşçılar. Zaten e, kış öldüm. geliyor. Ha kış geliyor biz boğaz olmayalım. Hani yani. kıtlık var şeylik var. E, biz kış böyle full girmeden gidelim ölelim abi. Öleceksek de de kraliçe için savaşırken ölelim diyen bir grup. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> 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 bunlar um... Emekli maaşları da zaten hiç artmadı. Para da yetmiyor. Yaşasak da bu saatten sonra. Ha, hangi... Diyor. <laughs> ha, nerede vardı abi bu ya? Böyle yaşlılar gidip intihar ediyorlardı. Sonra birisi etmiyordu filan falan böyle atla lan falan diyorlar atlamıyordu. Hangi dizideydi filmde ya her neyse. Hatırlayamadım ya ama bu geyik birkaç dizi de var Star Trek'te falan da anlatılmıştı böyle yaşlıların ölümü. Bir de Midsommar'da okay. vardı da, damadan atlıyordu. <laughs> Öyle miydi? Ben onun Paradisi'de mi izlemiştim acaba? Neyse. Olabilir. Midsommar'da çünkü öyle yaşlılar atlayıp ölüyorlardı. Sanırım onun geyiği Aa, okay. vardı bu arada. Onun geyiği vardı. <laughs> evet. Hatta bir tane sene böyle atla falan diyorlar. Ya, atlamıyordu falan. <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> Sen atla önce falan. <laughs> en son ben atlayacağım. Hepiniz atlayın. Ben bir bakayım. Öldüyseniz en son ben atlayacağım falan. <gülüyor> 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 Neyse. Bu zaten herifler işte şey. Hani bunlar kendilerine Winter Wolves diyorlar. Roderick Dustin komutasındaki um, adamlar. Bunların şeyi bu bir ölmeye gidiyor herifler yani. Öyle bir psikopatlıkları var savaş sırasında. Kraliçe için ölerek kılıç elimizde öleceğiz falan diye. Öyle bir <laughs> gaz bir grup. <laughs> ya, bir <laughs> bir anda... Metal konserine gidiyorlar hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Manovar geliyormuş şak indiriyorlar falan diye. <laughs> <laughs> Bu yaştan sonra son konserime gidip öleceğim beni bırakın. <laughs> evet. Moş de <bitti>, öldü falan. <laughs> ee, burada başka ekleyeceğimiz bir şey yok galiba. En sonunda işte Raven'ın haberi, Raven haberi getiriyor. Luke öldü diye. Ee, Jace de hüzünlenip zaten hemen yola çıkıyor. Buradan şey sekansına evet. geçiyoruz. Bir tek burada şey vardı. Ben bekledim olur mu diye. Olmadı. Luke şeyde böyle duvardan bakıyorlar. Ne var burada işte böyle. Dens falan diyor. Ha, Benim evet. işte yemi, yeminim var ben diyarı koruyorum falan diyor. Jayce böyle siktir at ya Arya halleder onu falan. Sen boş ver gel sen bizle de savaş <laughs> değil. Arya gelecek. Arya kim falan. Arya Ar kim oğlum? Uçanlinca. <laughs> o, o halleder onu sen gel. O kadar gaz yapmaya gerek yok bir şey değil. Bir bölümde kestiler onu. Falan. O <laughs> saplayacak hançeri sen hiç uğraşma. <laughs> Aynen. Neyse, olmadı orası. Burada ben bir şey ekleyebilirim bir de. Ölüm geliyor deyince aslında buradaki biraz daha manevi anlatıyı da güçlendiriyorlar. işte kış gördüğünüz her şeyi kaplar. İşte sıcaklıkla ilgili hatırladığınız her şey gider. Zihninizden uzaklaşır falan gibi bir cümle kuruyor. Sen de dedin ya işte kışlar belirsiz yazlar uzun bilmem ne kısa. Biraz işte aslında ölümün yaklaşmasına bağlıyor herhalde kış. Kış uzuyor. işte Savaş yokken ya da herkes barış içindeyken mevsim ona göre şekilleniyor. Yani biraz zaten şey kafası da var ya George R. R. Martin ee, evren o dünyada yaşıyor aslında doğanın çocukları var. işte onlar farklı tepkiler veriyorlar. Doğa farklı tepki veriyor. Biraz herhalde onunla da ilgisi olabilir. Aslında tabii Game of Thrones bunu direkt e, mavi gözlü milleti öldüren adamlara çevirdi ama komple biraz daha öyle bir manevi anlatısı da var yani oralın. Ee, tabii Jace bunu Zaten çok o, anlamıyor. <laughs> orasını unutman gerekiyor Game of Thrones'un e, sonucunu. Kapandar atman gerekiyor bunların bir mantığı olması gerekirken. Yoksa şeye dönüyorsun hani diziyi Game of Thrones'u kanon olarak alırsan Tabii. <laughs> böyle Kragan'ın böyle death geliyor falan diye. Ya siktir bir şey olmaz onlardan falan diye <laughs> demen gerekiyor. O yüzden onu bir unutacaksın. Evet, ee, evet, doğru diyorsun. Yani o dizi tam... her ne kadar şey yapmaya çalışsa da um, Game of Thrones dizisini bazen devamıymış ya da öncesiymiş gibi işlese de bazı şeyleri genelde e, kitabın sonuna şey yapıyor yani Referent. Long Night gelecek böyle olacak Dead gelecek işte dünyanın sonu gelecek filan diyor. O yüzden hani dizinin D&D'nin işlediği sona göre yazarsan bir sikip izlemez <laughs> <laughs> o zaman. Aynen ya o çok Ö öyle bir şey. var, var. Maalesef. Ee, buradan Rennis'te Damon sahnesine geçiyorum. Burası aslında kısa bir sahneydi ee, ama şeyi görmemiz güzel oldu. Ejderha'yı park etmek için vale sistemi yok Dragonstone'da onu gördük. Kendin park ediyorsun <laughs> o kadar zenginsiz bir vale koyamamıştır oraya yani. Evet. Oraya nasıl oymuşlar la? güzel olmuş o. Güzel olmuş evet çok iyi gözüküyordu bu arada. İşte Girişi duruşu falan Ejderha'nın e, hareketleri falan da güzeldi orada. Sonra tabii Damon gaza geliyor hemen. O nereye bacım hadi gidiyoruz. Ee, bir de hiç plan program yok yani. İkimiz gidersek Vegar alırız falan diye. Dur lan ne yapıyorsunuz? <laughs> daha iki dakika önce çocuğun öldü. Bir rahat mı olsan? Hani, tabii şey, üvey çocuğun ama olsun. <laughs> Damon da şey herhalde. Daha böyle içeriden çıkmadan önce 8. bölümü izlemiş. You <laughs> should have killed them falan diye nerd rage yapıyor. Reddit'te böyle meme atıyor falan. you should have killed them falan diye ya bir siktir be sen de misin be bile Damon Heyman Evet ya durup durup Renis'e bunu anlatması bir yandan da güzel olur. Renis hiç sallamıyor. Ben Renis benim favori karakterim olmaya doğru gidiyor. Damon'ın zerre siklememesi çok hoşuma gidiyor ya. Aa, ne <laughs> diyor you should have mi diyor öyle. Tam sonunda koyduğu laf böyle gayet güzel. Ha o çok iyiydi evet. Ee... Yani. <laughs> sen kral olsaydın bakardık da sen değilsin kardeşim. Kraliçe var burada biz, biz onu dinliyoruz. <laughs> Aynen. CEO'ya anlat bunu sen. <laughs> CEO'ya mail at ondan gelir emir yaparız falan diye. <laughs> Burada yalnız Renira bir yerde patlıyor aslında. Şey diyor e, yani Renira muhtemelen diyor intikam dürtüsüyle hareket etmedi etmeyecektir gibi bir cümle kuruyor. Ama Renira pek ist onun düşündüğü gibi düşünmüyor. Hareket etmiyor. Biraz Renis de orada hani daha belki mantıklı hareket ederiz diye düşünmek istiyor kafasında ama çok da istediği olmuyor yani. Her iki tarafa da şey koymuşlar. işte gaz şey var. Gaz birlik. Hani burada Damon onu temsil ediyor. Alalım mecraları gidelim dalalım diye. Burada Rhaenys işte bir sakin ol bir çüş bir otur bir. Bir soluk al soluklan filan diyor. Diğerde de öbür, öbür tarafta da işte Otto durun bir mektup yollayalım bir destek alalım derken. işte Daimon filan giderim dalalım filan diyor. Her iki tarafta da böyle şeyi temsil ediyorlar işte gazları. Halbuki evet. kitapta şöyle bir şey var. Damon e, kitapta ejderhalar çok değerli. Onları atmamalıyız direkt düşmanın üstüne diyen taraf aslında. Hani bırak askerler ölsünler önce. Hani bir yol askerleri yollayalım. Hani Tabii. Böyle bir kafa var Damon'da. Ejderhayı direkt öyle kafa kafaya sokmayalım. O bizim için çok değerli diye. Burada biraz Dizideki Damon biraz daha böyle artık bu sexual frustration'dan gelen bir gaz var ya herifte. Bir dinmedi <laughs> bu gaz. <laughs> Ergen gazı dediğimiz. Aynen herif hala bir gazda. Ee, i̇şte o onun karakterine uyuyor tabii. Hadi yani gidelim dalalım bilmem ne falan diye. Ama onun tabii Weigar'a karşı iki tane en güçlü ejderhayı riske etmek yani bilmiyorum o kadar da mantıklı değil. En azından yani kesin kazanacaksın diye bir şey yok. ve ikisini de öldürürse o zaman sıçtın yani. Başka büyük ejderhan kalmayacak neredeyse. Ya, evet, tabii canım. Ya muhtemelen o, hazırlıksız yüzden... yakalama peşinde. Hani Damon'ın şeyi de anlıyorum ben. Yani en hazırlıksız anlarında gidelim hemen aniden. Onlar işte bizi beklemeyecekler evet. falan diyorsun. E, geçen gibi. bölümde her hala gidiyordu bu eşşi Şimdi değiştirdi de şeyi. Evet. Zaten onu da söylüyor ya, kaç kere. Benim Ray Heron oldu olmam lazım diye. Ben ne yapıyorum burada falan diye. Devamlı söylüyor sağ olsun. Unutturmadı bize de. Aynen bu. bir arada şey de de geldiği yer Galat. onu da bahsederiz bir sonraki sahnede de. Kolis de bahsediyor ama şey. Evet. Blokaj yapıyorlar bir tane galiba. Aynen. King's Landing'in um, denize açıldığı Yerin adı hani grenz değil de Narrow Sea ye açıldığı yerin adı Galit. Hani tam da Dragonstone ve Driftmark tam o açıldığı yerin hemen biraz öte dışarısında ve de ...bayağı bir hani daralsa da bizim boğaz gibi dar değil de biraz daha körfezimsi büyük de. Hım, anladım. İşte o or orayı hem donanma ile hem de işte Rhaenys şey yapıp blokluyorlar ki Kings Landing'e giren ticaret işte gemileri engelliyorlar işte şey yapıyorlar zaten sonradan bahsediliyor 3-4 kere daha hani Reynolds oradan geliyor yorulmuş evet, pe oh, şey bütün gün valla şey atmış oldu. <laughs> pişik yaptı <laughs> valla bu şeyin üzerinde falan diye pudra ama var mı pudra <laughs> ama zor abi o ejderha ani hareketler yapıyor tutunmak falan iş yani şimdi şey uçmuştu ya ...Damond'i küçük haliyle veygara binince havada gidiyordu böyle hey falan diye tutunamıyordu bile. Reynis <laughs> en tecrübeli binicilerden ya. Evet bu arada şey belli oluyor zaten. Bir de burada şey diyor Damon işte ya gitti işte Renire zaten ortalıkta yok bir süredir. Hiç orada empatisi yok bu arada hani Damon'u da hep övmeye çalışanlar için yine bence güzel bir sahne. Kızlarını çok Aynen. severdi falan. Evet, bayılıyor belli yani. Sıfır empati. Çocuğunu çocuğu ölmüş bir anneyle hiçbir bağ kuramamış. Reni Renison'u biraz işte. Bak Lena da ölmüştü. Hatırlarsan, hani sen de biliyorsun hani unuttun geri herif falan diye. Ben de zor kabullenmiştim. Ama biraz bırak acısını bulsun, yaşasın. Ama bir şey bulmak istiyor diye buluyor zaten Renison. Oraya da geleceğiz. Damon'ı babacan yapmaya çalışan kitle hala ağlıyordur herhalde. Evet, hala ya. olmadı babacan. <laughs> Bayağı ağlıyordur ya, evet. Tabi bir de Damon vatiflerle yaşamaya da devam ediyor onu da gördük. İşte sen de söyledin zaten işte yaksaydın Egon'u line yok olacaktı, Luke hayatta olacaktı falan diye o da konuyu Luke'a getirmeye çalışıyor. Ulan daha iki saniye önce Luke'u siklemedin sen hani <laughs> Renira üzerinden. <laughs> Şimdi mi aklına geldi line mind diye. Çok tutarsız, çok gaz bir adam olmasını seviyorum bu açıdan Damon'ın. Tam öyle tam psikopat yani çok aşırı dengesiz reaktör gibi bir herif yani. <laughs> Evet yani zaten um, tam olarak nereye oturacak? Şimdi tamamen şeye oturdu herhalde artık. Um, ilk i̇lk sezon birazca hani Renier'in peşinde mi filan da asıl diye düşünüyorduk ama şimdi artık tahtın peşinde. Tabii. Hani artık bir şeyleri elde edip el, artık o tahta ulaşana kadar hiçbir şey bu adamı tatmin etmeyecek belli ki. Hani Rennera'yı istediğini sanıyordu ama demek ki Renier'e olan duyguları da Tahtta giden yolu temsil ettiği içinmiş. Hani Renira geldi. Taht hala gelmedi. Hala ben gazım o zaman. Taht gelene kadar kasacağım <laughs> diye. Kasıyor işte o bir gaz kardeşimiz. Matt Smith dedim mi yani çok karizmatik olduğu için bu karakterin iyi adam olduğuna inanan insanlar var. Kötü adam da değil, iyi adam da değil. Damon Damon'dır işte. Ben kendi şeyimle açıkla şey yapmak istiyorum. Kendi adımla anılmak istiyorum. Ben yeni Michael Jordan değilim falan diye. Ben <laughs> ben bir şeyim. Öyle isimler. <laughs> Öyle yani. De, devam edecek herhalde gaz gaz hareket etmeye. Buradan e, geçiyorum sahneyi. E, hmm. Corliss'de Alan. Yeni karakter girdi diziye. Alan diye bir karakterimiz oldu. Corliss'i kurtaran kişi. Sudan çıkaran <laughs> kişi. Görevimiz Kral'ım. Eyvallah falan. Böyle belli ki güzel... <laughs> He? Ne? Hiç. <laughs> güzel bir kardeşimiz kendisi. Ya bir dakika şimdi spoiler yapmayayım da bu bariz değil mi? Bu bana mı bariz sadece bildiğim için? Sana bariz miydi bu? Ne o? Demin duyamadım. Spoiler bu. olacak artık. Kitaptan mı spoiler olacak? Yani zaten yeterince bariz yapmışlar. Neyse sen bir gir de. Tamam. <laughs> dur bakayım. Karar veremedim söylesem mi söylemesem. Ya olmazsa spoiler diye söyleriz. Ee... Bu yan için... otuz... yani için çok madda bir spoiler değil böyle bir şey değil de sen sen anladın mı anlamadın mı onu merak ediyorum. Ya, bu otuz... adamın ne ayak olduğunu. 30 saniyeleri sıçrarız yani kötü. Ee, Hı -hı. Ben açıkçası çok bir şey anlamadım bu sahnede o kadar ama Hı -hı. konuşalım bakarız yani. Ama biraz şeyden kullandım ben. Ee, Tabi burada işte konuşuyorlar blockade'den bahsediyor, biraz kolisi şeyde görüyoruz kolis kendi tebasın içinde yürürken hala ona ciddi saygının olduğunu, insanların böyle bir şey yaptığını falan görüyoruz ki sakat zaten kendisi artık. Ee, yani bir sürede verilmedi. En az iki ay deniyor. O yüzden hani böyle bir geçişte de işte Ellen ortaya çıktı. Tabi burada işte hançeri verdi bir anda ona. Bak bir de hançer var ha unutma kral falan diye. O hançer bir anda tabi olan olaylar daha üç günde oldu. Hemen nasıl buldun getirdin nereden çıktı falan ona biraz şaşırdım on dışında çok da etkilemedi beni. Ama belli okay. ki önemli bir karakter um, olacak. <laughs> okay. Burası Hal denilen bir yer bu arada. Driftmark'ın gemi limanı, yani gemi yapılan yeri. Um, şimdi alın bu alın <laughs> um, Marilda of Hal diye bir kadın vardır böyle um, şeyin em um, ne denir tersanenin <laughs> um, tersane Kurucusunun kızı filandır. Hı hı. Onun onun çocuğu bu um, Alan ve kardeşi Adam. Um, Alan of Haldi'ye geçer. Hı, okay. um, çocuğun soyadı yok. Yani piç e, çocuk Alan. A Adam da öyle. Hı. Ama bu kimin piç yani? Buradaki şey o. Ha, Okey. Ondan bir anlamlı böyle... baktı zaten. Biraz tam anlaşıldı. <laughs> Aa, yani işte bana çok Hani o çok çünkü Sereda anladı bunu izlerken benziyorlar yani biraz bu... diyebiliriz şey olarak tip olarak mı? Aynen, aynen hani böyle büyük böyle yapılı saçını be... kazımış hatta evet. belki saçı beyaz olursa çünkü hani bariz olmasın diye kazımıştır belki <gülüyor> olabilir <laughs> ya yani şöyle bir şey var hani spoiler gibi bir şey ama hani bu peçelerin um, Leinor'un pitchleri olduğu kitapta söylenir. Hmm, bak, Önce. Bak, bu daha ilginçmiş bu arada. Ama ama o bir şeydir. Ne denir? Eee şaşırtmaca. Leyna'nın zaten Aslında... çocuk yapamadığını gördük yani. Yapamıyor. Yapabilseydi bile de yapardı. Yani. Aynen. Zaten dizi daha da yaşlı. Daha böyle 40 yaşlarında birini kastederek zaten o Leyna'nın ihtimali bu adam evlenemeyen daha yaşlı gözüküyordu yani. Evet. Eee Le ama kitapta da şey der hani ha, Leynor değil aslında Corlys'in piçleri bunlar filan denir. Ama Corlys kabul etmez öyle olduğunu. Çünkü bu eleman da çıkıp şey diyor ya işte torun torununuz için üzgürüm demiyor. Varisiniz öldüğü için üzgürüm diyor. Doğru evet bu arada. Sonra çıkarıp da hançeri veriyor işte. Böyle geri verecek filan diye düşünüyor. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi şeyin varisi kalmadı. Jace kral olacaksa um, We da <laughs> Damon böldü. Bilmiyorum <laughs> geri, yapış, geri yapıştırdılar belki. Bilmiyorum. Ya Japon'la yapıştırabilirler onu. <laughs> Philip'teki Kanadalılar gibi gelir belki eleman. Um, neyse şey bir de Corliss'in bir misojenist bir yanı da var. Kızları varis olarak hiç düşünmüyor Cor Dizide de şey diyor Renira Baris çünkü onun babası öyle istedi. Yoksa olanlar var canım falan diyen bir adam Corliss. Tabii, o konular tutucu olduğunu gördük zaten. Ya. Hiç şey yapmıyoruz ha, O yüzden hani buradan artık daha fazla ben söylemeyeyim. Tamam bundan <gülüyor> Ama <gülüyor> um, Yani dizi biraz castingde yan yana koyunca böyle herifleri bunlar aynı. falan diyorsun <laughs> ama ben, yani bu, buradan bir Önemli bir karakter olacak işte bu Corliss'in hikayesi için önemli bir karakter olacak. Alan karakteri bu arada fragmanda da gözüküyordu böyle bir gemiyi komuta ederken sanırım böyle bir gaz bir şekilde deniz şey zaten evet sayılır herif evet. adam Alan işte bir yandan da bu gemi de bu arada Sea Snake Sea evet. Snake'in gemisinin adı da Sea Snake yani güzel olmuş onu Bayağı bir adamlar inşa etmişler şeyde de gördüm Behind the Scenes'te. Bildiğin gemi yapmış herifler var. Bayağı iyi sete. gözüküyordu bu arada gemi çok iyi gözüküyordu. CGI değil ha bildiğin Onun... yapmış herifler hepsini. Bayağı süper gözüküyordu. Sadece bu kadar şey için mi yaptılar acaba? Hani bu kadar <laughs> gemiyi şu sahne için mi bir şey yaptılar mu? Belki ileride. Ya yüzdürürler o gemiyi. Biraz onu şey gibi de düşünüyorlar bence. Bu tarz dizilerin tematik parkları bilmem neleri de oluyor ya. Şeyde e, One Piece e, animesini işte uyarlamıştı hmm. Netflix. Orada da yaptılar mesela o gemileri falan canavar gibi yaptılar yani. Okey. Şey bu arada kullanılır öyle. tema parka koyarız falan diye de düşünüyorlardır. <laughs> Belki gemi yüzüyordur yani. savaş savaşa o falan şeyde. <laughs> o da olabilir. <laughs> <laughs> Belki bir savaş olursa. <laughs> o da ne şey, bu arada bir şey daha öğrendik. O geminin durumu, şey işte, Stepstones'taki savaşta dönüp hani zayıflamış. Şimdi de orada Galat'ı bloklamaya çalışıyorlar. Hani biraz şeyde bir zayıflama var. Korsin donanmasında. Film donanmadı. Evet. Hmm. Burada tabii şimdi iki konu oldu. Şimdi bu pitch konusu da şimdi tahmin diyelim ama öyle olma ihtimali yüksek dediğin gibi. Bir yer diğer tarafta da. Red Keep'te de Egan'ın pitchleri dolu. Oradan da bir şey çıkacak belli ki. Böyle böyle orta, <laughs> ortalık boka pitch dolacak ortalık. Boka saracak. <laughs> yani babam babamdın evet. sen benim babamdın diyen ya isyan edecek ya yanına alacaklar ya da almayacaklar. Yine aynı kavgaları izleyeceğiz yani. Yani işte um o açıdan önemli bir karakter. Bilmiyorum spoiler olduysa da kusura bakmayın ama işte karakterin önemli olmasını bilmek bence güzel. Hani olduğunu bilmek. Ya, tabii canım. Daha bir de dikkatli izlersiniz. Kimdi ya var elim miydi neydi filan diye. Önemli adam oğlum. ya zaten yeni karakter giriyorsa önemlidir abi dizide. Yeni karakter genelde e, önemli oluyor. <laughs> Öyle başta da, da, daha görmedik gerçi de işte. Oğlum Birazdan Game göreceğiz. of <laughs> Sen şey yapmıştın bir yeni karakter girmişti Golden Company'nin komutanı sen heyecan yapmıştın <laughs> sonra <Evet>. adam bun <laughs> diye ölmüştü <laughs> belli olmuyor Game of Thrones'ta sana çarptığı ölüyor. <laughs> ya öle de bilir ama bir şey olacak yani. <laughs> yani ölmesi de bir hizmettir vatana şimdi falan <gülüyor> <gülüyor> Vatan için öldü. <laughs> ee, burada kısa bir sahne var arada bu sekans bitiyor ee, kısa bir başka bir sahneye geçiyoruz ara bir sahne ee, Arik böyle surlara çıkıyor. ...emirler veriyor. Hazırlanın, kuşanın... ...işte saplayın falan. Burada herhalde daha önemli olan Scorpion'u... ...görüyoruz. Bir Scorpion hazırlıyorlar... ...Vegar'ı görünce. Ama bir tane var... ...gördüğüm kadarıyla. <laughs> yani sen, sen, senin yaptırdığın... nereden kalmış bir tane. Aynen. Yani sen bir tane eli... ...zaten ona sıkana kadar... <laughs> ...o ikinci turda seni bitirecek. Zaten bunun bağlantısını kuruyor sonra dizi. Oraya da geleceğiz. Ee... Scorp Scorpion olayında da şöyle şunun diyeyim. Cersei'de de vardı bu. Gerçi maalesef Game of Thrones'u Scorpion'u gemiye koydu. Oradan gemiden bir de Raygar'a mı attırdı? Neydi hatırlamıyorum şimdi. Çat diye vurup in indirdiler de Ejderha'yı. Oraları unutun yani. Gemiden <laughs> mi attılar yoksa şey mi atıyordu? Bu... Ee... Şeyin abi? Euron... Euron'un gemiden atıyorlardı ya. Euron gemiden mi atıyor? Bir tane şey atmıyor muydu ya? Yerde. Ha. Ghost atıyordu şey atıyordu Ghost atıyordu. Ghost. Bro, bron. Bron muydu lan eleman adı onu unuttum. O atıyordu galiba. Ha, bron mu atıyor olabilir. Ha, evet, ghost evet. atıyordu ya. Ghost böyle Jon Snow'u kıskanıyordu. Ha. Ghost. Beni bıraktı ejderhayı aldı. Piç falan diye ejderhayı vuruyordu <laughs> Ghost. Ben atıyorum kardeşim falan diye. yani şimdi tabii oraları unut. Zaten ben unuttum sen de un. Herkes unuttun. Evet. Şimdi bu kitabın tarihinde böyle ejderhaların 200 senelik, 150 senelik tarihinde bir tane ejderha var Skorpiyon'la vurulan. O da Rhaenys'in ilk Aegon'un karısı Rhaenys'in ejderhası Meraxes. Dorne istila sırasında Dorne'da bir skorpiyonunun gözüne denk getiriyor. Hmm. Ama bu milyonda bir yaşanan Çok bir olay falan de. diye şey yapıyor. Hani gözünden vuruyor Skorpiyon'la öyle ölüyor ejderha. Hani o milyonda bir ihtimale biraz fazla şey veriyorlar hani şeyde de serseyi yaptırıyordu işte vururuz vururuz ejderhayı falan diye. Bunlar da işte bütün şehirdeki demiri harcayıp her şeyi eritip böyle skorpiyona basmışlar parayı. <gülüyor> <gülüyor> e oğlum bu yani harbiden kritik atman gerekiyor yani bunu yapman için zor bu iş bu yani. Üst Double üst üste... 20 ile kritik attı falan olmalı. Aynen <laughs> aynen. Yani. En az ya da iki kere atman lazım hatta. Öyle zor. Yani. <laughs> aynen. Aynen. Hani oraya çok fazla çok ufak bir ihtimalle çok büyük bir para harcayıyormuş gibi düşünüyorum yani. Tamam var da tarihte. Herkes de ona bakıp aa bak Skorpiyon evet Skorpiyon ejderhayı öldürmüştü diyor da hani. Evet 150 senede bir kere oldu. Onun yerine bir radar sistemi kurdun kardeşim düzgün görün şunları. Yani. Ayıramıyor uzaktan. <laughs> Ejderhanız var abi orada işte ejderhalarınızı daha şey kullanın. Aymond gibi erginlerine eline vermeyin. Neyse. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ta, şey hazırda tutun. Buradan... Bu işte Bu yeşil erik bu. Ya bu Erik miydi Arik miydi ya karıştı yine. Arik Arik. Arik değil mi? Yeşil erik. <laughs> yeşil erik. Öbürü de Mürdüm Arik. Mürdüm Arik. <laughs> daha sonra da Damon'la bir atışacak. Şimdi buradan He Helena ve Egon sahnesine geçtik. Sekansına. E, ee, Helena yine panç yapıyor. Burada fısır fısır bir şeyler söylüyor ama bu sefer duyamıyoruz. Yani ben sesi falan da açtım. <laughs> baktım bir yerlere yazmışlar mı diye. Hiçbir şey yok. Onu, o, metni duyamadık. Muhtemelen şey de diyordur. Efendim. Ya Egon senin elin ayarını sikiyim falan gibi bir şey de diyor olabilir orada. Bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim ne, ne, dediğini? Ne ben diyor? biliyorum ne dediğini. Ne diyor? Şaka yapmıyorum. Harbiden biliyorum ne dediğini. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Tamam söyleyeceğim. Helena, tahmin sonuçta. <laughs> Helena şimdi bu Egon'un bu ilk defa Ceheris'i arayıp şeye götürüyor konseye. Evet. Egon ilk defa bu odayı ziyaret ediyor. Belli ki çünkü bilmiyor. Egon nerede yaştı. İşte Sabahında evet. çocuğu okula gidiyor. Evet. Amına kodum sala. Nerede olacak? Hiçbir evet. fikri yok. Ha, i̇lk defa olduğu varsayımından yola çıkarsak Helena şunu görmüş. Egon'u ziyaret ettiği gün çocuğunu ölecek gibisinden bir kehanet görmüş. Aa siktir doğru lan. Olabilir evet. Bence Helena onu sahi tekrar ediyor. Yani böyle a ziyaret etti, ziyaret ettiği gün kötü bir şey olacak gibisinden bir şeye giriyor. Sonra biraz daha kızgın gözükmesi işte kral olmak istemiyor belki evet. bence ondan. Stres oluyor orada. Ben onu bugün o, o gün. O çıkarımı oradan <laughs> biraz daha yaptım. Hani bir şey olacağı çıkarımını e çocuklara bir şey olacağı çıkarımda özellikle kral olmak istemiyor belki cümlesi beni daha iyi yakaladı. Herhalde o zaten hani seyirci tamam, o zaten burayı kaçırırsa buraya bu... alsın gibi herhalde. Aynen foreshadowing gibiydi zaten o. Ben hani benim kafamda Helena'nın böyle şey yaptığı bence oydu. Hani eyvah hani bugün geldi o gün bugün <laughs> gibi bir şeyler <laughs> düşünüyordu bence. Um, bilmiyorum yani. öyle herhangi bir yerde konfirmasyon falan görmedim. Olabilir bu öyle. arada ya. Zaten bunu şeyde de görmüştük aslında. Doğru yani mantıklı çok mantıklı bu arada. Aynısını eee Raymond Ejderhay almadan önce de görmüştük. işte gözünün gideceğini aslında bir şekilde söylüyordu. Şeyi de altında yatan yaratık Monster mı dedi. diyordu? Aynen. Monster behind the boards mı diyordu? Ne diyordu işte o? Şey çıktı Range. Onu da söylüyordu. Yani bu arada... Bu arada Kondal şey dedi. Bazı karakterler Helena'nın söylediklerine kulak vermeye başlayacak gibi filan bir şey söyledi. Abi artık başlasalar bakarım. mı gerçekten? Açıncı <laughs> lan. Loto'yu mu söylesin size ya falan Loto numaraları söylese vur bakarım vallahi Helena Efendi. Eris'in Eris de öyle <laughs> böyle. Ay annem ne diyorsun sen ya? Hay aptal kızım benim falan gibi böyle gidip gidip size <laughs> dinle, yolu bir dinleseniz mi ya? <laughs> bir sonraki bölüm böyle Laris 6, 12, 17... <laughs> bonus <laughs> 21 <25. gülüyor> Helva tamam. Tamam tamam. Yarısı seni. O <laughs> bu arada aklı varsa Laris bunu keşfeder ha Laris psikopat her yeri gizliyor gizliyor zaten. Bunu kesin öğrenir Abi, yani. on Onda böyle deyince ben dedim kim olabilir bunu dinlemeye başla Olsa olsa Laris olur belki falan diye düşündüm ama bakalım. Zaten şimdi kitapta kitapta yok bunlar yani. Bunu spoiler etmiyorum. Helena ha. böyle bir dreamer değil kitapta. O yüzden atıyorum yani şu anda. <laughs> Abi zaten kitabın anlatısına göre Dreamer olduğunu oradakilerin anlama imkanı yok. Kız hep yalnız başına oturuyor da da. Yani yanına gidip dinlemeleri lazım. Muhtemelen kitabın yazım şekline göre yok. de anlamaları imkansız yani. Hiçbir fikirleri yoktur. Kitapta Helena hiç yok. Hiçbir şey yok. Helena ya yani işte. <laughs> Köşede oturuyor falan. Helena hiçbir şey yok yani. <laughs> Buraları hep şey Kondal'ın. Helena'nın kızlarından birisi bu otistik şeyleri gösteriyor kitapta konuşmuyor fazla filan falan. Onun özelliklerini Helena'ya atmışlar. Ama bir yandan da Dreamer yapmış olmaları diyorlar ya kitap daha iyi abi dizi bilmem ne. Al işte yok işte kitapta. Bu kadar yok, evet. Dreamer yapmalarının getirdiği derinliğe bak yani heriflerin. Ki bunu iyi de başardılar. onu öyle cheese'i falan da kullanmadılar. Bu arada şey de bilmiyoruz hani spektrumlu aslında belki deren hani ille, yani bir mental şeyler. Esin öyle canım e... hani bir var yani ortada. Evet. Belki Egon da öyleydi. Egon da Dreamer da spektrumluydu herif. Yani <laughs> onu bilmiyoruz ya yani. o tarihi olarak. Olabilir bunlar. <laughs> e... Olabilir yani. Neyse şey bu sahnede ha, ben şeyi ben söyleyeceğim. De... Evet. Ah, what if he doesn't wanna be king diyordu. evet. Evet onu, onu konuştuk. Ee, bir de şey vardı yanlış görmediysem egon içeri girince bütün hizmetler kafayı öne yiyor. Zaten direkt böyle bir ulan bizi zikmez inşallah falan diye böyle bir korkuyla herkes böyle göçünü başını tutmaya başlıyor. Ama San... geldi sapık falan diye. Sanırım tecavüze kız, uğrayan kız oradaydı lan sarışın kız. Arka taraftaydı. Öldü abi, öldü. Sen hala konuşuyorsun. Bence ölmedi. Işte. Öldü. <laughs> öldü abi. Öldü. Bence ölmedi. O, o kıza benzettim ben. Detaylı bakmadım ama çok benziyordu. <laughs> Dayan'a öldü abi. Neyse. Ba, bu arada bir şey o, daha dedi. diyeceğim. Dur araya giriyorum. Pardon. Öldü. Ee, yok yok da ona girmeyeceğim. Ego'nun e, bir salaklığı daha var burada. Nereye gitti diyor. İşte eğitim almaya gitti diyor. Nerede diyor. Yani Ego'nun cehaletinden de bahsetmiştik ki okumuyor çalışmıyor. <laughs> Zaten adam o, o. kütüphanenin o, yolunu bile bilmiyor. <laughs> Aynen öyle. okulun yolunu bilmiyor şu an. Yavşak ya. Pala şey ya. sen bir um, şey ya, Bu Aegon'un hani bu what if he doesn't be king diyor ya. sonra Aegon da siktir et falan diyor. i̇lginç olan, trajik olan da şey yani. Otto Alicent kraliçe olmak istemiyor diyor. Otto zorla Alicent'i kraliçe yaptı. Sonra Aegon'a geçen sezon soruyorlardı işte kral ol falan diye. Yok ya benim işim olmaz falan diyordu. Alicent onu zorla kral yaptı. Evet. <laughs> Şimdi de Aegon işte Ceheris kral olacak. Bu benim varisim falan diye onu kral yapıyor. Hani böyle trajedik Cycle devam ediyor yani kimse de tamam siktir et varis olur olmaz bakarız demiyor yani çok olacaksın olacaksın ya. gel 4 yaşındasın ama gel konseye gel filan diye. <laughs> <Konser>. O yüzden <laughs> Helena'nın da hani what if he doesn't wanna be king lafı o açıdan trajikti yani. Evet çok doğru ya yani. trajikti hem de şey ee, hani, muhtemelen konuştuğu şeyde düşününce senin yorumla daha da trajik hale gelmiş oluyor. Ee, tabii burada şey de hatırlatalım, üç çocuk var normalde. Melor, Melor'u görmüyoruz, bu sahnede de görmüyoruz. Cehre Ceheris'te... daha de. yok. Ortada... Onda şey dedi. 30 yıldan 20 yıla düşünce Melora, Meloru çizdik ya da ya böyle Melor şu anda. 2 yaşında falan bir yerlerde aynı şey gibi Darren gibi göstermediler ya da mailleri komple çizecekler galiba. Anladım. Yani komple olmadı evet. O biraz zaten şeyden kopuk olacaktı. Bir tane daha bebek o ikilemi yaratmak için zor olabilirdi yani şeydeki. Zaten bu arada Mayler kim diye soran varsa bu Egan ve üçüncü bir çocuğu var. Kitapta o. evet o çocuk. <laughs> bir de Darren var. Alicent'ın o da dördüncü çocuğu. O da yok piyasada. Aynen. <laughs> <laughs> o da şeyde amcası amcası gille takılıyor bu arada ben tabi tarih okuyorum Çok dedim iyi. ya hem yani, kitabı tarihi işte deniz Targaryen tarihine bakarken arada wiki'ye falan da giriyorum maalesef e, aralarda sadece şeylerden ağaçlardan ve hikayenin bazı gidiş noktalarından bir sürü spoiler aldım şu an <laughs> yani bazı şeyler öğrendim ama tabi hiç konuşmayacağım bunları da <laughs> Annene babana da tarih okuyorum desen de sorarlar. Ne okuyorsun Osmanlı mı okuyorsun falan. Yok Targaryen biz. Falan. Targaryen tarih. <gülüyor> <gülüyor> Kim ya falan? Roma mı? Roma değil. Benziyor ama hani benziyor. biraz. Yani. Oradan çalmış işte falan. Biraz Roma biraz İngiltere biraz Kral. İngiltere tarih. Aynen. Nereden? Oradan buradan çal Targaryen. Ee, tabii Aynen. bir de şey var burada son bir şey daha ekleyeceğim. Ee şey diyor işte korkuyorum diyor Helena bir yerde. Korkma Vegar burada bacım bir şey olmaz falan çekiyor. Ejderha'dan değil farelerden diyor. Aslında bir foreshadow'u daha burada yapıyor. İki foreshadow yapmış oluyoruz. Evet burada şatı alabilirsiniz. Bunu... <laughs> Artık fare görmekten en sonunda söyleyebileceğiz ya evet fareler bu bölümü foreshadow ediyordu. Geçen <gülüyor> sezonda <gülüyor> habere fareler vardı her yerde. Evet ya. Bu arada gürültü geliyor mu sana? Şeyden benim mikrofondan. Böyle bir geliyor. Nokata. Gelmiyor. Şu an gelmiyor. Ha, i̇yi ama tamam. Ya dışarıda çalışma vardı da geliyorsa diye gerildim bir an. Sıkıntı Aha. yok. Ee, durum böyle. Ee, sonra da hatta bu arada son bir şey daha ekleyeceğim. Şeyi biliyor ama. E, mesela çocuğa bakıyor. E, onun hem erkek mi kız mı olduğunu hemen ayırabiliyor. Bir şekilde onu ha, çözmüş. O kadarını biliyor. Evet, <laughs> evet o kadarını çözmüş. <laughs> Egon. Aa bu bizim olan değil falan ama... Büyük ihtimal erkek onun için önemli. Evet. Kız değil. Erkeğin kim olduğunu biliyor. Aynen. Ona bir şekilde dikkat etmiş. Buradan e, 200 Ellison'ta geçiyoruz. Cole ve Ellison sahnesine. <laughs> e, yıllarca ağlayan, sızlayan. Vay sen kimle yattın? Dayına mı verdin? Amcanla mı takıldın? İşte kolla nasıl yatarsın? <laughs> Çayı nasıl içtin? Pis kadın, ahlaksız kadın. O saatte orada ne işin vardı diyen Ellison'tun. Burada aynen, kusura aynen. bakmayın kolun aynen. ağzına verdiğimi <laughs> görüyoruz. <gülüyor> İnanılmaz ya. Kol da yani şey bekaret yemin etmiş birisi için fazlasıyla <laughs> tecrübeli. Sen nereden öğrendin bunları? Abi? <laughs> Sen bekaret yemin etmedin mi? Bir de bir de hmm. Kol kardeşim sen demedin mi Renire'ye? Ben senin orospun olmayacağım falan diye böyle delikanlılık yapıp. <laughs> e şimdi kucaktan kucağa geziyorsun sarayda. Hoş mu oldu yani? <laughs> Aynen, şey olmuş. Ben bekar ettiğimini yemini ver, ver. Şişme kadında çalıştım onu. <laughs> 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 yani gerçekten. Vallahi bu bu sahnede saçma yani. Çok kondalı şeyim var. Bu pozisyon mümkün değil. <laughs> <Nasıl> bir şey şeyi. <laughs> hani bu çok saçma. Fantezi de çekiyorsunuz <laughs> anlıyorum ama <laughs> pozisyon yanlıştır. Lojistik olarak çok zor bir iş. Bunun bir şey çıkması ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ama <laughs> tabii bu sahne birçok şeye yol açıyor bu arada. Aslında bir anda bir basit bir e, ...seks sahnesi gibi görünse de aslında birçok şey oluyor. Larisa e bağlanıyor. Buradan özellikle Alicent'in e, şey demesi bunu bir daha yapmamalıyız falan diye tribe girip bölümün sonunda tekrar bunu yapıyor olması. <laughs> let's not do this again until tomorrow. <laughs> çok uzaktı <laughs> yeah, yani. Let's not do this again today. <gülüyor> today. <gülüyor> ne zamana kadar yapmayalım? Yani iki saat. Yani çok... <laughs> çok uzatmayabiliriz Burada... arayı. Yani senin varsa notlarına söyle de benim 2 3 tane çıkarımım vardı burada. Tabi sen hmm. söyle. Ee, ben de oradan bu daha dedim. Bu arada Alicent'la um, Crispin'in ilk sezonda sevişme sahnesi varmış bu arada. Onu şey yapmışlar, hmm. çıkarmışlar. Yani daha buraya daha, daha iyi olmuş bu arada burada görmemiz bence o zaman. Çıkarmaları iyi olmuş. Evet, bence de iyi olmuş. Um, çünkü ilk sezonda da böyle bir Alison'tan "I call your love as my queen or your queen" falan diyordu yani böyle evet. bir böyle bir iki üç tane lafı vardı Crispin'e böyle bir elektrik hissediliyordu orada bir bir şey. Aynen bir acaba arka tension. planda bir şey oluyor mu diye düşünüyordu. hani ben düşünüyordum en azından um, bir de bu çocukların kavga ettiği gece Crispin yoktu ya piyasada. Evet. Sonradan geliyordu ben orada da bir acaba Alison mıydı falan diye bir düşünmüştüm. Yani Alicent'ın Viserys'i aldatmış olabilme ihtimali var. O kadarına girmemişler burada. Çünkü sanırım Alicent'ı biraz daha malum mülayim karakter olarak tutmak istiyorlar. Yani çünkü Yeşiller içerisinde işte Eamon, Crispin daha savaşkar, Otto işte politikacıyken işte barışçıl kişi de Alicent olacak bu bölümden hmm. anladığımız evet. kadarıyla. O yüzden hani ilk sezonda gösterseler de Viserys'i aldattığını falan o zaman o iyice Alicent in karakterini insanlar bozardı. tepki koyardı bir de ona. çok, çünkü detaylı bakmıyorlar karakteri. Çünkü ben burada mesela Alicent'a ne kadar şimdi sert girsem de kızmış gibi dursam bir yandan da savunmak da kolay. Şöyle kolay. Sonuçta bunu ottu daha e, genç yaşta hiç istemiyorken Viserys'in koyuna itti. Kızın zaten hatırlıyorsun bütün sahnede stres içindeydi. Böyle parmaklarını falan parçalıyordu artık biraz orada mesela Renira'dan belki destek bekledi hiç göremedi yani olan hani babamı babasını belki o ikna edebilir diye bekledi hiç onları göremedi ee, öyle olunca yani Alicent'in yolu da aslında çok kolay bir yol değil bu geldiği nokta Viserys'te zaten ne kadar mutsuz e, takıldığını sevişirken de normal hayatta da görüyorduk zaten neredeyse tiksinecek noktaya gelmişti yok bu tabii ki normal hmm. ama yaptığı kişinin yemini var yani kraliçeyi evet. Yalarken yakalarlarsa adamı keserler kafasını yani. O oh. yüzden hani böyle Jaime Kingslayerdı. Bu arkadaş da Queen Slayer olmuş maşallah. <laughs> diyor. Slayer Queen Slayer. <laughs> yani tabii ki Queen uh, Blooder da diyebiliriz aslında. <laughs> yani bilmiyorum artık. Um, şey uh, Tabii ki alışsın böyle bir ilişkisi olması normal hani kocası öldükten sonra ama tabii birincisi yaptığı kişi büyük high tower ahlakına aykırı. Evet. İki, i̇kincisi bir de bütün hayatını senin dediğin gibi renere'ye laf söylemekle geçirdin. Aynen. <laughs> e şimdi Oldu kendin mı? şeyde neyse önemli değil. Yani bu ilişkinin dinamikleri İkinci yerlere gidebilir. Kitapta tabii ki böyle bir şey yok. Um, hatta um, George Martin'in Rock Prince'i yazdığı ilk taslaklarda Alison Damon'la yatıyordu. Ha oha. <laughs> Sonraki versiyonlarda o tabii çıktı oradan. O çok um, kötü fikirmiş lan bu arada. İyi çıkarmış. Yani <laughs> George Martin'in ilk taslaklarında ona bakarsan Tyrion'la Arya evleniyordu falan öyle bir şeyler vardı yani. <laughs> <laughs> Tyrion Arya'ya aşık oluyordu pardon. Evleniyor E şimdi bilmiyorum. böyle bakınca işte George R. Martin'in komple çöpe atması bazı şeyleri ben iyi görüyorum yani. Hani atıyorsa iyidir abi daha iyiye gidiyoruzdur merak etmeyin gibi. Evet. <laughs> evet, mükemmel yazacağım diye öldü gitti adam. Neyse. Burada çıkardığım başka bir çıkarım çıkardığım çıkarım <laughs> ne demekse o artık <gülüyor> 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 um, e, bunun rutin olmuş olması yani resmen havadan sudan bahsediyorlar iş bitince tabii, tabii. o kadar rutin yani <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> hani öyle bir şey yok mastürbasyon gibi yok. şey için Böyle... aynen aynen <laughs> Walking, walking deal de olarak kullanıyor herifi öyle şey Hani havadan sudan konuşmaları direkt iş bittikten sonra bu rutinliğin de şey yani ilk defa olan bir kaçamak değil bu. Belli ki bunu her seferinde yapıyorlar. Hani be beyaz pelerin de çıkarıp yerlere atılmış olması orada noktada şey. Umudu yani değil artık ha, sem Sembolik bir önemi var. Hani işte yemin ettiydi ama ama yemin sadece pelerin varken. Pelerin çıkardığın zaman yemini de çıkarıp oraya koymuş oluyoruz. <laughs> Duvara astım. <laughs> Sadece pe pelerin takılıyken adam okumuş şeyleri. Kuralları. Şey bulmuş. Açık bulmuş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Açık bulmuş. Burada pelerin varken sikemez kimseyi yazıyor. <laughs> Abi. Demek ki peleri çıkarırsak sikebiliriz. Bu kadar kolay bu iş. Ulan diye. ...Berest'in falan da yere şey söküp atıyordu pelerini bu yüzdenmiş demek ki valla. Ya oradan zaten şey. direkt kerehaneye gidiyordu Berest'in... <laughs> <laughs> Çıkarıp böyle koşa koşa herif 70 yaşına geldim hiç seks yapmadım <laughs> gitmem lazım falan. <laughs> lise gidiyordu lise. Lisin de kerehaneye her ünlüymüş abi oraya gidelim falan diye. <laughs> Neyse Var, son bir e, çıkarımım ki e, önemli bir çıkarım olsa gerek bir sonraki sahnede sahnede de bağlayacağım Elison'ın ayakkabısını tekrar giydiği gösteriliyor. Evet. Bu da bence Laris ile olan ilişkisine son verdiği anlamına taşıyor Aynen. <laughs> Bundan sonra ayak yok daha iyisini buldum bu herifin yap daha iyi diyor Elison. <laughs> 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 Çünkü sonra Laris böyle bir şeyli konuşuyor ya buna. Ne diyeyim afralı tafralı. İşte ben orada daha çok bağladım konuyu evet. Ben ha, geldim bence ama mi? hizmetlileriniz müsait olmadığınızı söyledi. Ne ayak falan diye böyle bir Aynen şöyle. aynen Laris ben öğrendim. Tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimal o ayakkabıyı tekrar giydiği de şeyi tepsi ediyor. Yani Laris'le la artık yok bir şeyi. Tabii. Seksüel bir şeyi yok. Zaten hani ne kadar seksüel dersen o bildiğin. Tecav tecavüz, taciz yani yaptığı. Yani. <laughs> <Tâciz. gülüyor> Konsantrasyon değil yani o. <laughs> Aynen. Baya taciz yani. yani. Hani ya. şey, yani bence ayakkabıyı göstermeleri de onu temsil ediyordu. Ya biraz şey de var, bence çok doğru. Ee, Ayakkabıya boşuna zoom yapmamışlardır orada bir de tabii şey şöyle de yani tabii o bir bot değil düz bir ayakkabı ama normalde böyle filmler dizilerde bot giyme bot ya, sence bu durum çizme olsaydı daha falan diye <laughs> ben düş yani onu biraz high heel yapabilirsek falan diye. <gülüyor> <gülüyor> yok ben daha naif bir yere bağlayacaktım konuyu yani. İşçi botu ya da işte göreve gidiyorum görev bende artık kontrol bende falan gibi böyle bir anlamları da vardır hani burada biraz daha kontrolde ele aldığını e, Alison'ın ya da öyle zannettiğini biraz vurgulayan bir hareket olmuş. Ya da daha işte görevimi aldım, görevimi götürüyorum. Hani sen de dedin ya biraz bunu görev gibi de yapıyorlar. Hani evet, zevk alıyor muhtemelen bundan ama kolu artık tamamen e, kontrol altına almayı bence çözmüş durumda orada. Çünkü bunu şeyde de biraz anlıyoruz. Aymond'la kol konuşurken Aymond biraz böyle ısıntı hmm. boklayacak gibi oluyor. Ya iyi insan ya dur şimdi hemen öyle İyi <laughs> kız <de gülüyor> <yapalım>. aslında. <laughs> biraz bence Elias şeyi çözmüş. bu bunları kontrol etme yollarını buluyor ama Eamon'da bulamadı daha mesela. Orayı da Otto buldu gibi oldu. orana geleceğiz ama sonra. Şimdi oraya girmeyelim. Yani işte Kriston da şeyde geçen sezonda Korlis diyordu ya Targaryen Pusi'yi gördü mü? O olan döner Dö şey olmaz <laughs> içinse olmaz. da vallahi Hightower Pusi'yi gördük. iyi kız aslında. Anne. <laughs> bazı <laughs> yani. ee, buradan kol Pardon konsey sahnesine geçiyoruz ee, konseyde herkes toplanıyor ee, Egon çocuğu da getiriyor bugün e, kreşe bırakamadım çocuk be geldi işe getiriyor çocuğunu ee, Velan orta mektuplar gitmiş yanıt gelmemiş bunu görüyoruz ee, Otto hemen şey yapıyor burada ya yanıt gelmedi gelecek falan filan diye Sonra... Zaten J Jace söylemişti bize. Aynen Jace de ondan bahsediyordu. Sonra Eamond'un Marriage Pack'inden bahsediyor. Floris Baratheon'la e, şeyinden gelen, e, evliliğinden gelen. Onlar da sorun hmm. kesin çıkmayacak diyor ama hiç de net konuşamıyor. Çıkmaz yani bence falan gibi konuşuyor biraz Otto burada. Oradan bir gerginlik kopacak gibi herhalde. Um videonun onu şey için söylemiyordu. Baratın için bir laf ediyor orada. We don't expect resistance diyor. Heh, expect diyor, evet, biraz. şey için söylüyordu. Ordunun gelişi için mi söylüyordu? Ne için söylüyordu hatırlamıyorum onu da. O biraz da bir foreshadowing. Chekhovskanı koydular orada. We don't expect resistance. Aynen. Aile öyle mi dedin sen? Aynen. koydular <laughs> <laughs> Okay, onu, evet, onu sonradan söylüyor. Evet, onu da kuruyorlar. Çok resistance beklemiyoruz okay. muhabbeti. O sonradan geliyor. Ama Barat'ın okay. hani ben e, bir şey bir sorun beklemiyorum. Hani şey gibi böyle hani astık kestik gibi değil de biraz böyle cümlesini çok politik kuruyor aslında Otto orada. Okay. Ben şey gibi hissediyorum Buraya... biraz Otto sanki bunları kralın çevresinde değil de kendisi çevresinde topluyormuş. Ya da ben hallediyorum hani zaten bir şey olsa da onlar beni dinler gibi mi düşünüyor acaba burada. Bilemedim ya biraz kendine yontuyor gibi olayları. Çünkü Şefhan hiç izin vermiyor ya... ...yok ejderha çıkarmayacağız, yok siz gitmeyin... ...siz durun, siz ortalıkta gözükmeyin. Her şey Otto yapıyor. Mektuplarına yazdığını bile bilmiyorlar muhtemelen. <laughs> e çünkü Otto... ...matematik... ...bilgisi olan bir insan. Evet. <laughs> Siyahların daha fazla... ...ejderhası olduğunu... ...gayet de güzel görüyor. O yüzden... ...kendi birliğinin de... ...hani siyasi birliğinin de... ...Lannister, Hightower... ...Baratheon işte um, burada high tower'ların olduğu Reach'in um, başında işte var ama Tyrell'lerden daha zengin high tower'lar hani orada resistance o, sanırım orada ondan bahsediyor Hı, hani evet, Muhtemelen. Rezi um, çünkü eee um, Reach'in asıl sahibi Gardener ailesini Aegon yaktıktan sonra orayı Hightower'lara değil, hani ikinci en zengin aileye değil, Tyrell'lere veriyor. işte. Tyrell'ler başa geçiyor. O yüzden Tyrell'lerle Hightower'lar arasında bir gerilim var. O yüzden Otto'nun kendi bölgesinden yüzde yüz destek alabileceğine emin değil ama Lannister'lar var. Hani Baratheon'lar var. Stormlands, Riverlands, işte Westerlands onların, River, pardon Stormlands, Reach, Westerlands onların. işte bir de Um, Riverlands ortada işte Harrenhal'ın da bulunduğu telillerin kontrolündeki bölge, biraz şey işte kuzeyinde Vale ve um, no, kuzeyinde siyahlara destek verdiğini düşünürsen hani daha çok şeyde kalan Riverlands bölgesi e, ve de um, Ireland. sondan da bahsediyorlar işte şeyler. Hem Greyjoylardan, şeyden bahsediyor bir de burada. Greyjoylara geleceğim. Aslı senin dediğin ordu Hı -hı. toplama işinde iki tane noktadan bahsediyor. Birincisi diyor kardeşim Golden Tooth'ta e, bir deploy ediyor büyük bir ekibi. Bir yandan da şeyi e, O yeğeni de Ormund'da Old Town'da birlikleri topluyor diyor. Orada ha, zaten okay, işte onlar Riverlands'e ulaşana kadar ufak bir direnişle karşılaşırlar falan diyor. Yani şey yeğeni için söylüyor. Aynen. direniş... Şimdi Riverlands meşhur um, şeyiyle ünlüdür. Bir türlü birlik olamamasıyla ünlüdür şeyde. Hatta um, ana hikayede de orada kan gövdeyi götürüyor. En kanlı savaşın olduğu yer Riverlands'tır. Çünkü Riverlord'ları öyle Talilerin ne dediğini pek sallamaz. Hatta Bracken'ler İtalilerden daha güçlüdür ordu olarak. Bırakınlar ne yaparsa Blackwoodlar onun tersini yapar. Cins Riverlands toparlar. hep, <laughs> hep karışıktır yani. O yüzden orada bir don't expect resistance diyor. İşte Grover Tully'den bahsediyor. İşte Grover Tully'nin torunu umarım göreceğiz bu sezon. Um, i̇şte Otto'nun başa dönersek hani Otto'nun yapmaya çalıştığı bu bütün bu ailelerin desteği alırsa ordu olarak bayağı güçlenecek. Hani Starkların da Takuzay'dan gelene kadar biz buraya lideriz diye düşünüyorlar. Um, o yüzden Otto açısından mantıklı bu yaptığı. E, Aegon'un um, da aslında Aegon'u bahsetmek lazım. Hani burada bütün herifin göründüğü sahneler çok iyiydi. Yani adam gerçekten... <laughs> oynuyor bu sezon. <laughs> eğlenmiş bir de. Belli ki adam eğlenmiş karakterle. Evet. Um, böyle tam böyle CEO'nun ilk günü. Hani babasının şirketinde CEO yapmışlar. O gün ilk gün. Böyle içeri girerken hype upbeat olmalıyım. Herkese friendly olayım falan. Böyle <laughs> yani, hi nasılsın sen? Sizin nasıl, hafta sonunuz nasıl? geçti? nasıl? Falan böyle giriyor içeriye. Çocuğu da getirerek, Hadi bakalım geç otur Tayland sayınına abinle beraber falan diye. Böyle bir Entüzyaz şey var böyle bir çocukta CEO'nun babamın şirketinin patronu oldum. Oh, herkese iyi davranacağım birinci gün. <laughs> Sonra aynısını <laughs> şey ayr ayrı tırana, oturunca da yapıyor ya böyle. Koyun istiyor koyun verin falan diyor. Ya ver ya ver ver ya. Kaç koyun istiyorsun sen ver anasını söyleyeyim falan diye. <laughs> bir de şöyle bir şey var hani Egan'ı şeye inandırmışlar sanırım bu işin kolay olacağını. Evet, um, bir şekilde. Çünkü Otto hep onun beynini yıkıyor da ya seni geçireceğiz tahta. Biz tamam zaten Rhaenyra'ya diz çökmek zorunda kalacaksın. Aegon'un tahtı bizde. Aegon'un tacı bizde. Aegon'un kılıcı bizde. Aegon'un kalesi bizde. Ee, biz bunların hepsini verdik mi sana Rhaenyra? Sike sike diz çöker önümüzde diye. Sanırım Aegon da buna inanmış. Kolay ya bu iş falan. Hallederiz. Tamam, hallederiz. Yani. <laughs> yani, yani öyle bir girmiş ortaya. Bir de çocuğu hiç hazırlamamışlar gene. Gene Otto Giderken diyordu Alicent'e geçen, prepare him for rule falan diyordu. Belli ki Alicent sevişmekten <laughs> Crispin'le çocuğu da alıştırmamış. Dedin gibi <laughs> senin çocuk okulun yolunu bile bilmiyor. Bilmiyor. Hiçbir şey öğretmemişler <laughs> yani. Yani Vezeres'in Rhaenyra'yı hazırlamadığı gibi bunlar da şeye hazırlamamışlar. O Aegon'ı hazırlamamışlar tabii ki. Bir sonraki sahnede daha da... <laughs> evet, önemli şeydi. Oraya Gösteriyorlardı. Zorundayım. O sokuyorlardı. <laughs> Bu arada Otto'nun bakışı da iyiydi. İlk sahnenin başında böyle alisıntıla krispine bakıyordu. Ha, evet, anlıyor ne zaten. Anlıyorum. Yani. <laughs> İlginç olan Otto geçen sene de, şey geçen sezon da Larisa şey diyordu. Evet, kullanıyordu. Kral Kraliçeyle zaman geçiriyorsun, filan diyordu. Yani belli ki yani Otto Um, kontrol ediyor yani Alicent'in hareketlerini. Ama orada da bir savaş durumu olacak zaten. E, daha hani Laris sahnesine gelmedik ama e, Alicent'in bütün ekibini değiştiriyor. Kendi bulduğu e, ekibi koyuyor yanına hizmetliler olarak. Muhtemelen Laris'i e, ottonun da orada. ona Otto'ya da hizmet edenler vardı falan. Hepsi gitti herhalde. Karışacak yani orası. E, Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim Laris'le hakkında konuşurken. Evet yani Burada bir şey var. Information war var. Aynen. <laughs> Şeyde, Şimdi şeyi konuştuk ben... konseyde. Golden Tooth, Riverlands işte Harrenhal burada önemli olacak belki zaten orayı ikna etmek için. Damon da çok kafaya takmış durumda. Bir yandan da Alicent saf saf şey diyor işte. Renira'ya mektubuma cevap geldi mi falan diyor. Burada Jasper Wilde'ı görüyoruz. Kendisi Master <laughs> of Law. <laughs> Adam hiç çok... İyi koydu orada. Evet evet. Ölen bir çocuğuna mı özür bu falan diye böyle <laughs> sende ne diyorsun bacım <laughs> Çok teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> ya. <gülüyor> İnanılmaz bir kafa <laughs> yani. İnginç. Orada ben hani böyle bir dönüp baktı falan sanırım şey um, Jasper Wilde'a Otto gibi hani Eamond'ın um, sıçıp sıvadığını düşünüyor. Hani sanırım Jasper Wilde da biz bu işten savaş olmadan eee uh, kurtuluruz diye düşünen taraftaymış. Evet. Şimdi böyle o lafı sokması bana şey gibi geldi hani senin Aymond sayesinde Bok şimdi yedik. savaşa giriyoruz. Hadi bakalım yarra yedik diye düşüne böyle bir kızmış böyle. Ah siktir. Öleceğiz. <laughs> savaşa giriyor. Ben ana karakter değilim değil oğlum. Ben öleceğim kesin. bir önceki Maliye Bakanlığı'nın ne olduğunu biliyoruz. Sok kısmına. Maliye Bakanlığı <laughs> da sakat yer yani yaşıyoruz. Bu herif gerçi Master of Laws değil Loss, mi? Evet, Maliye Bakanı şey değil. Para Maliye başına... Bakanı kimdi burada? Damada verdiler maliyeyi. Öyle mi oldu ki? Maliye <laughs> şey Thailand Lannister oluyor burada galiba. Master of Coin oldu. Ha, Pardon çünkü... pardon. Aynen. Pardon Master of Ships yok. Ships Ondan yok. zaten bahsediyorlar. Aynen. shipste de şeye geliyor konu. Orada da Orwell hemen atlıyor. Orwell daha aklı başında konuşuyor. Bize hemen Master of Ships lazım diye. Ee, o da işte şeye teklif gitmiş. Ee, pardon teklif edebiliriz diyor. Ee, Dalton Greyjoy'a teklif edebiliriz diyor. Ee, yani şey yani, Lannister Hightower Navy diyorlar burada. Burada işte güçlendirmeliyiz aynen. diyor da... da. Hightower Navy e, artık Red Wine. donanması en güçlüsüdür. Um, şey, şeyden sonra. E, um, Velayronlardan sonra. Ondan bahsetmiyorlar belki insanların kafasını karıştırmamak için. Ona Hightower deyip geçmişlerdir. Ama Red Viner yani. E, donanmanın adı Red Vine falan diye. Onu belki... yani ondan sonra da tabii Iron, Iron Island işte Greyjoy'lar var. Ama onlar yani ne kadar güven olur Greyjoy'a e, <laughs> onu bilmiyorum. Greyjoy'lar evet orası sakat ya. Tabii şey de... gö göç parmaklayıcı Euron gelebilir. <laughs> Bu arada buna da ben bakarken ya bu Dalton Greyjoy kimmişti çok büyük bir spoiler daha gördüm. Ama yine bahsetmeyeceğim bundan. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da Ateşli bir adam ya. Aynen. Şey böyle genç falan böyle. Genç yaşında sanırım Corliss kadar olmasa da ta Slavers Bay'e kadar gidip gelmiş böyle. Seyahat yapmış böyle. Şey bir adam. Sağlam bir adam. Ve hatta Valerian Steel Kılıcı var herifin. Aa o kadar. İlginç. Ha, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> o zaman bunu da bir yere bağlarlar belki bir noktada. Sonra Ament geliyor içeri. E, e, sen ne arıyorsun burada falan diye Arasint bir atar yapıyor. Burada biraz şey hissediyoruz tabii bir payoff olmadı şeyden sonra. Ament'ın dönüşü, böyle bir kavga o, durumu. Evet. E, Orayı komple atladılar ilginç evet. Aynen. Bu sahne varmış galiba. Ben de onunla ilgili aslında okumuştum hani. Bu sahne çekilmiş gibi bahsediyorlardı. Muhtemelen e, dizinin akışı içerisinde çıkardılar. E, biraz daha şeye yaymışlar işte. Bu tepkileri işte Allison tepkili. Otto zaten daha pis pis bakıyor. Hemen bunu siklemiyorlar. Bu da hemen yakalım gidelim kafasında falan. Eamon'un orada olmasını zaten hiçbiri istemiyor. E, i̇yice böyle şey çekmiş durumda. Eamon da tam tersi olarak... E, o ejderhanın üzerinde Allah boku yedik durumundan tamam lan öldürdüm işte artık. Benden güçlüsü mü var falan gibi hemen havaya girmiş. Sanki kendisi bir bok yemiş gibi. <laughs> Onu tahmin etmiştik ya geçen evet. şeyde. Evet doğru konuşmuştuk. Kesin öyle. sahiplenir diye. Sahiplenmiş. Hiç çektirmemiş ya anında. <laughs> evet ben kontrolünü kaybettim. Rhaegar'ın Rhaegar'ın yanlışlıkla oldu falan demesi tabii ki yediremez kendine. Tabii. Delikanlı ya bu herif. Zaten dediğin gibi herif içeri geliyor geldiğine tipini sıktığımın hepsi birden kimse böyle kimse yani. sevmiyor abi sen, bilmiyorum ben birazcık takıldım burada yani acaba diğer insanlar ne düşünüyor yani bu Hamit karakteri bana böyle acayip karikatür geliyor yani hiç gerçekçi değil yani dizideki herkes hani gerçek bir karakter um, olabilir en böyle hani Damon mı birazcık daha şey abartı karakter. O bile hani şeyin karizmasıyla kaldırıyor da. Bu Eamon hiç olmamış abi. Hiç yani. Biliyorum kitapta da böyle bir tip bu. O yüzden hani diziye kızdığım söylenmesin ama hiç böyle adamın gerçek bir karakter e, olup sanki animeden çıkmış gelmiş böyle he, he bakın bilmem ne böyle abi, bir evil böyle tip tip dolaşıyor ortada. Ben şeyde ikna oldum. Bu, bu özellikle Eamon böyle. Şurada ikna oldum. Eamon tam şey adam böyle çok bildiğini zanneden, iki bir şey okuyunca stratejiyi çözdüğünü zanneden, böyle şirketlere zeki takılan tipler olur ya böyle genius genius CTO falan gelir böyle hmm. bunu böyle yapacağız, bunu böyle yapacağız, 3000 kişi işten çıkaracağız, kârdayız. E ulan <laughs> çünkü gelişe öyle ya, giriyor içeri sanki böyle inanılmaz bir şey çözecekmiş gibi. Buradan ejderhalarla hmm. gireceğiz falan. Fatih Terim gibi aslında biraz elinde. <laughs> Hayır <laughs> fazla böyle bir şey konuda mi? hakim değil ama aşırı iyiymiş gibi yani o yüzden kendi karikatürünü döndüğünü farkında değil bence senin dediğin orada doğru aslında karikatür gibi bir karakter çünkü bunun farkında değil çok şey zannediyor kendini ben okudum biliyorum strateji biz anlıyoruz kardeşim falan halbuki Otto yanına gelince hemen böyle şey oluyor He, değil mi abicim falan diye yamuluyor yani orada. Aynen direkt tam Damon at home unu. Evde yapmışlar Damon işte böyle kadar olmuş. <laughs> Bu kadar. O da gelip direkt Harren ol diyor. Ha, aynen. Ya. Damon'dan mı duydun onu lan? <laughs> biz bilmiyorduk. Bak biz bilmiyorduk. Damon'dan duymuş o bir yerde Harren olu. O da gelip Harren ol. Egon ne var ne Ha, ne yapacaksın? Bilmiyorum abi. işte. Ha, önemli bir yer. <laughs> Egon da var O kadar duydum. Sadece adını duydum. <laughs> Haritada gördüm falan. Egon zaten dünden gaz. Haklı ya haklı falan. Biz gidelim yakalım falan diyor. Aynen daha geçen şeyde öldürme beni diyordun Eamon'da. Şimdi geldin. Yeah. My, my most trusted advisor mı diyor? Ne diyor? Bir şey diyor. Saçma sapan. My hound falan dedi oğlum adama sonunda ya, şeyde. E, Tabi burada bir detay daha var. Egon çok rahat bir şekilde e, fat old Lord Tully bana itaat edecek ya da yanacak falan gibi çok gaz. E, Lord Tully. E, Lord Tully sana ta Tapar mı bilmiyoruz ya. Yani. Grover Tully'nin ağacına baktın mı? Abi spoiler sanki. olabilir diye tekrar bakmadım ya. Ben sana bunu spoiler ettim geçen sezon sen. Olabilir. Aa doğru lan. Aa siktir şimdi atalım sen deyince. Tamam doğru. <laughs> Robert torunu Elmo Hı, El Motari. Tali. Elmo. Elmo iki çocuğu var. Kermit Tali. <gülüyor> Kermit <gülüyor> Tali bir de Oscar Tali. <laughs> Oğlum müthişti bu ya. Olma ve Kermit. Bilmeyenler bakabilirler Google'dan. <laughs> Hatırladım bunu. Hatırladım. Yalnız Kermit Tali girerse onunla Damon'ın kapışmasını bekliyorum. Çünkü Damon belli ki Kermit'in cinayet pelerini çalmış. Evet. Kermit pelerini isteyebilir geri. Ha, sen, sen o mimi biliyor musun? Yok Kermit'in böyle pelerini. Ah be bilmiyorum. <laughs> ara Kermit e, e mim diye ara. Tamam, Kermit <laughs> ne, ne olur? Ne denir? Ş Cinayet pelerini değil de Kermit Glock diye bakayım. bir ara Klock, şey ara. diye çıkar muhtar. Tamam, Aynen. <laughs> Direkt Diamond çalmış onu. Dur hatta yazayım şuraya şeyde. kayıttan sonra bakalım. Kermit Clock Meme Generator bile varmış oğlum zaten. onu kullanıyor pası. Ha Evil Kermit muhabbeti bu. Bunu ben gördüm de, Aa, okay. de detayını bilmiyordum ya tamam. Evil Kermit'i biliyorum. Ama detayını bilmiyorum. İşte o değil mi, abi. Ha okey doğru. <laughs> şey abi zaten. Şey oldu ya hani. Gerçi oraya geleceğiz de. Um en sonunda dizinin Rhaenyra I want Aemon Targaryen diyor ya direkt <laughs> dönünce böyle Aemon Kermit mi çıksaydı süper olurdu ya. <laughs> Araya giriyor hemen Aemon'ı istiyormuş <laughs> hemen takıyor kapşonu. <laughs> Aynen yani Burada bir, bir sahne daha var artık son konsey bitmeye yakın. Ee, çok şey bakışı var böyle. Dinlemiyor bunu Egon. Ya işte gitme yapma bak stratejiyi yakmamamız lazım falan. Sonra dinlemeyince Eamon'da pardon Cole'a şöyle bir bakış atıyor. Babası sen söyle gibi bir bakış atıyor. O da arkadan böyle kralım oraya gitmeniz tehlikeli falan diyor böyle. Sonra de ah. Otto Ot konuşuyor falan. Alicent aslında sen yine. Kim... <laughs> sen kimsin demiyorlar ya sen kimsin oğlum. Sen niye krala <laughs> şey veriyorsun. <laughs> Sufle veriyorsun arkadan. <laughs> Aynen. Bir de Alicent'a böyle kriz bir şey böyle Şşş çaktırma lan. <laughs> Çaktırma. Alison kafayı alacaklar benim. Sen ne yapıyorsun? Bana niye öyle bakıyorsun? <laughs> manalı manalı diye. <laughs> Hiç bozmadan konuşuyor da boş boş ya. Yani. Otto'nun orada şey çıkışı dedi. Bir takım hatalar yapıldı şimdi. Evet hani sıkıntılar yaşandı ama bunları çözebilirsin <laughs> evet kardeşim bayağı ejderha yediniz falan diyor. Evet kitapta çünkü Otto şey diyordu. Luke öldürdüğünü duyunca şeyin Eamon'ın Eamon'da sadece bir gözünü kaybettin neden bu kadar körsün diyordu. Aa, güzel böyle bir salaklık yani. böyle bir salaklık yapılır mı falan diyordu kızıyordu ona. O zaman da Egon sahip çıkıyordu. Burada da o dinamik var tam olarak e, işte mesela herde o sahneyi Alicent ve Otto Eamon'da kızgındı kitapta da Egon gelsen ya üzülme filan diyordu ona. Burada da benzer bir dinamik var. Aynen. Ben çağırdım diyor zaten ne işi var burada dediklerinde Hı. de. Belli ya. Yani. Egon zaten sonra o taht sahnesinde de bahsediyor. yani tek güvendiğim kişi kardeşim falan gibilerinden. Ama ona da tabii yanlış yerden güveniyor. Neyse onu konuşuruz. Bunun üstüne... E ha burada bir de şey vardı. Ondan da bahsedelim. Komik saniyedir. Tyler Lannister'ın çocuğu eyleme sahnesi. Evladım bırak o topu falan diye topu alıp alıp. <laughs> Çok komik bir sahneydi evet. o ya. <laughs> Bu orada var ya söyleyeceğim sonra nereye foreshadowing olduğunu. Tabii. Um, Belli orada bir şey var yani ponye binin yok bilmem ne yapın derken. <laughs> <laughs> Çehreiz. Bir bir tür var bakalım Tayland. <laughs> <Biz. gülüyor> şey, ne ne <gülüyor> yapayım? <laughs> Tayland da tam şey ya geçen sene de um, adamın angut angut konuştuğunu duymuştuk geçti. Işte. Evet ya. Rainy Ray falan böyle benim şeyim şey var benim kalem var yaptırırım ben sana Bilen böyle böyle elif hayatında hiçbir normal insan ilişkisi yap yaşamamış belli yani. Tam bir burcu var. Aynen <laughs> böyle herkese tepeden bakmaktan yanında böyle hayatında çocuk yanında gelmemiş böyle adam. Bu ne böyle lan küçük küçük falan bir şey böyle. <laughs> Bunlar böyle mi böyle... oluydum çocuk böyle bir şey mi falan? <laughs> yani, o bu senenin hem birkaç şeyi var. Birincisi hani bir tane foreshadowing var onu söyleyeceğim sonra da. Tamam. Um, i̇kincisi Aegon'un da kendi çocuğunu daha asi bir tip hani kendi gibi yetiştirdiğini gösteriyor birazcık. Evet, ona hani çocuğa dur otur lan <laughs> falan demiyor yani. Dur lan sen ileride hani kral olacaksın oturmasını bil falan demiyor. Yap yap hadi Tyland'ın çık tepesine falan diyor. <laughs> um, o yüzden böyle bir şey var. Bir de Ceheres'i um, birazcık Seyirciye gösteriyorlar. Evet. <laughs> Bakın bu da Jairus. Sevimli Sonra... bir çocuk. <laughs> Aynen bir sonraki sahnede görünce kimdi bu falan demeyin işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı sarışın minnoş. <laughs> Aynen. Buradan Alicent e, Laris sahnesine geçtik. Alicent e, yolda yürürken Laris bunu çeviriyor. Diyor ki ben geldim sen yoktun hayırdır e, biz o kadar geldik ayağını görmeye <laughs> sen ne ayaksın <laughs> deyip e, biraz sitem ediyor. Sonra da Alicent'in e, ekibini direkt yani hiç ne öğrendiğini bile ya da onları konuşturduysa da neler söylediklerini bile söylemeden öldürdüğünü ve yerine kendi ekibini koyduğunu söylüyor. Alicent buna hiç itiraz edemiyor. E, zaten hemen üstüne de şeyi görüyoruz. Duş sahnesinde de kullanıyor Böyle işte orada hizmetlerden biri bir kaba böyle bir şeyler üfeliyor. Onu falan görüyor. Ulan diyor yani ufaktan Alicent'in ...Laris tarafında paranoyak tamam. olduğunu görmeye başlıyoruz. Bütün ekibi dışarı yollayıp... ...kendi yıkanmaya başlıyor. Yani belli ki... ...burada Alisson... ...her ne kadar kolu yönetebiliyorsa artık... ...Laris'te de ipleri koparmaya başlamış. Orada başına iş almaya başlayacak gibi yani. Evet. Laris'in um, ...burada... ...tam olarak ne yapmaya çalıştı, hani kime hizmet ettiği... um, bu işte yeşillere mi hizmet ediyor yoksa bu kendi kendisine bir mi? Var? şey mi var kendisine mi ama bana daha çok burada şey gittiği yol sanırım Leris'in Master of Whispers hani sa saraydaki bu Master of Whispers şu anda yok işte Laris oraya doğru gidiyor hı hı. ve de sadece bir konum olarak değil hani ben Master of Whispers olayım değil. Sonra zaten Aegon'la olan konuşmasında da bunu görüyoruz. Hani babasını hani işte Otto'yu kötülediği noktada da. Hı, hı. Yani Saraydaki bilgi tek almaya çalışıyor. Onun bir şeyi bu yok ettiği hizmetçiler mizar yanında. Evet. Zaten mizaryanın mekanı da yakmasının sebebi oydu. Bir mizarya ilerleri arasında böyle bir işte Master of Whispers kim olacak sarayda savaşı yaşandı. <laughs> um, ve de o savaşın kazanını şu anda Laris. Laris Mizarya'nın ve de Mizarya'da Otto'ya satıyordu o bilgileri. Aynen. Transaction. İşte Mizar Aynen Mizarya'nın adamlarını temizledi. İlginç olan Cheese'in de Mizaria'nın da olması. Böyle bir şey var. Hani Cheese'i de temizlememedi ama. Hani onu bilerek mi orada bıraktı? Yoksa bir tane bıraktık o da katil çıktı mı oldu? Hani Laris'in Böyle bir um, şey var tabii ki burada e, Alessandro ne bok yediğini hani ben biliyorum. Haberim var. Şeyle öyle bir tehdit de ediyor. Um, Crispin'le olan ilişkinizi hmm. biliyorum tehditini de bırakıyor oraya. Yani benim o ayakkabı sahnesiyle beraber buradan aldığım hani sanırım Alicent ile görüşmeyi bıraktı hani o şey olarak. Ne diyeyim? Emir ayak komuta ayak olayını bıraktı? Ayak olayını bıraktılar. Emir komuta ayak güçlüsü. Orada Aynen. sekteye aynen. uğramış. Ayak olayını bıraktı. Sonra zaten banyo sahnesi de dediğin gibi hem bir paranoyayı gösteriyor hem bir de Alicent'in kirli hissettiğini gösteriyor. Böyle bir türlü temizlenmiyor. Evet. Hem Crispin'le olan ilişkisi olsun hem lükün ölümüne sebep olmaları işte hem bu siyasi olayların artık suyun çıkması ile olan ilişkisi artık o kirlenip hani böyle temizlenemiyor bir türlü artık iyice kirlendi o kendi e, ahlaki değer yargılarından çok uzakta artık onun biraz farkında sanırım. Kesinlikle öyle, bu <laughs> o, doğru, doğru. Artık bokun içine batmış durumdayız artık. <laughs> Ve daha da yani. kötü bir yere gidiyor her şey onun açısından yani. Diğeri de aynı evet, gidiyor. Sanırım dizi Alicent'ı biraz daha bunun farkında olan karakter olarak işleyecek. Hani evet. diğer erkekler um, Otto'ydu, Eamon'du, Aegon'du onlar biraz daha savaşın gözlerini döndürdüğü karakterlere doğru dönüşecekler. Sanım Alicent um, şey olarak kalacak. Biraz daha mülayim olarak kalacak. Hani belki tabii buradan Cheese'den sonra değişir o da. Çünkü Rhaenyra'da Mülayimdi. Oğlu öldü. Artık <laughs> <Değişti>. değil. <laughs> artık değil. Yani Dışında değişim görebiliriz. Ya biraz tabii işte kralın arkasında erkeklerin arkasında daha doğrusu Reynis ona laf sokmuştu ya geçen sezon. Hep aslında erkeklerin evet. dediğini yapıyorsun. Bu bu sezonda ilk kez bu olaylar da üst üste yaşandıktan sonra Otto'ya aslında babasına söylüyor. Hani beni bak erkekler arasında sesimi kısıyorsun. Kısma artık. Hani ben de buraya kadar getirdim bu işi. Yani ben olmasam sen hiçbirini yapamayacaktın bunların diye. Biraz o da el arttırmaya başladı ama tabii Aa, ilk, se <laughs> ilk sevişme sahnesi de senin dediğin şeyi biraz destekler bir pozisyondu. Değil mi? İşte daha power play, ya yani güç bende, kontrol. Zaten ikincisinde hmm. de üstte olan o yine. <laughs> okay. o pozisyonu tabii, tesadüf değil onlar evet. Tabii tabii. Ama diyorum o lojistik olarak o hareket mümkün değil fazla. Oradan <laughs> bir verim alamazsın. Evde denemeyiz. <laughs> <laughs> Deneyin. Hani kötü bir şey olmaz ama deneyim bence. Şey, evet. hani banyo seksi gibi bu overrated bir şey. Evet. evet. çok su bazen çok kaygan olmuyor yapış yapış. oluyor. <laughs> Tam tersi. Kayganlığı öldürür. <laughs> geldik abi çık buradan. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kapat dükkanı. Kendine. Çok yanlış yere geldik. Ee, buradan... Yani yanlış şey incelemeye başladık. <laughs> ...hüzünlü <laughs> bir sahneye geçiyorum... ...bu modu kırmak için... E, ...Renira ve sahil sahnesi... E, ...burası <laughs> harbiden... E, ...kötüydü zaten Renira'yı bu arada... ...en baştan beri yani... E, ...sen diyordun ya fragmanlarda uzaklara bakıyor... ...neye bakıyor falan diye tartışıyor millet diyordun... ...o, o Renira değil o yani... O başka karakter... ...Renira değil miydi okay. Diyor, yani, başka tamam ...Renira gibi kalmış aklımda... Burada da işte yani. aslında oğlunun kalıntılarını arıyordu. Buluyor. Bayağı gezdiğinde anlıyoruz artık. Günlerdir aç susuz muhtemelen. Ejderha sırtında bir oraya bir buraya gidip duruyor. Bayağı da artık yıpranmış durumda yani. En sonunda da bir grup balıkçı böyle ağlarına takılmış bir şekilde işte ejderha kanatı bilmem ne buluyor. O noktada yakalıyor. Sonra da orada Hı -hı. tabii şey güzeldi. Biz ejderha ile bu şeylerin, Targaryen'ların bondunun nasıl, nasıl ne kadar gelişip gelişmediğini ya da işte baştan orada olmaları önemli mi değil mi konusunu konuşuyorduk. Hatta ben de bu tarih e, Rise of the Dragon'ı okurken şeyi falan gördüm orada. İşte beşiğe koyma olayını da başlatan yine bir kadın. işte onun üzerinden başlıyor sonra devam ettiriyorlar vesaire. Ama şeyi de anladık bir yandan. E, Reyna' da Veigar'la başka bir ilişki kurmuştu. Onunla daha mutluydu. Veigar, Eymut'la başka bir tarafa gidiyordu. Belli ki yani çift taraflı bir iletişim var. Ee, orada. Burada da yine ejderha evet. e, Ren Renira'nın altını, yüzünü görünce zaten ona eşlik etti. Biraz böyle uğuldayan bir kurt köpeği gibi böyle e, kafaya kal kafasını kaldırıp bu Bond'u da tekrar vurdular. <laughs> kesin ya. Zaten indiği sahne çok benim yani, acıklı sahne ama hani Cyrax'ın in inip böyle halka <laughs> indiği sahne böyle kafamda şey var böyle Cyrax'ın. Siktirin gelin lan burada karaliçeniz geliyor. Buraya. Açılın <laughs> burayı. Bana. Aç bakayım aç. Karaliçe üzgün falan diye. <laughs> gelen korumalar gelir ya açılın. Başbakan geliyor. Cyrax var. <laughs> Siktirin gelin. açıl Açılın. Aç 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 burayı falan diye geliyor böyle. Sanki korkuyor yazık insan. Allah ejderha falan diye. <laughs> Aynen böyle şeyde um, da hani şeyin e, um, Emma Darcy de bütün bölüm sadece I want tergar Targaryen dedi. Tek cümle konuştu. Evet ya bu bütün arada. Bütün bölüm böyle bir. Geçen sene Daemon'un vardı bir o savaşlı bölümde. Eee elemanı kestiği bölümde ha, evet. sadece bir, bir kelime konuş, bir cümle konuşuyordu. Hatırlamıyorum ne olduğunu şu anda da sadece bir şey söylüyordu bütün bölüm. Mektuba en başta söylüyordu. Mektuba yanıt veriyordu galiba. O gelen mektubu okuyup bir şey diyordu. Öyle mi falan, değil mi bir şey diyordu. Ha okey. Sadece ondan sonra hiç konuşmuyordu. Bur <laughs> burada da benzer bir şey var. Sadece I want a Targaryen diyor sonda. Eee um, Evet güzel olmuş. Stormzend'e kadar gidiyor ilginç bir şekilde. Em, oradan Boros'a da uğrar diye düşündüm ben. Gitsin bir Boros'a. Evet bak o ilginç. bir or Oraya da sorgulama hiç girmemiş. ya. Yani orada bir tatava ta bir şey hayırdır lan ne oldu burada falan. O tabii hiddetle de oraya gitmek istemedi belki de ama oraya girmemiş. <laughs> Aynen o biraz büyük bir değişiklik olurdu artık. Boros'a da gidip şey yapsaydı iyi inç olabilirdi. Ama dediğin gibi şu an bu psikolojide borusu da yakardı yani. Orayı bir ikinci Harinel vakası olurdu. <laughs> bu arada Arax'ın da um, çocuğu şey um, ölen ejderha. adını unuttum şimdi. Neydi ejderhası? Ee, Lukun? Dur, um, dur hemen söyleyeyim. O şeyin şey mi? Onun yumurtası mı? A a Arax, Arax, pardon, Cyrax. Arax, Luke'un ejderhası. Cyrax, e, ejderhası. Evet, Cyrex'in evet. Cyrax'ın yumurtasından çıkıyor Arax. Çünkü Rhaenyra, Luke'un yatağına koyuyor dediği hani beşiğe koyuyor. Cyrax'tan aldığı yumurtayı. Hani bir yandan e, um, Cyrax'ın da yas tuttuğunu söyleyebiliriz. Oradan belki kızdı orada şeylere balıkçılar. Çıkma geldi burada zaten Olabilir. <laughs> <da falan değil." gülüyor> <laughs> Aynen. Şeyde daha sonrasında Egon'un sahnesine geçiyoruz yine. Egon halkı dinleme seansı. Ee, zaten kendisini bu arada şeyi görüyoruz Egon etrafına şeyleri almış hep kendi kankalarını doldurmuş <laughs> çığırtkanı var işte bilmem nesi var takılıyor birisi. ya, yardakçıları <laughs> birisi Rain birisi Stockworth birisi de Pitch galiba Libanların öyle mi isimleri o, o, o. var ha, okay. um, Rain bu arada işte Lannister'ların sonraki şeylerde işte Westerlands'in en büyük ikinci ailesidir de sonra Tywin Lannister baraj nehri yönünü değiştirerek rehinleri su altında bırakarak imha eder. <laughs> ee, bu da böyle bir bellek. o, o aileden bir <laughs> <laughs> ee, i̇şte Stockworth birisi de o da Stormlands birisi de Pitch herhalde. Onu da şeyde bulmuş herhalde bu. Kerenede falan bulup getirmiştir Reagan. Gel lan gel gel sen benim <laughs> ekibe katıl filan. Senin muhabbetini ya falan <laughs> Bu çocuk kripto işini biliyor ya. Bunu alalım bizi bekliyor Efren diye. Getirmiş <laughs> onu. <laughs> Altcoin'ler konusunda çok bilgili hocam. <laughs> ya, aynen. Buna tip geliyor bu çocuğa Efendi diye. Egon burada ilginç bu arada. Hani cidden e, pozitif giriyor. Dediği gibi upbeat zaten girip halkımıza pozitif olmalıyız <laughs> falan diye böyle. <laughs> Biri diyor ki işte sheep şey yapacağız falan işte bizim sheepleri sizin dragonları beslemeye almışlardı. Yok şu oldu bu oldu derken. Aslında burada güzel iki detaya giriyor. Birincisi savaş maliyeti. Kimsenin düşünmediği, konuşmadığı, aslında Otto'nun falan muhtemelen çok iyi bildiği ama Ego'nun, bilmem Eamon'un falan hiç aklına bile gelmeyen savaş maliyetlerini görüyoruz. Çünkü diğer taraftan demir fiyatları artmış, Çin'de alüminyum sorunu var belli ki. O şeyleri, Scorpion'ları yapmak için şey bulamıyorlar. Supply chain problems bunlar. Supply chain COVID problems olması. var, aynen. <laughs> Gümrük vergileri artmış. İşte blokaj var. Bir yandan Triarki büyüyor. Daha ona girmedik yani. Triarki orada işleri karıştırıyor. Belli ki orada da sıkıntı var. Ve burada Hugh diye bir karakter geliyor. Peki bu karakter önemli mi şimdi? Bu da birinin piçi çıkabilir mi diye düşünüyorum. <laughs> Hepsini de spoil etmeyelim ya. Elemanın evet. adı Hugh the Hammer. <laughs> Hugh the Hammer evet. <laughs> burada um, Hugh the Hammer hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz kitapta. Burada um, birazcık daha farklı bir altyapı vermişler hasta kızı varmış galiba sonradan gö gösterecekler ya hı hı. biraz daha ilginç bir karakter olarak işleyebilirler kitapta var kitapta da ön yani önemlice bir karakter burada biraz daha farklı olacak sanırım güzel göreceğiz bakalım nereye götürecekler bu tip şeyler güzel kitap okuyan için çünkü bilmiyorum mu herifi nereye götüreceklerini. Aynen ilginç bir yere gidebilir orada. Çünkü Hu'nun <laughs> girişi aslında ilkinde Egon Otto'yu dinliyor bir şekilde orada tam sheep şey veremeyeceğiz kardeşim sana koyunlarını veremeyeceğiz falan diyor. Ama ikinci de geri yolluyor Otto'yu. Artık small folk'u diyor şey yapamayız diyor small folk'u diyor göz ardı edemeyiz falan gibi böyle hani çok bilerek mi yapıyor yoksa artık Otto ile Sidik yarışına mı giriyor orada? en sidik yarışı gibi ama en azından da... bence bu biraz parodiye dönmüş iş. Hani sadece hani herif kral olmuyor ama kafasında iyi kral var böyle. İyi kralın nasıl olduğunun bir şeyi var. Evet. Onu oynamaya çalışıyor bence biraz. Hani oh kralın parodisi herif biraz. Çok doğru, doğru. iyi kral olmak demek hani böyle her şey iyi evet okey her her gelene evet dersen sen sıçtın. <laughs> hani iyi kral olmak hani orada bir şey bulmak, denge bulmak, hangisini evet diyeceğini, hangisini hayır diyeceğini bilmek. E tek örnek ama... de yönünde. önünde. Başka örneği de yok bu arada. Ter, çok yaşlına evet, denk evet. geldi ama. <laughs> Zaten bu Aegon the Magnanimous falan diye giriyorlar ya işte oradan <laughs> belli ki hani böyle şey var. Aegon the Conqueror vardı işte, Maegor the Cruel, Jaehaerys the Consolidator herkesin bir lakabı var. Viserys'in yok. Yok. Viserys yani. ondan dertleniyor veriyor geçen sene. <laughs> Aynen Viserys şeye söylüyordu galiba. Um, L L L Strong dayıya söylüyorlar. Larys değil Lionel, de onun olmasına. Lyonel'e. Strong'a. Ben hiç... Hatırlamayacaklar. Ben bir sikim yapmadım falan. Diye. e sen de Lego yaptın ya falan. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel maket yaptın be kral. <laughs> e, Egon çünkü burada bir sonra Laris'le olan konuşmasında onu önemli öncesinde bu hissiyatta olması. Çünkü Laris de ona aynı şeyi hatırlatacak. Tabii. Hani öyle bir girip kafasında iyi kralın nasıl olduğunu oynamaya çalışıyor şu anda. Bak bu Zaten da şey teorisine oturuyor. Araya girersem, yani Eamon da karikatür dedin ya aslında Egon da bu karikatür oluyor. Yani ikisi aslında biri Daemon'un biri Viserys'in karikatürüne dönüyor. Yani aslında burada da oturuyor. Ama Egon'un karikatürü oynuyor Egon. Egon'un evet. gerçek kişiliği o değil. Eamon'un gerçek kişiliği karikatür. <laughs> Baresi yani. <o> orada, <laughs> orada. Aynen. Eamon böyle normal olup da mesela işte siyahlarla karşılaştığında karikatür gibi böyle bir tip olsaydı o zaman anlardım hani. Eamon her sahnede karikatür gibi gözüküyor evet, herif. Yani beni rahatsız eden o. Evet. Hani gerçek bir karakter olduğuna inanamıyorum hala herifin. Neyse oraya girmeyelim. Burada dizi güzel bir mesaj vermiş. Hani mesaj vermiş simgesel olarak. Aegon'ın tacı baya bir büyük yani. O sana büyük gelir. <laughs> mesajını vermişler böyle bir öküz gibi duruyor. <laughs> Ya aygında kan konkürör koca kafalıydı ya da dizi bilerek bunu böyle büyük koca yapmış. Koca. Sana bu büyük gelir diye. <laughs> Biraz iri <yeni> bir kardeşimizmiş. <laughs> Aynen. Onu küçültmeye zamanları olmuş Bu ne abi böyle? <laughs> bir yandan da ego. Nisan e, da rahat oturuyor yani öyle bir tabii yayılmıyor ama bir oturuyor yani. Hani Viserys böyle sağını solunu kesip hastalık kapıyordu. Ya, ya da ondan böyle... yayılıyor da. <laughs> e o da sonra yayılıyor. Sonra içer, içerken böyle yayılmış tahtta evet. oturuyormuş. Aynen. Ha doğru içerken sonda yayılıyor. Burada ama esas bence Otto sahnesine döneceğim tekrar. Ee, esas hizmet ettiği kısım kesinlikle Darius Ne Darisi orada dolaşırken o fareler gibi dolaşırken e, Otto ile aslında arasındaki dinamiği anlıyor Egon'un. Yani Egon'un onu çok siklemeyebileceğini hani çok da altında ezilmek istemediğini anlıyor ve hemen oradan uzayıp zaten dışarıda yakalıyor Egon'u. E, onu da konuşacağız. <laughs> evet. Yani, Laris sahnesine geçecekse evet bir önceki söylediklerimle bağlantılı olarak um, Laris sin oynamak istediği yer tam olarak Hand olmak istiyor mu bilmiyorum ama en azından Master of Whispers olmak istiyor herhalde herif. Um, ya da işte Aegon'un bilgi alışverişinin hani tek elini almaya çalışıyor. Kontrol etmek istiyor. Yani orada da bu Aegon'un buradaki işte bu magnanımız bilmem ne hani insecurity'sine şey yapıyor. Hani sen, sen baban gibi mi? Viserys gibi mi anılmak istiyorsun? Hani biz kim? Yok herif. Hani anılmak istediği. işte zayıf olarak görüldü herkes. Fazla zayıf gördü onu. E, Otto'nun orada olması da herkesin aynı şekilde seni göreceğini. Otto yönetiyor işte kral zayıf diye göreceğini he, düşünüyor. İma ediyor. Orada yani tam olarak hand olmak istediğini zannetmiyorum Laris'in. O biraz fazla göz önüne gelir ama bence işte Laris, Otto ve Mizaria gibi bilgi ağı olan kişileri ekarte edip kendisi orada tekel açmaya çalışıyor. Çünkü ta um, Otto ona işte Alicent'le um, zaman geçirdiğini gördüm filan deyip gözdağı verdiği günden sonra Hala o savaş devam ediyor yani. Evet. Hem mizarya hem Otto. Hani bir yandan e, çok fazla işlenmese de hani söylenmese de böyle bir şey var. Laris uyuyor orayı yavaş yavaş. Bayağı uyuyor hem de. Yani zorlayacak orayı belli ki. Bu arada şeyi de görüyoruz ha. Red Catcher'ı da dikkat etmeyenler varsa işte dizinin başında bir yerde gördük. Ya da Cheese namı e diğer. Bir de burada da kamera şey de, tahtın arkasına... Small Council sahnesinde vardı. Ha, orada vardı işte. Ee, bir hmm. de şimdi burada tahtın arkasına çıkınca kamera kapıdan gözüküyor. Yine orada yürüyor böyle. <laughs> Aynen adamın zaten herkesin bildiği birisi olması sonraki sahne açısından um, a mantıklı. Hani Aynen. Ortalıkta dolaşan bir tip işte bu ya falan diye. Herkes benimsemiş yani hani kimse kanıksamıyor. Bu adam niye burada nasıl burada geziyor. O fare yakalıyor. Bir de Egon'un özel şey yani. O, o, o zaten Egon'un dağınıklığı da ortada ya bir yandan. Kimse de bu harika şey demiyor. Gel bakayım ama ne koydum çocuğu. Bu sarayın içi fare dolu. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sana ne para ödüyorsun? Her yer fare lan. <laughs> Diyakat nerede kardeşim? iki tane fare tutup gidiyorsun her gün. Şunları topla bakayım falan diyor. <laughs> sen illa bir Laris'ten bahsederken <laughs> Laris'in de farelere vorg olup bilgi topladığı teorisine inanırsan evet, bari. ki ben, ben inanırım. <gülüyor> <gülüyor> Söyleme inanırım. <laughs> yani her yerde fare olması Laris'in işine gelen bir şey. O yüzden şeyin Cheese'in de Mizarion'un adamı olması mantıklı bir şey. Evet. <laughs> mizariye fareleri yok etmeye çalışıyor. Laris belki her gün gelirken yanında 20-30 tane fare bir çuval fareyle geliyor böyle dışarıdan <laughs> Laris. Her sabah döküyor onları falan böyle. O yüzden herif Red Catcher bir türlü baş edemiyor. Oğlum nereden geliyor bu kadar fare? Delilik mi? falan. <laughs> Laris böyle o dök dök. <laughs> Daha dün temizledim buraları her yer fare. Okay. <laughs> <laughs> of, bu, çok, bu çok, yani gerçek olmasa da olamayacak kadar da güzel bir teori oğlum bu, çok tatlı bir teori. <laughs> ben vallah'i inanıyorum Laris'in. Nasıl alıyor abi Laris bu kadar bilgiyi? Her noktadan haberi var adam. <laughs> evet bu arada, ya, yani bu kadar her gün, yani şey de ilginç, devamlı e, bütün hizmetleri dinledin, hepsini bilmem ne yaptın, hani ne ara dinleyeceğim bu gece bütün gün sabaha kadar bunları dikip şey mi yapıyorsun? Anlat bakalım, raporu e, ver falan. E hadi bu, bu sezon bir sürü kendi adamını koydun. Geçen sezonda Kürtaş çayından tut, işte her şeyi bildi herif. Evet bu arada. her şeyi daha haberi vardı. <laughs> o yüzden yani fareler fareleri em, inşallah bu yakalayan adam hepsini yakalamaz. <laughs> <laughs> Yaktık yakalayamayacak belli ki. Şimdi buradan <laughs> e, Alicent'le Otto sahnesi vardı bundan sonra e, işte babasıyla Otto'nun odasında konuşuyorlar işte orada Alicent bir şeyler okuyor falan e, İşte hala aynı hedefte miyiz işte o hedefte ben artık e, Şirazem kaydı biz ne yapıyoruz bilmiyorum falan geliyor bir yandan yok Victor hedefimiz falan böyle bir tartışma yani hafif bir tartışma içindeler ama öyle çok da değil. E, ikisi Hedefin, de az... ne evet. Hedefin ne senin? Hedefin ne? 3 puan. Victor. Yani, <laughs> o ne abi? Son 5 <laughs> maçı kazanırsak bence şampiyonuz. Rakibin <laughs> puan kaybetmesini <laughs> bekleyeceğiz. Hedefimiz... 3 <laughs> ben... puan falan diyor. O to... Tamam o zaman. Anlaştık falan. <laughs> <laughs> Beraberliğe oynamıyoruz. Evet. Damon'ın puan kaybetmesini. Puan veya puanlar kaybetmesini bekleyecekler artık. <laughs> bence de Dragonstone'un başına Mourinho geçmeli. Ha, bu saatten sonra bir bakış açısına dönmeleri lazım. E, Tabi burada işte demin bahsettiğim e, Allison şeyi söylüyor e, artık yani erkeklerin yanında hani şey yapma, e, bacaklarımı kesme, beni kısaltma burada biraz şey yap, destek ver diye çünkü aslında bir de şu da oldu Alison da olgunlaştı da artık genç Allison değil, e, bayağı artık daha farklı bakmaya başladı artık milletin oyunlarını daha net görüyor, üst üste yaşadı önceden şaşırıyor da artık şaşırmıyor artık beklemeye başladı ee, ama bu yandan da burada şey tartışması var işte. Hani Otto daha onlar genç ve kaprisli. Yani bir şekilde yola gelecekler gibi düşünüyor. Alicent ee, diyor ki hayır Egon bana beni bir şekilde dinliyor. En azından kapalı kapılar arada dinliyor ama Aemond hiç dinlemiyor diyor. Aslında Otto'nun fikir burada geliyor. Yani benim Otto'ya Aemond'a daha yakın olmam lazım. Hani onu uzaklaştırmak yerine ee, şey burada geliyor ve zaten bölümün sonunda da yanına gidiyor bu yüzden. Ee, biraz sanki Alicent'la konuşmasından yine Otto bir şey çıkarmak yerine kendi çıkarını bulmuş gibi oldu orada. <laughs> evet bunu baya bir işlediler. Um, bu ayrı fikir ayrılıklarını yeşiller içerisinde özellikle. E, Siyahlarda da işte Reynes ve Damon'un konuşmasında aynı evet. tema vardı. Burada da sürekli işte genç Aymond ve Aegon'un daha gaz olduğu işte Alicent ve Otto daha temkinli hareket eden taraf işte olduğu şeyi tekrar tekrar işleniyor. Sanırım buradan yani daha önce dediğimiz gibi um, kitapta yeşillerin hepsi orospu çocuğu olarak işleniyor yani. <laughs> hani Alicent hiçbirinin bir şeyi yok. Ne diyeyim? Gri yanı yok. Hepsi bildiğin. George Mar Bize diyorlar ya siz yeşilleri çok vuruyorsunuz diye asıl vuran George Martin yani <laughs> biz kimseydeyiz ben desteklemiyorum kendi adıma ne... neresinden tutsam elimde ben... kalır burası ya ben Starkları destekliyorum o yüzden ben... Starklar yenilirse biz de yenilmiş oluruz <laughs> ben de sanırız. halkın yanındayım kardeşim o zaman halkımız bizim kalkmadım <laughs> her neyse işte dizi de bu yeşilleri tamamen evil işlememek için belli bir layer koyuyor işte yeşillerin mülayimi alasın, yeşillerin daha politik iş şey yapanı Otto, yeşillerin gazı Eamon, işte Eamon'ı Eamon'ı Eymond. Eamon'ı kim kontrol edebilirse işte o tarafa doğru çekecekler. güzel oluyor işte bu güzel yani insanlar genelde kitapta ol kitaptan kesilen şeyleri çok şey yapıyorlar. Allah ne kestiler, onu kestiler. O çocuk yeşil gözlü değildi, mavi gözlü. <laughs> Allah belanızı versin filan diyen böyle tipler var. Ama eklediği şeyleri kimse şey yapmıyor. Konuşmuyor. Hani ya. dizinin eklediği altyapıyı konuşmuyor. Çünkü yani şu buradan çizdi de konuşuruz tekrar bunu. Hani yapıl bir şey değiştiği zaman bir nerd rage var ama işte iyi olan değişiklikleri kimse hiç konuşmuyor. Hani bu kadar Karakterlerin farklı görüşte olduğu bir şey yok yani kitapta. Arada sırada işte aslında Alison bunu demişti de Otto bunu dedi. 2-3 kere filandır yani toplamda. Bu kadar. Um, ama burada dizi onu işlemeye çalışıyor işte. Um, Alison'da da bir um, şey Cersei'nin um, Joffrey'nin kontrolünü kaybetmeye başladığı zamanların şeyi var. O zaman evet, da Geoffrey evet. İzleyi de yola yoldan çıkıyordu. O zaman geldi gelip hand olduğu zaman Geoffrey'yi yola sokuyordu evet, Trewin. <laughs> i̇şte bir trial lazım burada şeye de. Otto onu pek yapamıyor. Dediğin gibi belki yapmayı deneyecek şimdi Edmund'la biraz daha şey olarak ona da egosunu okşayarak. E senin kardeşin dürtülerini şey yapamıyor, sen yaparsın falan diyor. Aynen. En büyük güç sensin dedi. Tek başına en büyük güç sensin falan dedi. Arda, Arda Güler sensin bu takımda falan diye. Aynen yani en büyük güç sensin ben. Yürü ben. Her <laughs> yani neyse işte uh, kontrol etme bir tema işte. Eamon'da kontrol edebilecekleri belli ki kontrolsüz bir şeyler yapacak Eamon ileride. Yine yapacak. Şey. Yani spoiler vermek açısından söylemiyorum. Çünkü kitapta Eamon kontrolsüz yaptığı yapmadığı Eymont'un ne düşündüğünü böyle ab, zihinsel altyapısını bilmem nesini bilmiyoruz ki yani. Yok evet. Hani aynı şey tarih kitabı için de geçerli. Napolyon gitti burayı işgal etti. işte burayı aldı bilmem ne yaptı. Hiçbir tarih kitabı da Napolyon'un orayı aldığında ne hissetti? <laughs> Neden böyle şey? Onu yazmaz yani. <laughs> Tabii. Canım. Aynı şekilde burada dizi onun yapmaya çalışıyor. Yani karakterlerin evet ne yapacağından haberi var dizinin de. Ama ne hissettiklerini, hangi motivasyonla yaptıklarını, hangi fikir alt şey ayrılıkları yaşandığını bilmiyoruz. İşte dizin eklediği şeyler de bunlar. Bunlar da güzel yani. İnsanların bunu görmesi lazım. Yani bu derinliği. Bu birazcık setup artık. Bu görüş ayrılıkları ileride bir payoff olacak herhalde. Tabi tabi bu setup'ı boşuna kurmuyorlar canım. Bu kadar Aymond'un zaten e ya bir de Eamon zaten kontrol edilebilecek olsa çok daha önce olurdu bu. O göz olayından sonra zaten o şey de diyor ya Ellison'da bak gözünü kaybetti. Otto'ya sen hiçbir şey yapmadın. Aslında oradan geliyoruz bugüne diye. Haklı bir yandan haksız değil ama işte zaten Aynen. öyle çözemezdiniz o konuyu da o zaman. Yani başkasının gözünde olarak başka türlü belki çözmeniz lazımdı ama beceremediniz Aynen. yani. Çocuk gözünü kaybetti. Çocuk özgünlük kaybettikten 15 dakika sonra vizeris geldi çocuğa look at me look at me falan dedi ha. böyle. <laughs> yani Bakamıyor ya şu şey göz yok. <gülüyor> <gülüyor> göz kalma gözümüz bitti. Aynen. Ee, buradan e, biraz daha karışık bir sekansa geçiyoruz. Damon, Miseria, işte Renira'nın dönüşü ve Jason dönüşü şeklinde. Aslında 3 karakterin e, dönüşleri gibi. Öncelikle Mizaria, bunu da yine Rise of the Dragon'da şey diye okudum. Ee, ya yani bu spoiler olabilir belki, ne uyarı koyayım? Ee, aslında mizerya hamile kalıyor, lise yolluyor onu Viserys. Sen git buradan diye. Sonra lise giderken o, yolda düşük yapıyor gibi anlatılmış. Onu geçen sezon söyledik ya, o geçmişte oluyor ama. Ha, değil mi işte geçmişte oluyor, evet. Ama burada. Yani o şey de. Um, Damon'la Viserys'in arasının ilk bozulma sebebi aslında kitapta o çocuğun düşük yapması. Burada o, o yok. şeyi kullandılar galiba. Um, Damon'la Viserys'in arasının ilk bozulma sebebi Damon'ın um, ile şey, kaçamak yapmasıydı. Kaçamak yapması yani işte, da. i̇şte kitapta var o var. Spoiler değil o. İleride olacak bir şey değil. Geçmişte olmuş bir şey. Onu dizi işlemedi. Yok kitapta okursa diye insanlar hani şey gibi oldu ya burada biraz aslında o ilk sezon adına biraz şey de eleştiri olabilir. Yani benim kendi adıma da hani aslında Mizeria ile ilişkilerin kopuşunu çok anlamıyoruz. Yani geliyor Dragonstone'a öyleydi böyle diyor sonra bir anda Mizeria böyle bunu Sarhoşken evine alıyor ben senden koptum diyor bir i̇şte şey hani orası çok şey değil. Hani oradaki evet. kopuş biraz e, detaylı değil. Derinlemesine Hatta girildi. ilişki ilişkiden daha çok kaçamak ya da işte Damon'ın arada sırada gidip seks yaptığı kişi olarak gibi filan gösterdi dizi onu. Hani i̇lişki olarak böyle işlemedi fazla. E, orada aslında biraz boşa düştüğünü hissettim burada Mizzaria'nın. Çünkü Mizzaria şimdi burada görenler şey olmuş olabilir. E, e, işte tamam var falan. Ama tabii onun e, en önemli... Ha, en azından aksan düzelmiş ya. Aksan düzelmiş evet. <laughs> Dediğin çıktı var aksan düzeltmişler. <laughs> ee, evet. bir de tabii el arttırıyor buradan aslında yine mizeri önemli. Yani Otto ile çünkü e, anlaşmayı yapan aslında Egon'u kurtaran o. Şimdi Damon Renis'e kızıyor ama Egon'un o kadar çok kurtulduğu sahne var ki Mizeri'nin elinden bilmem neyin elinden işte yani Vizesin karak verdiği kararlara kadar giden çok yön var. Ki bunlardan sen de bahsetmiştin. Aynen Damon da zaten şey yapıyor ya. Buna da aynı şeyi yapıyor. Aynı eline geçti. Aynı <laughs> <laughs> öldürmeliydin. Herkese Damon aynı şeyi söylüyor. <laughs> um, şey gibi herif. Nerd Rage. Senin de eline geçti Elgün. Onu da orada öldürsen olmuştu bu iş falan diye gittin Otto'ya verdin onu diye. Ama Mizaria um, da ilginç. Hani Mizaria ben şeyin normal halkın yanındayım falan diyordu geçen sene Mahallenin. ...komünist abisi falan ...gibi bir mesaj vermişti. Tam olarak... ...onu... bilmiyorum. hani... ...onu işleyecek mi dizi? Yani gerçekten de... ...normal halkın... ...normal halkın yanındayım deyince birisi benim... ...direkt aklıma şey filan geliyor böyle... ...anti-Targaryen... E, <laughs> ...komplosu mu bu herif hani şey mi? Ne bileyim Faceless Man filan mısın lan? <gülüyor> <gülüyor> hani... ...Targaryen'lerin... ...kökünü şey yapmak için mi çalışıyor... Hani çünkü Targaryenler halka diyor işte yakıyorlar bilmem neler filan. Büyük ihtimal hiçbir bunların değil yani hani tam olarak ne hizmet ettiğini anlamak anlamaya çalışırken hani um, belli ki Laris tam bir darbe yedi yani evini yakmıştır Laris öldüremedi belki ama en azından bütün Şeyini... ekibini temizlemiş. Çiz <laughs> hariç. Cheese kalmış orada. <laughs> Onu da Laris'in bilerek bıraktığını söyleyebilirsin. İlla süper komple teorisi yapacağım. Ben de Kyrie Irving'i geçtim bu komple komple koyuyorum. Bence haberi yoktur ama evet. olabilir tabi. Belli olmaz Laris bu da yavşak yani. Yani bilmiyorum. Çünkü neyse oraya gelince söyleyeceğim bir şey daha. Em da dizi kitaptan bayağı farklı şu anda. Dizi nereye götürecek bilmiyorum benim için de merak konusu. Hani belki Mizarya da Um, siyahların Master of Whispers olmaya doğru gidebilir. Hani bilmiyorum eğer Damon güvenirse ona bilmiyorum. Tam olarak nereye çekecekler? Şu noktada baya bir boşlukta kaldı böyle. <laughs> Ama zaten Laris bu kadar üstüne çökmüşken de kaçmaya çalışırken tekrar oraya nasıl sokacak yani o da zor. O sokaklara döndürmesi mizareyi Yok. biraz zor olur yani. Ya yani tekrar King's Landing'de tamamen temizlenmediği ne düşünüyorum yani nasıl cheese varsa başka hmm, olabilir, olabilir, hala ekibinden insanlar vardır belki. Şu anda Mizari rol yapıyor tabii şey olarak. Yok benim bir şey kalmadı artık kapattık çıktık orayı falan. Komple sattım şirketi artık ayvalıkta yazlık yapacağım falan diye. <laughs> Kafe açmaya gidiyordum ben lise ya. Benim Hatta niye... ben aynen lise gidiyordum ben siz gemiyle beni ne aldınız buraya falan diye. Yani işte Otto öyle olan Air For a Day hikayesi var mesela ee, Reniranın seks yaptığı, ya yani Otto'nun Mizaria'dan duyduğu şeyler sadece Aegon'un yeri değil Air For a Day yani Mizaria'nın mekanda oluyordu. Hmm. Daymanın evet. söyleyip söylemediğini bile bilmiyoruz ama Otto'ya bilgi öyle gidiyordu. Sonra Rhaenyra'yla olan kaçamak gene Otto'ya gidiyordu. Aegon'un gene log şeyi nerede olduğu Otto'ya gidiyordu. Yani Mizaria ya, Otto'ya bir, bayağı bir çalıştı. Transactional yani, diyor ama yani. <laughs> yani işte de, burada Laris de onu oradan kaldırmasının sebebi büyük ihtimal bu. Orada kendi tekelini kuruyor dediğimiz gibi. Dur bakalım. Yani bu burası biraz benim için de gizemli dizinin yapmaya çalışacağı. Orada Eri'nin de atlayıp böyle koruması da ilginçti yani. Ha. Bir anda erik dememiz Aryan adamıymış falan diye düşündüm bir ama. Ama o biraz korumaktan <laughs> çok biraz şeye girdi sanki orada. Yani ayrışmayı zaten vurguladı da hani ciddi artık e, yani siyah yeşil tarafındaki ben ikizimle ayrı düştüm ha. Biraz da dinle bak bu sokaklarda böyle şeyler oluyor falan. <laughs> yeşil erikle mürdümeri ayırdınız be. <laughs> o biraz da şeydi ya. Tam bir Jamie Lannister şeyiydi. Um, Jamie de her bu böyle şey diyor ya işte ben bıraktım geldim sana geldim onurlu bir şey yaptım Damon böyle ya siktir git o, senin <laughs> şeysin öldürseydin sen herkes aynı şey sen niye öldürmedin falan diyor Damon. Um, Jamie'ye de herkes böyle sen şerefsizsin sen kralı öldürdün falan diyordu. Jamie de böyle hayatımda bir kere onurlu bir şey yaptım o yüzden herkes benden nefret ediyor ya falan diyordu. Adam kral insanları yakmaya başlayınca kralı öldürdüm. <laughs> o yüzden herkes benden nefret ediyor. <laughs> Adam böyle onurlu bir şey yaptım. Damon benden nefret ediyor arkadaş falan diyordu. Ya zaten Erik, Erin özellikle bu kadar hatta de yine gösterilmesi, belli ki ondan hani sadece birbirlerine ayrışması tabii ki bence önemli bir vurgu. Ama birbirle savaşıp birbirlerini öldürmeleri mesela çok e, bu hikayeyi basitleştirir. Çok yüksek ihtimal biri Aegon'ı biri de Renira'yı korurken bir şeyler olacak herhalde. Bunları göreceğiz yani. Damon'a karşı da bu arada ...en sert çıkanlardan da biri oldu ha... ...yani yürek yemiş biraz da kendisi... ...kimse de Damon'a bu kadar... ...Renira dışında... ...çok atar gider yapamıyor yani. <laughs> Aynen detay... ...orada ufak bir detay var... ...diğer iki... Um, ...Kingsguard geldiğinde... ...onlara Damon yemin ettiriyordu ya... Evet. ...Seraxis'in önünde... Um, ...şey Erik geldiğinde... ...direkt Renira'ya gidiyordu... ...Damon'a... ...Damon'a yani. Damon gitmiyordu diğerleri gibi... ...orada da böyle bir... Um, ...ufak bir ayrım var ama... Bu sahne büyük ihtimal Eri'nin de orada olduğunu gösterdiler. Eri'yi de öbür tarafta Scorpion'ların yanında gösterdiler. Hatırlatıyorlar şimdi ikinci şeyde bunlar var diye. Hatta Mizarya'da en son gördüğümde senden iki tane vardı. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Mizarya komik kadın aslında. Daha fazla diyalog olsa <laughs> keşke. <gülüyor> Aynen. Şimdi artık dinlenir. Aksanı bıraktı. Evet, i̇yi oldu. Daha iyi oldu. <laughs> Dinlerim. Öbür türlü böyle şey gibiydi. Tebeşir sürtüyormuş gibi kafamı <laughs> acıtıyordu konuşurken Mizari. Evet, <laughs> neyse. Sonra Renira dönüyor. Ee, ihtiyacın olanı buldun mu falan çekiyor ve burada da zaten ya şey işte anlatıyor Renis bak blokajımız iyi gidiyor. Ee, diğer tarafta işte diğer eee havuzlar anlatıyor. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Damon bile ciddi ciddi anlatmaya çalışırken Renira "Aimond'u verin bana falan." diyor. Zaten tek cümlesi işte senin dediğin gibi. Sonra da e, Damon zaten bunu Damon önemli bence. Damon hemen arkasından bakışı aha tamam falan diye böyle şey yapıyor. Evil, Evil Kermit abi direkt. Işte. <laughs> Evil Kermit oldu orada. <laughs> Hayır Renner'ın da artık böyle um, ucu açık mesajlar vermesi <laughs> gerekiyor Damon'a Adam böyle şimdi I want Damon Targaryen derken biraz da spesifik olalım lütfen. Çünkü sen onu dediğin zaman Damon direkt tamam gideyim ben birilerini öldüreyim diye mesaj alıyor. Bu biraz şey böyle Hitman hani mafya konuşur ya yemekte böyle adam şey der. Ya şu adam da ortadan kalksa iyi olur falan der. Hemen onun tetikçisi <laughs> mesajı alır gider herifi öldürür. Hani mafya babası hiçbir zaman git şu adama öldür falan demez yani. <laughs> ha, dinleniyorlar falan diye paranoya koyarlar ya. İşte <laughs> aynen bu da Damon da öyle bekliyor. I want Damon Targaryen dediği anda tak kapşonu takıyor böyle. <laughs> Cinayet kapşonu nerede? Getir bakalım. <laughs> Gidiyorum Eamon'da alıyorum. Tamam aradığımı buldum diye. <laughs> Ya hani ben... de Ayman, Ayman, diyor onun yolunda hani şey de değil hani onu <laughs> onu gidin öldürün de demiyor yani onun yolunda ne olsa mübah hani şey Damon'ın kafasında. <laughs> tabii canım o hiç düşünmüyor onu yani orada. Hani bütün King's End'i yakalım 1 milyon kişiyle beraber hepsi ha, olsun işte. Tabii Ayman'da. şimdi evet Ayman öyle de ölebilir böyle de ölebilir. Nasıl <laughs> nasıl Aynen alırsınız? abi. <laughs> kafada hepsi aynı yani gelip böyle yaktım King's End'i. Eymond öldü. E, geri kalan. Hepsi, herkes öldü <laughs> <O>, ama Mehmet öldü. <laughs> Kimse kalmadı. E, biz nereye işgal edeceğiz? Yani nereden yöneteceğiz? E, buradan Dragon yapacağız artık. <laughs> dümdüz oldu. Remote zaten biliyorsun <laughs> ofise gidip gelme kalmadı artık uzaktan. E, teknoloji var. Bizim Dragon'lar önemli değil başkentin yanmış olması bizim için. <laughs> Burada Renis'in tabii sözü de boşa düşüyor. E, o işte şey, gerçi boşuna dam düşmüyor aslında. hani intikam şeyi tabii ki orada bir var içinde de e, Damon biraz gaza geliyor. Dediğin gibi daha açık olsa belki olacak ama Renis daha böyle aklı başında bir şey bekliyordu orada. Başında da bunu vurgulamıştı. Renira daha şey davranacaktı diye. Ama Renis şu olur artık. Bayanis be, kadının acısı var artık yani. Aynen. Ama Renis işte tam onu diyecek. Onu da söyledi. Şey diyordu ya en başta Damon. Ya yolda Damon'la karşılaşsa ne olacaktı? Damon'da acırdım diyor. Aa, okay, evet. Aynen. Orada aslında biliyor şeydi de hani, hani, ağzına sıçacak ama hemen yapmayabilir diyordu. Hemen yaptı. Biraz orası şey beklediği gibi gitmedi. yolar vallahi yollar yollar yolar. yolar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte Mizarie'yi zaten işte free kalması karşılığı Red Keep falan filan orada anlaşmayı kurdu. Ha burada işte Jace dönüyor. O Üzünlü sahnemiz geldi. Yani Jace'in dönüşü harbiden konuşurken çocuğun işte Ağzının titremesi en son. Kraken and Stark'ta 2000 asker verdi anacım derken gitti çocuk. <laughs> Çok üzücüydü yani. İyi oynamış eleman ya evet, evet. gerçekten. Şey. Bir de paralel olarak uh, Alicent O'Rospus'unu da koydular oraya. Aynen. Neyse şimdi az siyah siyah konuşturmayın beni ya. Yani. <laughs> Neyse sert çıkma o kadar. Çünkü o da niye mum dikti. Karanlığa bir mum dikti. Ee, Ama güzel olmuş şey olarak. Um, daha doğrusu gene Alicent'i Evet dediğim gibi yani ikinci üçüncü kere söylüyorum ama hani mülayim karakter olarak işleme açısından um, güzel bir sahne olmuş oraya. Um, önce işte bu arada annesinin adını ilk defa duyuyoruz. Aa evet bak onu not aldım. Kitapta da yok. Evet, Ali, Ali de doğru <laughs> ilk kez duyduğumuzu unutmuştum ama. Ali de unutmuştuk şeyde abi. ya. <laughs> Özette konuşmuştuk yani ya George Martin'e sorarlar belki ne olsun bununla diye büyük ihtimal George yumurtladı onu orada. <laughs> Konda varmıştır George Alison'ın adının annesinin adını yazmayı unutmuşsun abi falan diye. <laughs> tamam ben seni ararım bir, bir konuşayım falan diye böyle. olsun alere tamam alere. Tamam. Siktir git falan. Her neyse. Şimdi Sibel Kekir ile yemek yiyorum. Bana ilerse etme o konuda <laughs> falan diye. Kapatıyor falan George. <laughs> George R. Martin Sibel Keker'e video var ya. Çok acayip. <laughs> evet. evet. ilk defa duyduk. Orada annesine mum yaktı. Vizeris'e yaktı. Bir de lüserisi. Bir yallankalı da bizbörüye yakmıyor mumu ya. biz bürü de öldü. Ha. Ona da bir mum yakın. <laughs> kimse yok. Bu... <laughs> Bayışçı bizbörü de öldü ama kimse sallamıyor işte. <laughs> İlk sezon ölen bir keçi vardı ona bir yakın. <gülüyor> yok. <gülüyor> bu arada e, yani mum yakması bir yana işte annesinin adının çıkması... ...babasıyla biraz daha tartışmaya girebilecek bir seviyeye gelmesi... Ben hala şey bekliyorum orada yani annesiyle babası arasında ya da annesinden ölümüyle ilgili de bir şeyler duyacağız herhalde. Yani çok şey kaldı çünkü. Ee... Dizi... hastalıktan ölüyor annesi. Onu biliyoruz galiba. Hastalanıp ölüyor. Ama işte otta da var ot, sanırım. Ot, otta da hasta etmiş olabilir kadını. Ben onu da Sinir <laughs> hastası. <laughs> ölümünü şey fake yapmış adam. Fake kaçmış şeyden. Sinir sahte ölümünü. Um, fake Factor on death ne denir Türkçe'de işte böyle. Kadın <laughs> ölü taklidi yapıyor. Kaçmış ortadan. <laughs> <laughs> Olabilir işte. Şey... Devirttiyse gitmiş de ah yeter bu adamdan kurtulamıyorum falan <laughs> Kadın bu arada şey çok dindar. El ısıntı bütün bu dindar şeyleri annesinden geçiyor. Ha. Şimdi sevmeyecek <laughs> kadını işte gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. Ot da vardır bir boku falan diye hala zorlayamışım. Belki ha bak ama bunu demen iyi oldu. Esas pişmanlığı e, belki de bu yaptıkları için annesine karşıdır o zaman. Otto'ya falan değil evet, de. Evet olabilir. E, annesine karşıdır. Çünkü evet dindar şeyler yapmadı bu bölümde gördüğümüz yani. kadarıyla. Genel o pişmanlığı hani böyle Hightower ailesine işte ne bileyim e, genel olarak o muhafazakar Seven. görüşü falan değil de annesi işte Seven'a falan değil. tamamen annesi olabilir. Doğru onu anması. Böyle güzel bir detay eklemiş oldu aslında. Bu da tabii şey. Jace açısından da sadece Luke'un ölmesi değil, um, Lukla onun gitme fikri de Jace'den gelmişti, o yüzden evet. bir suçluluk da hissediyor. hissediyor. doğru, um, doğru. Şey fikir ondan geldiği için. Ama güzel olmuş yani sahne. Um, belki ikinci bölümde detayını duyabiliriz Jason. Ne yaptı, ne verdi, kimin de desteğini aldı filan. Zaten diğer Orat, yanda. Üç... Üstüne gitmeyin çocuğun bir otursun bir şey <laughs> Zaten 35 bin kilometre yol yaptı. <laughs> Ağzı yüzü kaymış. Ya bir yandan da şeyi de kimse sallamadı. Reyna'nın kızları sonuçta biri de e, Luke'la e, nişanlıydı. Yazık o da arkada ağlıyor falan devamlı. <gülüyor> <gülüyor> en mülayim onlar. Böyle tamam öyle oldu öldük be falan diyor. <laughs> Kızın ejderhası yok. Şeyi yok. Nişanlısı yok. Kaldı öyle yazık. Ee, onun ona bir ejderha bulacaklar herhalde işte bir yerde sürecek herhalde bir tane. Zaten o bakan oydu o karakter oydu işte. Ha değil mi? Tamam. okey Doğru doğru. İşte evet. o, bak o bakışından anlamış herifler. Ha. <laughs> Bu kıza şu ejderhayı verecekler. Bu kız kitapta o ejderhayı sürmüyor, bir ejderhayı sürüyor diye sadece bir tane sahneden insanlar deliriyordu böyle. <laughs> Siz nasıl değiştirirsin ejderhayı falan diye. Ama Ejderham bilmiyoruz Ejderhamı nasıl eğitirim <laughs> Aynen. Değiş, değiştirecekler diye daha görmeden gaza gelmişler. Neyse. Şimdi bundan Hı -hı. sonrası yani arada bir sahne daha var. Hani onu hızlıca konuşabiliriz. Burada bir şey varsa sen yine ekle. İşte Damon'ın e, şehre geliyor. E, hemen Steve Watch'tan işte Blood'ı orada görüyor. Swordsmanlerden birini. O da diyor ki fuck Hightower ya. Commander'ım sen ne istersen yaparız'a falan getiriyor. Şeyde e, kitapta bu Blood'ı bir kadını dövüyor. Döv, taciz dövdüğü için atıyorlar Gold Clocks'tan. o yüzden sinirli Gold şeye. Ha, okay. Burada biraz <laughs> o şey herhalde herif. Ateist falan herhalde. Dinciler geldi <laughs> aldı yönetimi. Sikiyim bunları falan diye. <laughs> Allahsız bir herif. <laughs> Olabilir bu arada. Dener öfkesi bence daha şeyden gibi. Önceden ne, ne, güzel yönetiliyorduk be falan gibi evet. Yani Damon'a sadık adam olduğu işlendi daha önce de burada. Gold zaten Gold Clocks adını veren, şeyleri veren de Damon. Ondan önce yoktu Gold Clocks diye bir şey. Kur'an Damon bu şey, kurumu. Ona bağlılar <laughs> o yüzden bana, evet. Ya yani şimdi de Jitem'e döndü herifler. Orada kim? <gülüyor> <gülüyor> Devlet takılıyorlar. Kimin kontrol ettiği belli olmuyor. Oradan bir, bir şey çıkacak seçtim. mı? Şu an başlarında kim var mesela? Kol yani mu yönetiyor orayı komple? Oraya çok girmediler ama. O karakterleri göstermedi. Kitapta başlarında biri var. Evet bir şey var orada. Bir hikaye var. Şimdilik spoiler etmeyeyim. Tamam. İşlemezlerse söyleriz kitapla olan farkını. Ama evet kitapta um, o Hightower'lar geldiğinde baştaki adamı kovup başka birini getiriyorlar. Ha okey. Onu ben görmedik burada. Onda ne kadar kontrol edebilecek bu kadar Damon'a bağlıları. Onu görmemiz lazım tabii. Yani bir kişiyi değiştirmekle yani, yani, ne kadar evet değiştirebiliyorsun. Evet, ve geldik yine güzel bir sahneye artık. Blood and Cheese'e yaklaşırken Eamon, Cole ve Otto sahnesi. Ee, bu sahnede tabii e, Cole'la beraber oturup plan yapıyorlar işte. Bir yandan işte sen direksiyona geç Cole'cum. Ben havadan yakarak gelirim. Bak annem zaten çok yumuşak. O sevgi besliyor bizim düşmanımıza. Egon zaten mal. Biz çözeriz bu işi falan diye yine böyle dandik dandik planlar yapıyorlar. baya böyle haritaya şey atarak. Bir an şey geçti içinde. Ya siz kimsiniz ya? <laughs> siz ne anlatıyorsunuz oğlum? Nasıl yapacaksınız bunları diye. <laughs> Hayatında sen bir kere savaş görmüş müsün? Sen seni bırak. Ejderha ile savaşa giren bir tek Damon var. Evet. Ejderayla başka bir ejderaya karşı savaşan kimse yok. Hani Aymond'un yaptığı sa savaş değildi o yani. Ufak ejderayı Vaygar yedi. <laughs> Aynen. Yani şu anda ejderayla ejderha savaşan ejderha bile yok. Veigar bile Dornemon'la savaştı yani başka bir ejderaya karşı savaştı mı? Savaşmadı. Um, o yüzden hani bunların hepsi Summer child bunlar George Martin'in <laughs> dediği gibi <laughs> My Sweet Summer Child der ya işte bunlar evet. bildiğini zannediyor. Sen hayatında ne savaşa girmişsin ne ejderha savaşına girmişsin ne ordu yönetmişsin ne bilmem ne. Açmış oraya risk haritasını. Aa buradan gireceğiz filan diye. Hadi bir siktirin gidin. <laughs> Çok kötü. Burada tabii şeyi görüyoruz bir de. Small Castle'lardan bahsediliyor işte. Roseby and ortlardan bahsediliyor. Bizimle düşman olmak istemezler diyor. Bir de çok rahatlar bu konularda. Bilmiyorum hani buradan kesin arıza çıkacak gibi. Hep böyle bir çok kafalarında netler bazı şeylerde ama. Hiç de eminde değiller yani. Ee, yine bunun devamında da işte... Yine kardeşini işte suçluyor. O zaten annemle dedemin kontrolü altında. İşte annem zaten beni suçluyor şeyini burada yapıyor. Ee, tekrar o konuşmayı görmemiştik ama burada vurgulanıyor. Kendisi buna biraz sinirlenmiş alınmış daha doğrusu. Sonra da Cole'un çıkışı çok iyiydi ya. O da iyi bir kadın be yani. Şimdi ben annenle sevişiyor gibi olmayayım ama... <laughs> biz de severiz kendisini falan'a getiriyor. O da zaten böyle bokuyor <laughs> Ne diyorsun ya? Annen... iyidir iyidir annen ya. <laughs> Ulan kol ya falan. Ama bu sahnenin tabii en önemli kısmı Otto. Yani Otto'nun... E, nasıl Laris bu arada şeye yaklaştıysa... E, Egon'a yaklaşıp... Otto'yu boklayıp işte bak hani... Ben seni daha iyi, biz seni daha iyi yerlere getiririz hocam. Siz bize güvenin. Çok iyi yatırımlar alacağım sizin için falan gazı. Abi ya. Sen şimdi onu dedim benim aklıma şey geldi. Yerleriz çıkarıp böyle protez bacak verseydi ya iyi. <laughs> Gel sen de bize katıl ya. Annen katıldı. Sen de katıl bizim şebekeye Eygün. <laughs> protez bacaklılar. <laughs> of çok iyi olurmuş aslında. Ee, Otta da bunu görüp kendi tarafına Eymond'u çekmeye çalışıyor işte e, Büyük güçsünüz Hocam siz bak harbiden sen tek başına vallahi bir oturuşta 3 sheep yersin falan diye gaza getiriyor E tabi işte artık herkes Kontrol edebileceğini düşündü Tabi işte bunu Alicent'tan da aldı biraz Otto. E, Ondan da Alicent'in ona çok yakın olamadığını da gördü Emut zaten mal yani baktığında evet, yani senin orada çıkarımına çıkıyoruz biraz daha yani öyle bir güçlü gözüken aslında zihninde çok daha çocuk olan. Belki de çok kolay kontrol edilebileceği düşünüp kontrol edilemeyecek ama e, saf saf hareketlerle yönlendirilebilecek bir adam yani. Yani <laughs> büyük ihtimal dizinin yapmaya çalıştığı senin dediği gibi o karikatürü oynamasını istiyorlar. Ben hala bu adamın karikatürü mü oynadığını yoksa bu adamın oyunculuğunun kötü böyle one dimensional oldu çözemedim de yani tam olarak. Um, ya Oyunculuğuna çok o, bu o... arada ben de kefil olamam. ya yani Oyunculuğu tabii çok şey e, yani karakter de dediğin gibi one dimensional ama çok duruşu üzerinden oynamaya çalışıyor. Belki de direktif öyle geliyor bilmiyorum. Hani çok di, diyaloğu da yok ki az konuş duruşuna odaklan falan. <laughs> Aynen. Sen böyle tip tip bak falan böyle. Aynen, Belki doğru. öyle gerçekten. <laughs> Belki de onu yapıyorlar yani herifler benim gibi adamları gıcık etmek için. Sonuçta karakter hani böyle gıcık olman gereken bir karakter. Tabii canım. E, Ama aslında... ben şey anlamıyorum hani. Ee... Hani ben şey anlamıyorum. Çok fazla insan hasta böyle adam. Ay çok iyi oynuyor. Çok süper adam. Mükemmel falan falan diye böyle. Ya, çok bir rolü yani... yok o kadar. Hani mükemmellik gösterecek bir rolü yok aslında adamın yani. evet. Şey <laughs> gibi yani George Martin'in böyle onda yazıp böyle ondan sonra herkes Hound'a bayılıyor ya. Ha, evet. adam böyle Hound'a nasıl bayılıyor insanlar abi ben onu öyle bayılırsın <laughs> diye falan yazmadım. Hemen herkes nefret etsin diye yazdıydım onu falan diyordu. Tam bir i̇şte pislik. Bu ya Bunu da ben anlamıyorum böyle. Niye bu insanlar bunu seviyor falan. Neyse. Öyle bakarsan mesela Cole da öyle bir tip ya duruyor böyle devamlı. Böyle kasılıyor falan. İlk sezon hep öyleydi zaten. Konuşmaları, <laughs> diyalog falan. Ya, Cole da birazcık kayıp bu sezon aslında. Geçen sezon ana şey oydu. Negatif elektrik şeyi oydu böyle. Her yani. kolu gördüğünde sinir oluyorduk falan böyle. Şimdi böyle baya bir silik kaldı bu bölümde. Sevişmek iş, böyle... rahatlatmış gibi biraz onu. <laughs> yani ilk sahneden itibaren kola böyle e, sen bir artık yerini bil. Senin yerin böyle böyle aşağıda falan. Bilmiyorum bir siliklik var. Olabilir. Halbuki Um, kitapta kol biraz el attırıyor Egon'un tahta çıkmasından sonra. Um, burada hala böyle Alicent'ın ne dediğini dinleyen işte biraz daha ara bulucu gibi bir tip durumunda. Hani Alicent'a da vurmak istemiyor işte Alicent. iyidir aslında filan diyor. Çocuklarla da hala konuşuyor. Hani aradaki böyle dediğin gibi senin üvey baba Mülayim baba. Baba gibi <laughs> falan kalmış burada. Halbuki kitapta biraz daha böyle fanatik bir herif. İyice gazlayan hani böyle Eygını Aegon'ı ikna eden adam olarak falan hani tahta çıkmaya giyeceksin sen bunu istemiyorum falan deyince Aegon yok takacaksın tahta çıkacaksın tacı da sen takayım bilmem ne böyle daha bir ön planda. O bu belki evet. bu dediklerin tabi e, tabii şimdi Blood and Cheese kısmına geliyoruz. Bu olayın yansımalarından sonra olabilir. Çünkü şimdi hepsi el arttıracak. Kol burada biraz daha katalizör olabilir belki hepsi için. İşte belki burada. şimdi tabii Alicent'in üzülmesinden dolayı belki Kol'da gaza geliyor yani. olabilir. Üzdüler Kraliyet'i falan gazıyla coşacak <laughs> olabilir. <gülüyor> Bir de ben şeyi de bekliyorum orada. Yani sonuçta şimdi Bloodland'a Çiz'e e geçelim yavaştan da. yani Buradaki olayda da zaten en büyük ilk göze çarpan kimse yok oğlum ortalıkta. Biri taht odasında içiyor. Öbürü sevişiyor. Korumalar zaten kralın yanında takılıyorlar. Arik falan orada. Kol zaten ortalıkta yok. Kim koruyor oğlum bu Helena'yı? ya <laughs> yani kolu ben önce kola benim kızmam lazım. Egon olsam sen neredesin lan diye bir tokatı vururum yani. Niye nerede bu? Korumalar nerede kral? <laughs> ne yapıyorsunuz yani diye ağzına sıçardım ben ilk olsa. <laughs> Öyle Can Kolgene çocukların kavga ettiği bölümde de yoktu ortalıkta. Evet, Burada da yok. Yaptım. Burada gösterdiler ne bu kedini gerçi. Kendisi nöbet kavramını götünden anlamış bir arkadaşımız. Hiç, sıfır. Zaten gardlıkla mardlıkla iş yok yani kraliçeyi yalasın işte gitsin dedikodu yapsın çocuklarla bilmem ne. Bir günde bir şey durdurduğunu ya da gardı böyle şey yaparken birine de dur dediğini görmedik yani. Evet lan bu arada bak hep çok iyi dedin. Gitti Reynar'ın sevgilisini öldürdü. Kendi halinde adam orada gitti. Gitti. <laughs> Aynen. Bizim şey Mariya Bakan'ını öldürdü. Zaten yaşlı adam. Hiçbir şey yapacak hali yoktu. Hiçbir ota boka dokunmayacak. Hiçbir şeye merhem olmayacak. insanları öldürüyor ya yavşak. İyi dedin onu bak. Aynen ne zaman saraya şey girse katil girse kol yok. <laughs> kol ortada Bir Bir günde hayırlı birini öldür lan. Aynen. Evet. Bu Blood and Cheese'e giriyorsak um... Girmeden şeyi bir konuşalım istersen evet. hemen. Egon'un aslında tahsanesi var bir tane orada. Blood and Cheese yani işte Yine Aha, şeyde biraz bir şey. açalım işte Blood e, Damon'ın anlaştığı e, Steve Watch'tan bir işte aslında yavşak biri ama burada çok yavşak temsil edilmiyor ama belli zaten cins bir tip olduğu. Diğeri de Red Catcher aslında fare e, Egon'un bizzat kendi fare yakalayıcısı o da Cheese diye geçiyor e, hikaye anlatımında. Onlar işte gizlice Mizaria'nın zaten Mizaria'ya çalıştığını zaten bölüm boyunca konuştuk. Artık Damon'la Mizaria orada bir şey yapınca ilişki kurunca transaction olarak karşılığında özgürlüğü karşılığında bunu veriyor Mizaria'da. Belki de zaten Damon'ın bu anlaşma yapması başka işlerde açabilir başına ama neyse onu göreceğiz zaten. Sonra işte içeride gezerken şeye giriyorlar o taht odasına. Orada şey güzeldi bence. Eee Tahtta işte tekrar daha rahat oturması vesaire konusu zaten söyledin sonra. O da güzeldi. Bir yandan da esas şey diyor. İşte hem sevilen hem sert biri olmalıyım. İşte annemle de dedem beni ezik göstermeye çalışıyor. Bir tek kardeşim böyle haunt gibi, köpek gibi bana sadık falan. Böyle bir tamamen full yanlış çıkarımlarla dolu bir sarhoş muhabbeti yapıyor gibi orada. <laughs> Tam bir geri zekalı evet. Evet. herif. <laughs> um. Var mı senin buraya bu bir şey? Saraydaki en rahatsız yere şey açmış herifler. Oğlum gidin bir masada falan oturun. Evet diye ya bu adam. <laughs> girecek tetanoz olacağınız zamanı <laughs> koyayım sonra. Herkes tetanoz oluyor sonra ona taht lanetli falan diyorlar. Bir de o kılıçlar kim bilir nerelere değdi ya. Yıkanıyor mu oğlum o kılıçlar? Ne kan, <laughs> ne bakteriler. Abi, <laughs> Götüne girecek kılıç sonra tetanozdan öleceksin. Ha bir de şey var burada yürürken Blood Viserys'in heykelini görüyor. Böyle bir bakıyor falan. O da güzeldi. Ya Viserys de herhalde başka bir değil diye düşündüm. E, bu heykeller nerede ya? Bunları Robert herhalde kaldırdı ya da kırdırttı. Ya yok evet hatırlamıyorum ben de hiç. Olabilir şey putları <laughs> indiriyoruz hocam falan diye kırmış olabilir. <laughs> hmm. Belerian'ın Belerian hala duruyordu şeyde evet. depoda. <laughs> Robert'ın. Depo onu ama herhalde bu heykelleri kırdırttı eşşoğlu şey Muhtemelen. tarih eser bunlar oğlum üşütmesin öyle tarih eserleri kırdırıyorsun manyak mısın <laughs> Yakır, yaktırıyor kütüphane de yaktırıyor böyle <laughs> ee, tabi burada yine bölümün başında sağ ol, hatırlatıp benim damarıma da bastın tabi ee, yavşak götlek e, çiz köpeğine vuruyor en son çünkü yolda para kavgasına giriyorlar. Benden sonrasını ben bilmiyorum. Sen git falan diye kaçmaya çalışıyor. Bulat hayır diyor. Yok paranı alırım veririm falan derken. Hıyar sinirle köpeğe vuruyor. <laughs> aynen oğlum niye köpeğe vurdu ya? Ya yani ne olmaz. Olamaz yani, bir şey O yani. kadar köpe köpeğin de teriyer olması. Evet, ee, sizin, sizin köpek de teriyer <laughs> değil mi? Aynen bizim evde de teriyer var. O yüzden teriyerlerin neden e, yetiştirildiğini biliyorum. Raptor yani şeyleri um, avlamak için, fareleri avlamak için yetiştirilen bir tür teriyer. Bizim de Freddy'ye oyuncak verince içini dışına çıkarıyor böyle fare, fare şeyi yapıyor. <laughs> Hala o hiç güzel var hayvanda. Worklanmış yani olmasın şey. dikkat et kardeşim evinde. O <laughs> oh, Laris olabilir Freddy'nin içinde. Burada <laughs> değilmiş. Bakıyorum şurada yatağı var. Yok. Girip dinleme lan ne konuştuğumuzu. <laughs> Laris. Oraya yanlış konuşuyorsunuz falan diye geliyor şey. Terrier de güzel seçmiş herifler. Tam bir ratter köpektir yani. Bayılır. Rodent kovalasın. Zaten onu göreve yollu yani. Ben yani sinirlendik falan tabii başka bir şeydi. O, hani bunlar yukarı çıkmışken en azından fare yakalasın da elimizden fare de çıkalım falan diye herhalde. Köpeği uzaklaştırıyor yanından. <laughs> Sonra da yani... geliyoruz. Ee, ne diyorsun bu? Yani çok tartışıldı. Sen kitabı okudun internetin gördüğüm Nerd Rage tayfası hiç beğenmemiş. Ama şunu da gördüm. Kitabı okumayanların çok büyük çoğunluğu çok beğenmiş. Evet. Bizim evde de var. Gayet evet. de beğendi yani. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Bu um, kitaptan evet değiştirmişler. Um, değiştirmiş olmaları kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü birçok şey değiştiriyorlar yani. Um, şimdi bu ilk dizinin Bok gibi bitmesinden sonra üreyen bir toksik tayfa var. Hı hı. Ve de o Game of Thrones'un son sezonu 7. 8. sezonunda um, üretilen toksik içerik çok popülerdi. Yani Game of Thrones'a vur. Hani biz de yaptık. <laughs> evet biz de yaptık. <laughs> Ama orada gerçekten hani artık dizinin öyle böyle değil yani öyle... 3. 4. sezonda 5. sezonda da değiştiriyorlardı. Ben kızıyordum gene ama genel olarak dizi gene izlemeyeceğim bu diziyi artık falan demiyordum yani. E 8. sezonda ben izlemeyecek noktaya geldik hani. Tiksinerek izledik yani. Ama zaten hani e, hikaye kötüleşmişti. Yani dizideki olan yani her şey gitti dışında zaten hikaye hani. çok kötü bir yere gitmişti. Yani. Karakterler gitti, hikaye gitti. Heriflerin zaten bitirip çıkalım diye yazdıkları da ortaya çıktı. Hani D&D'yi bile suçlamıyorum. Hani herifler elinde materyal kalmadı. Adamlar da ya biz uğraşamayız, George'un bitiremediği şeyi biz nasıl bitireceğiz lan deyip bastılar çıktılar. Her neyse. O toksik kitle şimdi geçen sezonda vardı bu. Her ufak değişikliğe, her şeye atlıyor. Şimdi oradan bir şey üretme, bir klik alma, internet puanı toplama yarışı var. Var maalesef. İlk sezonda Velaryonlar siyah oldu. Nasıl siyah olur? Daha dizi başlamadan... Ay hikayen nasıl anlattılar. Velaryonların siyah olması bu hikayeyi bitirir. İşte çıkamazsın onun içinden İşte bilmem ne. Eee. Ki... olan var mı şu an? Yok. Yok. Herkes Corlis... Kullis... benimsedi bir de. <laughs> Aynen. Herkes Kordis baba adam hani gayet güzel oturdu bu falan diye bakıyor ama bakıyor. Kimsenin umrunda mı? O değil. Ondan sonra her şeyi her değişiklikte atlıyor. Her değişiklikten bir böyle bir şey üretme şeyi var. Burada da Blood'ın çizdi de oldu en son. Şimdi Blood'ın çizdi de İzledim ben. Hani o seride izledi. beğendim mi beğendim bilmem mi, ne. Tam burada bir Alan Taylor'ın ki çok iyi yönetmen yani Alan Taylor. Yani konuşmuştuk um, zaten evet. Um, onun tercih ettiği Kondal da büyük ihtimalle tercih ettiği bir point of view olayı var. Yani bu bunu Blood and Cheese'in point of view'ünden çekmiş herifler. Hani Helena'nın odasında kamerayı koyup Helena şey yapıp bir anda içeriye iki tane neydi belirsiz adamın girmesinden daha çok. Vlad'ın çizi de birazcık karakter olarak işleyelim. Çünkü son 5 dakikada bu adamları görerek işte Vlad'ın para göz olduğunu böyle sürekli paralara bakıyor. Herif o yer şeyde paraları topluyor. Onu mesajını veriyor işte bu herif para şeyi işte çizin <laughs> karakterini biraz işliyorlar işte köpeğe vurması bile hani şeyin ne mal olduğunu gösteren bir küçük bir detay işte. Aynen. Böyle bir tercih var. Bu tercihten daha ötesinde en çok böyle şey eleştirisi var işte. Kitap okuyanlar bir gaza gelmişler. O bak bu adın çiğiz olacak, bu adın çiğiz olacak. Şimdi izle. tatmin olmadım. Şok etkisi vermedi. Çok e, bir yaman zaten falan. nasıl şok etkisi verici bildiğin şey. <laughs> Hayır. Şimdi de bir de şok etkisi deyince ilk gittikleri yer e, Red Wedding öyle miydi canım? E, o zaman getirelim diyen hacı. <gülüyor> Dedim, <gülüyor> o yapsın. <laughs> onlar ya ben bunu okudum abi. D&D olsaydı daha iyi çekerdi falan diyen adamlar ciddi ciddi var. Ne ha. diyorsun? <laughs> D&D'nin elinde 3 tane bu kadar kitap var o Red, Red Wedding'e gelene kadar. O karakterler gelişti. 3 sezon tabii. çekildi. Kitapta okudun. Rob'u biliyorsun. Catelyn'i biliyorsun. Walder Frey'i biliyorsun. Herkesin tamamen o karakterlerle özleşmişsin. Onlar hakkında bir düşüncem var. Şeyim var. O anda bir de bu Red Wedding bir milat gibi bir şey yani televizyonda. Tabii. Hani tabii ki çok sahneler çok vardı da hani bu kadar high profile'de ilk oldu yani dediğim. Oradaki şokun or yaşanmasının sebebi senin o karakterlerle 3 sene geçirmiş olmandı. Ned Stark da aynı şey. Bir sezon Ned Stark'ı izliyorsun. Artık adamı, adamı seviyorsun, sevmiyorsun bilmem ne. En sonunda ölümünü senin etkilemesinin sebebi o adamın, o karakterin ıı, biliyor olman. E şimdi Helena'yı çok az gördük zaten biz. <laughs> Helena'yı görmedin. Ceheris 35 saniye gördüm Thailand'la <laughs> şakalaşırken. Kitapta da bu böyle. E Ceheris sadece adı geçen bir tip yani. Ceheris'in şey mi? Hiçbir, Hiçbir karakter şey. bilmem ne falan yok. Ceheris işte çocuklar oldu. Adı Ceheris'ti. 8 yaşındaydı falan bitti. Evet. Kitapta bu kadar. Bir karakter işlenmesi yok. Um, e sen şimdi buna nasıl bir red wedding şeyi bekliyorsun bundan? <laughs> O D&D'nin yeteneği değildi. O bütün kitabın sonucuydu yani işlenişinin bir şeyinin sonucuydu onun şok etkisi yapmasının. Hani ben kitabı okurken bile or orası gelirken böyle beşinci kere okuyorum artık kitabı. Hani <laughs> <"Oğub> gitme Rob <laughs> evlenme o karayla falan diye şeyi yapasın gerekiyor yani. Hala de, ne kadar kaçıncı kere okursan oku kitabı hala hazırlıyor etkiler yani. Evet, hazırlıyor. Saniye. şimdi buradan e, ben işte etkilenmedim. E iyi bok yedin. Kitapta şimdi bu çok büyük. Ah kitapta sanki çok manyak işlenmiş gibi bir şey var. Kitapta da bok gibi abi bu. Ben zaten baştan beri ne diyorum? Ben okudum ha, bu, sizi... bu, arada okudum. Geçet... <laughs> ha kitapta da bir sikim yok. Kitapta tam tersi tam karikatür şey cinayet. Hani hiçbir şey yok. E, kitapta nasıl oluyor? İşte Damon mektup yolluyor Mizarya'ya. Tamam Mizarya Blood şey yapıyor. Kitapta ki saçmalıklarını ben sana söyleyeyim e, çok kısa bir şekilde işte Magus Holdfaster bu Kraliyet Ailesi'nin yaşandığı yere giremeyeceklerini bilince diyor ki e, işte Helena her akşam çocukları Alicent'in odasına götürüyor T Tower evet. of the Hand'de diğer çıtayda. Oraya akşam geldiğinde oraya basalım çünkü Kraliyet Ailesi'nin olduğu yere girmek zor oraya ben biliyorum yol. E tamam Tam onu tahmin ediyorlar. Tam ne zaman geleceğini biliyorlar artık şeyini. Blood and Cheese. Uç heriflerde istihbarat sağlam. <gülüyor> Çok <laughs> akıllılar. Gizli geçitten gizli çıkıp çat diye giriyorlar. Alicent'in odasına. Alicent'in odasında gardlar var. Guard'ları öldürüyorlar. Bu arada guard'lar var. Alicent'in bir tane hizmetçisi var. Alicent, Helena, 3 de çocuk var. Yani 8 kişinin olduğu odaya 2 kişi giriyorlar. Hiç sessiz çığlık mığlık gürültü olmadan iki tane gardı öldürüyorlar. Hizmetçiyi öldürüyorlar. Alicent ve Helena'yı bağlıyorlar. <laughs> ve de çocuklara geliyor sıra. Hiç bu gürültü yapmadan yapıyorlar bunun hepsini bir şekilde. Hani çok evet. kitaptaki çok mükemmel bir versiyondu. Bu hiç Kitaptaki de saçma güzelim. Çünkü kitabın yazılış amacı bu detaylar değil ki. Kitap tarih kitabı. Kitaptaki görmeden kitabı... yazdı çok belli. Sen biraz. Ben de okudum o kısmı bu arada. Yani görmeden Aynen. olayları görmeden birinin yazdığı çok belli yani orada. 100 sene sonra 150 sene sonra şey işte Meister yazıyor kitabı da. O da işte hani bu olayda tabi Alicent ve um, Helena'nın olması hani onun söylediklerine göre yazıyor. Biraz da hani biliyor ne olduğunu Meister ama herhangi bir duygusal altyapı hani bir karakter gelişimi, Ceheris nasıl bir çocuk olduğu bilmem ne hiçbir şey yok evet. yani burada. Evet. E, değiştirilen şey var, Ceheris var, Cehera var, bir de Mailer var. Kitapta dönüp Helena'ya diyorlar ki işte öldüreceğiz çocuğunu. Sen seç hangisini öldüreceğimizi. Helena da işte Mailer 3 yaşında mı ne burada? O daha küçük, o anlamaz filan gibi evet. düşünüyor o anda. İşte Mailer'ı gösteriyor. Cheese de Mailer'a dönüp annen seni ölmeni istedi deyip görüp Ceher'i öldürüyor. E şimdi kimse bana bunun çok mükemmel böyle hikayesel bir um, şey olduğunu, Red Wedding benzeri bir şey olduğunu anlatmasın. Bu şok için şok. Aynen. George Martin'in oraya, buraya çok şiddetli, çünkü George Martin'in ben Geçen şeyde de söyledim, geçen senede de söyledim. George Martin bunu savaş çıkarmak için yazıyor. Evet. Başka bir amacı yok. Karakter işlemek için yazmıyor. İşte derinlik yaratmak için yazmıyor. Ben savaş çıkaracağım. Ne yapmam lazım? E şimdi şu ana kadar siyahlı. E şimdi ben geçen bölüm şey yaptım. Yeşillere Luke'u öldürttüm. E şimdi siyahların el arttırması için onlara şok edici bir şey yaptırayım. Hani savaşı kaçınılmaz hale getirmek için şok edici olay koymaya çalışıyor. Oradan da bence kitaptaki de karikatür seviyesinde bir şiddet olayı yani. yani o kadar aç, çocuğunu göster, ha, onu mu gösterdin, öbürünü keseceğim önünde kendisinin. İşte o. Ondan sonra bastım gittim. Orada kimse de duymadı benim. 7 kişinin 8 kişinin içinde <laughs> şey hiçbir şey olmadı. Kitaptaki versiyonda biz çok maddat bir şey değil. Ha buradaki bence daha iyi. <laughs> Neden daha iyi? Çünkü herif adamlar biraz daha şeyi hani George Martin Martin'den daha iyi yazdılar anlamı söylemiyorum. Çünkü dizi biraz daha karakterlere derinlik verdiği için hani en azından Helena'yı biraz daha gördük. Kitapta Helena hiç yok abi. Ya. Helena sadece ad isim yani Helena. Helena şey şunu yok. yaptı, Helena şunu söyledi diye bir kelime yok kitapta ya. Hani Helena'nın hiçbir şeyi yok. Dreamer oldu da bilinmiyor ki bu son Yok hiçbir şey yok. Dreamer olarak tutardı mesela. Ben ha, Helena çığlık atmadı falan falan diye yani şey çok saçma. Helena çığlık atmadı o bilmem ne. E, e, adamlar bu he otistik altyapıyı işlediler. Helena'nın önünde Dame Wayman'ın kafasını kestiğinde Helena kulaklarını kapatıyordu filan evet. böyle çığlık atmıyordu. Dehşet ki Zaten girmek istemiyor, korkuyor yani. Abi shut down olayı var yani ki bu gerçek bir şeydir. Otizmde evet. hani duyguları kapatma diye bir şey vardır yani. Um, onu gösteriyorlar. Helena'nın çığlık atmaması Helena'nın işte ceherisi göstermesinin sebebini de söyleyeceğim şimdi kitapta Mailer'ı işte küçük diye gösteriyordu. Burada Jared'i göstermesinin başka sebebi var. Her neyse de, şey buradaki versiyonuna gelmeden önce özet olarak söylemem gerekir. Kitaptaki versiyon da matta bir şey değil. Eğer kitapta bu versiyonu yazılsaydı ve de Kondal George Martin'in versiyonu çekseydi hani Tersi olsaydı durum gene Kondola vuracaktı. Gene evet bu arada aynı Bu çok gibi. saçma ya. Nazım Eyvler'ımı gösterirmiş o ya. Bu çok saçma. Nasıl çıktılar bir anda 8 kişinin içinden nasıl kimse duymadı? <laughs> yani kazanamazsın <laughs> bu adamlara karşı. Yok, evet. Hani bir de bak ben kitabın büyük hayranıyım hani e, kendinize zehir etmek için izlemek istiyorsanız bunu. Hani aldığınız ha House of the Dragon'dan aldığınız tadı kaçırmak istiyorsanız böyle izleyin diziyi. Her değişikliğe Nefret bir kut de bulun. <laughs> Çünkü ben de yaparım onu, biz de yaparız. Yaparız çok kolay. Her değişikliğe burada vururuz, vururuz. Bizi yine aynı seviyede insan izler. Ha siz izlemezsiniz. Başka <gülüyor> bir <gülüyor> aynı sayıda başka bir gerizekalı kitlesi izler. Bağırır, çağırır, taşak geçeriz, kondala, serahese, bilmem neye vururuz. Bir de tamamen televizyon çekiminin realitelerinden de uzaklaştırırız. Tabii. Çünkü sen burada gene biraz şeyi indirmişler tonunu. Yani cinayetin gene cinayet var ama sen bunu kitaptaki gibi işlersen bunu HBO yayınlayamaz abi. Sen kaç tane 3 yaşında, 4 yaşında çocukların kesildiği annesinin önünde dizli izledin evet. hayatında? Göstermez zaten de o. onu ya. Ya da öldüğü Hem... anı gösterir. <laughs> Yani zaten kitapta daha da bir vahşi bir şekilde işleniyor bir cinayet. Burada biraz sanki şey işleniyorlar işte yolunda gitmeyen bir heist havası var. Hani ki bence daha gerçekçi. Ama televizyon gerçeğini de düşünmen lazım yani normal sen bu dizinin kaliteli olmasını istiyorsan bu diziye HBO'nun öküz gibi bütçe vermesini istiyorsan normal izleyicinin bu diziyi izlemesi lazım maalesef sen ben ve 34 34 tane nerd bir diziyi sevdi diye o diziyi yapmıyorlar yani böyle hayvan gibi bütçeli diziyi o yüzden normal izleyiciye de birazcık hitap etmen lazım yani bu kadar rentin üstüne bir de Alan Taylor'ın bu tercihi var bu heist yani bu point of view'ü Blood and vermiş evet o da birazcık tonu değiştiriyor Direkt oturup böyle gerilim sahnesi gibi Helen'ın odasında çocuklar oynarken vıy <laughs> <laughs> kapı açılı. Hani o zaman belki daha böyle bir Ama zaten... çok kaydıcı. O korku filminden daha çok şey filmine dönmüş. Suç suç filmine dönmüş hani. Aynen. Daha crime oluyor orada. Ya yani House of Dragon'ın tonuna uymazdı diğeri. Ya ya dediklerin hepsine katılıyorum. ve hatta bence Şimdi göstermekten daha korkunç olmuş sahne. Neden? Mesela bir örnek vereceğim. Zone of Interest diye bir film çıktı geçen sene. Belki izlemişsindir. Oscar adayı da oldu zaten. Sonra yapan abimizi de... Jonathan Glazer da hatta... İs İsrail ve Filistin savaşında işte barış istedi diye... ipedizdi dizdi İsrailler. Kendisi de Yahudi zaten. O filmde hikayeyi şöyle anlatıyordu. Yani hiç göstermiyordu... Yahudilerin yakıldığı kısımları. Onun yanındaki işte o fasilitenin, yakma fasilitesinin komutanının gayet günlük güneşlik, her gün havuza girdiği, çocukları oynadığı anları bize veriyordu. Ve biz daha mı ses duyuyorduk abi? Yakılan insanların çığlıkları, işte oraya giden kamyonlar, oradan çıkan kamyonlar, işte gece insanların yine böyle uzuvlarının kopuşlarıyla ilgili sesler ve bir yerden sonra çok şey hissediyorsun böyle basıyor yüreğine böyle lan ne dinliyorum oğlum ben bunlar nasıl sesler falan. Bence Alan Taylor biraz bunu örnek almış. Demiş ki biz burada sese odaklanalım abi. Hani biz bunu yani kafayı kestik koyduk. Hani ece bir korku filmi değil bu. Senin abi zaten gibi. onu koyman mümkün değil lan. Yani. yani kitaptakine ben çekeceğim desen de çocuğu keserken koyamazsın abi. Deli misin yani? Ben bile tepki gösteririm saçmalık evet, bu evet, diye tabii. yani. Çok zor Kitap... abi kitapta yazdığıyla sahneye şey, çocuk zaten Kondal şey diyordu yani çocuk aktörleri de bu sahnelerde oynatmak çok zor lojistik olarak yaş küçüldükçe tamamen konudan koparmamız gerekiyor Tabii. yani ne olduğunu söyleyemiyoruz. Tabi. Hani seni şimdi bu öldürecek falan falan ona göre rol yap falan diyemiyorsun çocuğa yani. Başka bir şey söylüyorsun. Tamamen farklı bir şey oynuyor çocuk. Sen onu editte o başka hale getiriyorsun yani. Hani yani böldüm ama hani zaten gerçekten cinayeti gösterme gibi bir şeyi bekleyen vardıysa onun beynini sikeyim ben zaten o adamların. Sen kaç tane çocuğun kafasını onu, onu kesildiğini gördün televizyonda, sinemada abi? Manyak mısın? Ya tabii. Canım. Öyle bir şey zaten yoktu. Değişiklik derken ondan bile bahsetmiyorum ben. Sadece hani bu genel ton değişikliğine işte yine konuşuruz da hani Helena'nın değişikliğine... işte ceheris cehera tercih edildi... O tip değişikliklere çok kızan adam vardı. Ya ona geliriz. Onlara diyorum yani... Aynen ona, ona zaten geliriz de benim de aslında vurgulamak istediğim şuydu. Bence bu daha sert zaten. Hani gösteremezler konusuna katılıyorum. Ee, ama o sert değil işte. Ya yani bu bu konu daha sert. Yani duygusal olarak daha sert. Aynen. Çünkü iki şeye odaklanıyor. Birincisi Helena'nın dehşeti ve biz o sesi duyuyoruz. Oğlum, sesi duyuyoruz, dehşeti görüyoruz. Yani aslında çizgi roman mantığı da böyledir. Kareyi sen tamamlarsın. O senin zihnine geliyor abi zaten. Ya yani sana göstermeden o kafanın kafanda tamamlamayan yoktur. Ben yani o hışır hışır sesler, vücut parçası sesleri geliyor. Dehşeti görüyorsun. Sanki orada havuç mu doğru herif? Yani zaten o senin zihnine geldi abi zaten. Grafiği almadan geldi. Bu, bu Aynen, zaten... artistik bir hamle yani. <laughs> ha zaten he yani kesinlikle öyle, öyle yani zaten onu artık senin göstermene gerek yok. Zaten göstermen gerekiyorsa sen iyi yönetmen değilsindir de yani. E, maalesef. Çünkü onu ben de çekerim abi. <laughs> yani sen, e tamam çocuk cinayeti çekelim aldık kafasını kesti falan diye. Prop payansın kesersin, kesersin ne olacak? Sırtı dönük yatar çıt diye alırsın kafaya gidersin böyle bir çocuk kafasına. <laughs> çocuk olunca şey olmuyor hocam onu i̇şte, koyamasın işte, televizyona. Işte. Senin adına HP olsa da koydurtmazlar onu oraya. Maalesef öyle <laughs> Yani maalesef öyle Tanca. Maalesef çocukları keserken göremiyoruz. <laughs> Yok canım, ben, ben dediğim gibi abi, ben şeyde e, katılmadığım kısım bu sahnenin dehşet olması için gösterilmesi değil, bu hali daha dehşet verici bence. ya ona... Ya yani şeye katılıyorum. E, duygusal derinliğinin işte bu Red Wedding gibi falan olmadığı konusunda haklısınız. Ama Red Wedding'i etkili yapan yönetmenlik falan değildi. Ya da D&D'nin yazarlığı değildi. George Martin'in karakter um, yani. O karakterleri adam 3. Üç, üçüncü kitabın sonunda oluyor Red Wedding. 3 kitap okuyorsun yani. Tabii. Üç kitap. Şu anda atıyorum yani Luke'un ölümü daha fazla etkiledi bizi. Yani Luke'u da çok fazla görmedik ama ya da bir önceki sahneye bak. Hani şeyin ağlaması Jayce'ın ağlaması hı hı, daha etkili. Duygusal olarak daha etkiliydi. Çünkü Jayce ve Luke'u tanıyoruz. Olayın derinliğini biliyoruz. Onlarla daha fazla vakit geçirdik. E Ce Ceheris az önce Tylynt'ı pandikliyordu. Şimdi öldü falan. Bu kadar. <laughs> Ceheris'le olan bütün bağlantımız bu. E, kitapta da aynısı var. Kitapta da ben yani kitapta Red gibi 5 kere okudum. Her birinde etkilendim. Blood and Cheese'i he okey tamam filan diye geçtim yani. Hiçbir şekilde ben duygusal olarak etkilendiğimi hatırlamıyorum. E sen de okumuşsun. Okudum. Sen de de herhangi bir... şey olduğunu zannetmiyorum. Çok düz zaten çok kısa anlatıyor abi. Böyle yarım sayfa bir, böyle iki para falan bir şey yani. Aynen. Zaten e... hani o ona vurdu o da ona vurdu diye yazıyor işte George. Yani öyle bir ben bu karakterleri inceleyeyim diye bir derdi yoktu. Benim Kondal yapmaya çalışıyorum. Bu sahneye eleştirim şuradan olur. Ee, senin işte dedin ki Luke'u gördük, ceherisi gördük. Egon'la zaten Eamon'u çok gördük. Diziye eleştirim şuradan olur. Helena'yı izlemedik çok. Yani aslında onlar da iyi geliştirmediler. Çok az gördük. Four işte Dreamer olduğunu. Toplasan 5 sahne gördük kızı. Ama hep şey kritik sahneler gördük. Şimdi bunları verdiler ama seyirci bunları çok ak, yani çok odaklanmıyor bunları çok satın almayabiliyor İşte senin bahsettiğin o korkma kapanma sahnesi yemek masasında çok mutlu olması dans ederken aslında onun da ne kadar eğlenceli biri olduğunu görmemiz aslında bir yandan çok ürkünç bir şekilde kardeşiyle hiç dünyaya açılmadan evliliğe zorlanması ve direkt çocuk yapmaya başlaması yani bunları sadece hep böyle kısa 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 gördük ve duygu birikimi e, yük olarak bize binmedi orada gelmedi yani Helena'dan Belki eleştirim bu olabilir Ö orada yani. Ama işte yani kaynak öyle. Bir de 11 evet. bölümde 30 sene işlediler. Hani kaç tane karakter soktular diziye 11 bölümde. Hani maalesef bu dizinin şeyi o yani. İlk ilk sezonda da aktörler değişti, time jumplar bilmem neler. Hani birazcık karakter olayı seyircinin şeyine bağlı karakteri birazcık kafasında geliştir. Laris mesela. Laris'te de biz altyapı yazıyoruz kafamızda. <gülüyor> hani fareye <laughs> giriyor da işte böyle yapıyor da şöyle yapıyor da ama normal izleyen adam bakıyor creepy guy herhalde falan diye biz izliyor onu evet, yani. Tabii. Maalesef bu bu kadar süratli giden bir dizinin bizden bekliyor yani şeyi birazcık içini doldurmamızı ve de senin dediğin haklı yani Helena'nın çok fazla bir duygusal bağımız yok Helena'yla ama kitapta Helena'nın tek bir ettiği cümle yok yani. onu ne evet. yapacağız? Ona rağmen Çünkü buraya ele... geldik evet. Çünkü eleştiren adam şey demiyor. Ben dizinin içerisinde eleştirmiyor ki. Kitaptakini değiştirmişler diye eleştiriyor. Hani evet. <laughs> ben dizide bir tutarsızlık olursa onu tabii ki şey yaparız yani. O başka bir şey. Söyleriz yani. Aslında... Hani mesela Helena'nın karakteri için Helena'nın çığlık atıp koşturup çıkmaması bence tutarlı. Kesinlikle. Daha önce verdiği tepkilere bakarsan gene öyle yani. Dehşet içinde gidiyor. Ha. Ve şimdi teknik tarafa gelelim istersen. Aslında ilk şey sahnesini bayağı güzel konuştuk. Egon'un ilk Helena'nın yanına gelip Ceheris'i aradığı sahneyi. Şimdi oradaki e, senin fikrinden de yola çıkarsam hani o, bu kısmı bir şekilde gördüğü ama hani nasıl gördüğünü bilmiyoruz. O söylenmesinden de fısıldamasından da ve kızgınlığından da bir şekilde bunu dream etti. Okey. Şimdi burada iki şey olabilir zaten. Birincisi şuradan çok tutarlı. E, Bıladı görür görmez onun paraya ne kadar düşkün olduğunu e, bildiği için yüksek ihtimal ya da gördüğü için hemen kolyem çok değerli falan diyor. Hani ay beni öldür falan diye ortaya çıkmıyor. Hani onu ikna edebileceğini düşünüyor orada. Bu çok tutarlı Aynen. mesela. Yani o akış içerisinde adam çünkü yoldaki parayı bile topluyor yani psikopatın. <laughs> İkinci kısım. Eğer bir dream olarak görüyorsa e, yani orayı zaten o hiddetle ve o dehşetle geldiyse iki korkusu var. Ya iki çocuk da ölecek ya biri ölecek. Ve ikizleri ayıramama ihtimalleri zaten çok yüksek. E, yine o vakitsizlik durumu da var. Hani açıp penisine bakalım muhabbetini yapıyorlar. Ama olmuyor. Yani ne yapacak çocukları mı soyacak orada ya biri gelse o anda. Hani iş, hemen hızlı yapmaları lazım. Orada artık birini seçeyim birini kurtarayım en azından şey korkusuna da giriyor. İkinci desteklediği kısım da kral olmak istemiyor zaten ve ben hani daha bunu manevi bir yerden okuyorum tabii. Bence Egon'dan kurtulması gereken biri varsa bu zaten kıza dokunmayacak. <laughs> yani Egon'u Egon'un çocuğu olarak Ceheris'i öldürmesi aslında onu kurtarıyor gibi bir yere de bağlanıyor o dehşetin içerisinde. Yani bence e, şey evet o konuda katılıyorum. Bir de şey bence bana daha çok şey gibi geldi. Helena biliyor. Olayın ne olduğunu ve ne yaşanacağını cehresi göstermesinin sebebi de işte onu değiştiremeyeceğini de biliyor. Hani. Evet. Bu yaşanacak. Hani bunlar Ceherez'i gösterip hani bari ben cehereyi kurtarayım. Çünkü hani o şeyi değiştiremeyeceğini biliyor. O kolyeyi vermesi mesela onun bir örneği. Ben yani bir deniyor. Acaba ben bu e, olayı değiştirebilir miyim? Değiştiremiyor. Paragöz adam bile alıyor gerçi şey kolye. Alıyor bu arada hani. ya şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne pis bir <laughs> herif oğlum adam o da almıyor. <laughs> İnanamıyorum. Evet. İşte orada hani değiştiremeyeceğini farkına vardıktan sonra tamamen şeye teslim oluyor. O hikayedeki rolünü oynuyor evet. Ceherisi öldürecekler ben de ceherisi gösteriyorum. İşte o şey biraz ilginçti böyle acaba yalan mı söylüyor Cheese'in böyle hayır doğru söylüyor falan. Cheese herhalde şeyi anlıyor bu bu kız hani biraz değişik. Ya değişik bu yani. Yalan söylemiyor biraz. O anda bir <laughs> şey yapıyor belki Cheese'de de var bir şey Green um, Seer falan Cheese'de o da böyle <laughs> her neyse Helena bence o kehanete o şey olayı bilişine teslim olmuş durumda yani göstermesinin sebebi de bence o. Olay yaşanacak bunun ya benim yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü benim bugüne kadar gördüğüm her şey doğru çıktı. Evet. Bu da doğru çıkacak. <laughs> o zaman ben bundaki rolümü oynayıp buradan bir an önce gideyim çocuğu annecileri se uğraşırken kızı alıp çıkayım kendimi kurtarayım diye bakıyor yani. Kesinlikle. Bence hani Helen'in şu anki karakteriyle de uygun verdiği tepkiler bana hiçbir şekilde şey olarak gelmedi. İnsanlar bağırması lazımdı, çağırması lazımdı. Çok saçma. İşte they killed the boy diyor ya gidip. Heh, böyle onu hani soracaktım böyle sana. Mesela o da ilginç bir, bir cümle. Maysan demiyor, Ceher istemiyor Killed the boy diyor yani. <laughs> yani işte Esan um, for Esan hani böyle hikaye artık kafasında nasıl şey yaptıysa sanki dediğim gibi o da bizim gibi izledi böyle olayı. Sanki şey olarak mental olarak olayın içerisinde değil de sanki bizim gibi izliyor yani boy yani işte, kill the boy sanki başkasıymış gibi evet. kendini oradan çekiyor yani bir şey mekanizması olarak korumaya alıyor diyorsun ha mantıklı korumaya alıyor kendini olayın içinden çıkarıp bir, o da izlediği için olayı kehaneti görüyor ya işte o bir izleyici gibi tepki veriyor bence o açıdan mantıklı ha ben herhangi bir şey her anada terslik görmüyorum yani şey olarak çizdin işte böyle ha bak bu yalan söylemiyor doğru söylüyor demesi biraz evet orasını ben anlamadım hani nasıl oldu o. ama kitapta da de benzer bir şey yapmaya çalışmış çalışmışken kitapta da soruyorlar işte gösteriyor evet. kitapta bu yalan söylüyordur diye, ya da yalan söylüyordur değil de mailer öldür diyor kitapta gelip Ceres'i öldürüyor Cheese ya da Bloodhound neyse. Burada da oraya, oradaki kitabın ruhuna yakın kalmak için böyle bir şey yapmışlar. Yani. Ya o, oradaki yani. şeydeki kısım e, yalan söylemiyor kısmı tabi göz göze gelmeli onun korku içinde olması falan hani biraz duygularından da anlamış olabilir. Yani orada şeyde e, çok da insan sarraflık bir durum değil bence orada. O korkuyu görüyor çünkü gözünde. Muhtemelen o korkuya göre. Ya yani yanlış da çıkabilirdi. Hani çok anlamlı da olması gerekmiyor bu arada. <laughs> ya tamam abi doğrudur falan deyip öldürür. Ya yani çünkü iki geri zekalı var elimizde. Çok da <laughs> şey yok. Zaten günün sonunda bundan kaçamayacağı için Helena'nın e, tepkileri ve Helena'nın başına gelenler daha kritik bence orada. E, ve sonra da They the boy demesi. Ve üstüne de Ellison'da aslında kolunda seviştiğini bizzat gören ilk kişi oldu kendisi. <laughs> o kadar olayın üstüne. E, <laughs> Lares'in fareleri de görmüştü. Aynen Lares'in fareleri de hissetti onu. Şimdi bu olayda tabi işte e, özellikle de e, ikinci bölümde göreceğiz muhtemelen. Hani korumalar nerede? Bu nasıl çıktı? Niye burada değildiniz? Kol nerede? Falan bu tartışmaları bir harlayacak herhalde. Orada e, iyiyiz eğlen... artık. Ya bu, bu sahneyle ilgili birkaç tane daha detay vardı. İlk um, asıl önemli soru Damon'ın ne emir verdiği. <laughs> ha evet onu söyle göstermediler bu arada söylemediler. Ama Damon'ın tam orada kesiyorlar ama Blood da şey diyor yani. Um, San dedi işte. Hı hı. Ne o San Ferasan lafı Blood'ın ağzından çıkıyor. O Damon'ın lafı. Belli ki Damon Eamon'da bulun. Çünkü bu arada ilk çıktıkları yerde Eamon'dan odası ha. <laughs> evet. E, çak diye de buluyorlar ha. <laughs> Şey bir de yani Maker's Tunnels. Ben çükümün Çüküm gibi bilirim Mager'ın tanıları falan diyordu Cheese'e mi Evet. Yani bu Mager'ın yaptırıp yaptıran kişileri öldürdüğü tüneller meşhur. Varisinde içinde dolaşıp fıldır attığı yerlerdi. Evet. aynen. Ee, i̇şte o oradan çıkıyorlar. Oradan sonra bulamayınca ayıntı zaten kayboluyor Cheese ki bu mantıklı. Oradan sonra paniğe kapılmaya başlıyorlar. Ee, kitapta daha tam olarak Damon'ın ne emir verdiği yazılmıyor. Damon'ı Mizaria'ya bir mektup yolladığı söyleniyor. Um, her halükarda um, Damon'ın işinin içinde olduğu belli. Zaten Blood bir de şey diyor. Kafa kafa olmazsa para da vermez. Aynen. Diyor. Kitapta da öyle bir şey var. Hani bana kafasını getirin falan demiş neydiyse. Um, ama ben sana daha önceki foreshadowing vardı ya şey demiştim ya konsey sahnesinde um, C. ile ilgili bir foreshadowing hmm, evet. var diye. O foreshadowing bu ki bunu yaptıran Thailand. Hmm. Evet. <laughs> C. Harris'e nasıl bir sinir olduysa o şeyde <laughs> çocuğu ben öldürdüm ya, seninle oynatma. Ben... Çocuğa nasıl kaldıysa artık Thailand o, o yaptırmış. <laughs> Başlarım çocuğuna öldürün lan şunu. <laughs> Ross bu çocuğu kralınızsa artık tepeme çıkar. Şimdi tepeme çıkmaya var çalıştı filan diye. Neyse öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> filan değil. Bunu yaptıran Damon. Gene Damon'u iyi adam bilenler üzüm üzülmüştür Damon. böyle şey yapmaz. Göstermediler Damon'ın söylediğini filan diye ama aksine yine, gibi e, yine daha kötü Damon Sadece Sam for a Sun dediyse zaten tek derdi Aymond falan değil. Tek derdi artık bu savaş bir an önce hızlansın başlasın derdi belli. Gerisi çok umurumda can, değil canım yani. e Aymondu Damon büyük ihtimal şey demiş. Gidin Aymond'u öldürün Aymond'u bulamazsınız. Kimi bulursanız prenslerden birini kesin demiş yani. Umurunda değil yani. Zaten Blood'ın da aynı şekilde yani. Sam Forasan dedi artık ne yapacağız? Başkasını bulacağız filan. Oğlanı bulmaya çalışıyorlar. Oğlanın kafasını getirin demiş Emin belli ki oğlanın kafasını kesmeleri gerekiyor. Paralarının geri kalanını alabilmeleri için. O yüzden Damon yaptı yapmadı diye bir şey yok yani Tabii. eşek gibi yaptı. Ha kitapta şöyle bir değişiklik var aslında. Kitapta Amon'un e, hedef olduğuna dair hiçbir şey yok. Bu arada hmm. Amon'u istiyorum cümlesi de kitapta geçmiyor. Damon hani o okuyunca Damon direkt o Ceheris'i öldürme ya da Ceheris Mailer her neyse prenslerden birini Luke'a karşı öldürmek için adam yolladı diye bakıyorsun. Um, Damon'ın bir de şey altyapısı var orada. Um, Helena kitapta şey değil. Um, mental olarak bu halde değil. Hı hı. No, hani bir dragon ejderha sürebilecek e, Dreamfire var Helena'da. Evet. Um, e şimdi Damon Blood and Cheese'i yaptırınca bir Ceher'i öldürüyor. Potansiyel ejderha birincisi gitti. Aynen. İki Hel Helena'yı travmadan dolayı bir daha hiçbir şekilde Elena şey olmuyor. Bir, bir ejderha birincisi daha gitti. Üstüne Maylor da travmadan dolayı bir daha hiçbir <laughs> şekilde yani ejderha birincisi olamıyor. Bu hareketi yaparak 3 tane ejderha bölücüsünü ortadan kaldırmış oluyor Damon. Bence Damon'ın çok da kişi. böyle Luke skin'de falan değil yani. hiç, Damon hiç değil Damon senin dediğin gibi matematiğe bakıyor. 3 tane ejderha sürücüsünü ortadan ben nasıl kaldırırım'a bakıyor. İşte Damon'ın bence amacı tamamen matematik ve de savaşa yönelik bir hazırlık. E zaten bütün bu evrende e, bütün erkeklerin bütün kadınlara böyle bakması artık çok net oturdu hiç istisna yok yani e, Damon'la Renira'dan başlayıp Alison'a kadar gelen işte bu noktada Helena'ya ve çocuklarına gelen kimse buradaki dehşeti kanı işte o çocukların durumunu işte yıllardır e, başlarına gelenlerden dolayı Rhaenyra'yı Alison, Alison unuttu ya yani. herkes şu an izleyenlerin de çoğu işte bu a, şeye kaptırıyor kendini e, suya kaptırıyor Abi işte matematik savaş hangi taraftayız? Bu diğer tarafta büyük bir drama dönüyor, büyük bir travma dönüyor, büyük bir trajedi dönüyor. Orasına <laughs> hiç dokunmuyor insanlar. Orası çok etkileyici bir yandan da yani. O Damon'ın umrunda değil yani oturup da Luke, Luke öldürdüler ben intikam mı alırım falan diye düşündüğünü zannetmiyorum yani. <laughs> hiç bakıyor hiç. herif Ejder yani. öldürelim işte mümkünse Vega'nınkini öldürelim değilse işte başkasını öldürelim potansiyel ileride. E tabii ki bu saatten sonra Havalanı'dan Necdirab bin Russell olmasını beklemek mümkün yani, değil. Zaten binemez zaten. Evet, boş yani ya. bir tane daha ufak detay var burada. Ee, i̇lk e, ilk gördüğümüzde I heard the white worm was dead diyor. İşte white worm'e çalışmadığını hmm. ima ediyor ya da inkar ediyor her neyse. Sonrasında Cheese'in White Verbe'ne adamı olması ve de işte bütün herkesi temizleyip kendi adamlarını koyduktan sonra Cheese'i orada bırakması tesadüf mü? Bir de Blood'ın Cheese'i gören hizmetçi ki bunların artık hepsi adamı. Evet Laris'in. Yürüyüp gidiyor yani bir şey kimseye de haber vermiyor. Böyle böyle iki tane tip şeyin odasında falan diye. Gene Laris'in bundan haberi var mıydı? Diye birkaç <laughs> paranoyak soru geliyor aklıma hani L Laris bunun yaşanmasına izin verdi mi evet bu arada o hizmetlinin e, hiçbir şekilde alarm durumuna geçmemesi hatta orada Blood'ın eli ayağına dolanıyor meşaleyi düşürüyor dur kızı bulayım diye giderken çizi e, duyuyor oraya gidiyor falan aslında panik oluyor hmm. zaten o paniği de o şeyde hissediyorsun bakacak vakti yok hiçbir şeye her an bir şey gelebilir artık alarm durumuna geçebilir geçmiyorlar ama dediğin gibi ya tabi bu Laris'le ilgili olabilir. Yani e, ya da kız ya onlara nasıl bir direktif verdi bilmiyoruz. Ya da belki Laris'e gitti direkt kimseye gitmeden ona uğraşmaya çalıştı. O nerede şu an bilmediğimiz için içeride. Belki daha uzakta bir yerdeydi. E, ama çok uzak bir fikir değil yani olabilir. E, ama da bir yandan da e, çok iyi gizlediyse belki de... E, Red haberi yoktu diyeceğim ama o da imkansızdır. Ya Red Catcher'dan bir şekilde. Bir, sonra, bir sonraki bölümde böyle bir laf arasında Laris böyle ufak bir şey söyler, anlarız orada aynen. bence. Kesin bir arası sıkıştırır böyle... onu. <laughs> hani benim de haberim vardı, bir şey yapmadım gibisinden bir şeyi böyle sıkıştırır bir yere <laughs> Ya da o hizmetli kadını kesin göreceğiz. O göz göze gelmeler ya da içerideki hal tavrından da bir şeyler anlayabiliriz yani. Onda kesin. E Şimdi işte o hizmetçilerin Laris'in. Larissa çalıştığını artık bir komple değil. Adam söyledi. Evet. Hepsini kendim seçtim dedi. Hani o yüzden de hani Larise de haber vermedi. Ya da gitti Larissa haber verdi. Hiç kimseye değil yani. yani böyle şöyle. böyle bir şey oluyor diye. Um, çünkü kadın kayboluyor filan böyle ortadan bir anda. <laughs> Ses falan yapmadan da böyle o, okay, beni şahit yazmayın da ben kaçayım filan diye, <laughs> yani. diye gidiyor evet. <laughs> Sessizce hani gidiyor. Hiç bağırmadan çağırmadan. <laughs> Ya o da orada böyle bir kalsın ileride buluruz onun. yerlerisin laflarından bir şey. Evet ilk bölümde 3 saat 15 dakikayı devirdik. <laughs> Bu sezon 4 saati kesin göreceğiz gibi. <laughs> bir noktada. Ee, var mı son <laughs> ekleyeceğim bir şey bölümle ilgili ya da e, başka bir konu? Şimdi değil. ben bir 45 dakika bir lord drop yapmak istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Yok bazen <laughs> tükendik biz de. Aynen biz de yorulduk. Bir bir saniye kitabı açayım. <laughs> bir tek Yok. şey hatırlatması yapalım. Şimdi hep soruyorlar zaten hangi gün gelecek. Biz Bizim hedefimiz her hafta çarşamba günü. Ama bazı haftalar tabii işimiz olabiliyor, gücümüz olabiliyor. Geçen hafta, geçen sezonda da bazı haftalarda iki bölüm falan basmamız gerekmişti. Haftaya da biraz geç kalabiliriz, değil mi? Senin bir işin var. Yani çarşamba değil de perşembe de cuma olabilir. O yüzden şimdiden duyurusunu yapayım. Sonra panik olmayın. Niye <laughs> geç kaldı? Nerede kaldı falan? <laughs> gelecek Benim yüzümden yani. ya. Ej, ejderham yok ki öyle cırt bileyim. <laughs> Şehir dışına çıkacağım. O yüzden böyle <laughs> tarifeli uçakla dönüyorum. CS gibi böyle ben beş yere birden <laughs> uçamıyorum. Aynı gün içinde gidip gelebiliyorum. <laughs> <laughs> o yüzden haftaya lütfen panik olmayın. İlk bölümü izleyin tadını çıkarın. İkinci bölümü de zaten e, biz o arada hazırlarız. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz haftaya. Bay bay. Haydi baba.